Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bütün Müslümanların bayramı olan Gadirhum bayramınız mübarek olsun. Hakkımızda, milletimiz ve ümmeti Muhammed hakkında hayırlara vesile olsun diyerek programımızı açmak istiyoruz. Az önce Türk milletini Gadirhum gerçeğiyle buluşturan merhum Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın unutulmayacak o konuşması ekranlara geldi. Birlikte seyrettik. Özlemle, rahmetle ve minnetle onu anıyoruz. Bu vesileyle bu akşam yaklaşık 4-4,5 saatlik bir süre içerisinde Gadirhum gerçeğini konuşacağız. Değerli katılımcılarımızla birlikte Kur'an ve Ehl-i Beyt çizgisi içerisinde dinimizin referanslarıyla Şii ve Sünni kaynaklarında Gadirhum nasıl anlaşılmalı ve bugün bu gerçek konusunda İslam aleminin pozisyonu nedir? Bunu birlikte konuşmaya çalışacağız. Tabii hem canlı yayın konuklarımız stüdyoda var hem de Skype ile yine bağlanacağımız değişik şehirlerimizden değerli ilim adamlarımızla bu konuyu konuşacağız. Baştan beri söylediğim gibi bu süre uzun bir süre belki ama Gadirhum gerçeğini anlatmaya yetmez. Çünkü gerçekten bizim bayramlarımız bizim hakkı, hakikati anlamamızda çok önemli birer ışık. Biz bu akşam aydınlatmayı düşünüyoruz. Stüdyo konuklarımızla başlayacağız. Gazeteci yazar Sayın Murat Çamaz, hoş geldiniz. Yine gazeteci yazar Sayın Hasan Hüseyin Tekin, siz de hoş geldiniz. Şimdi beraber bu bayramı aslında ihya edeceğiz. Bilmeyenlere anlatacağız. Bilenler de bu bayramın heyecanını beraberce yaşamış olacaklar. İlk olarak Murat Çamaz'la beraber başlayalım istiyorum. Murat Bey, özellikle Gadirhum gerçeği anlatılırken muhterem hocamız sık sık bunu dile getiriyordu. Hatta onunla beraber bayramları, Gadirhum bayramını yaşamak bir başkaydı. Ramazan bayramı, Kurban bayramı, bayramı en güzel insanla yaşamak bir başka bayram duygusuydu. Biz bugün Gadirhum'la ilgili olarak özellikle Maide suresi 67. ayet ve Maide suresi 3. ayetle ilk önce bir Gadirhum gerçeğini Kur'an ekseni içerisinde anlamaya çalışalım. Söz sizin. Öncelikle gerek bütün milletimizin ayrıca tüm İslam aleminin bu en büyük bayramı, en önemli bayramını tebrik ediyoruz. Gadirhum bayramı ki Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in ifadesidir bu. Konuşmasında da ifade ettiği bir altı çizilmesi gereken bir cümledir. Gadirhum bayramı en önemli bayramdır. Çünkü Hazreti Peygamber'den sonra İslam ümmetini, efendim Müslümanları bir arada tutacak olan merkezi otorite burada ilan edilmiştir. Ve ayetle beraber bizzat bunun ilan edilmesi emredilmiştir. Ve dinin tamamlandığı gerçeği de yine ayetle beraber bu Gadirhum'la alakalı olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla en önemli bayramdır, en üstün bayramdır. Bunu ifade etmemiz lazım. Şimdi Maide suresi benim tabii konum, tabii 4 saatli bir program olunca, konuklar da çok olunca mecburen işte konuları paylaşmak durumundayız. Benim konum da Maide 67 ve Maide 3. ayetlerin Gadirhum'la ve İmam Ali'nin hilafetiyle alakalı olduğu noktasında bir sunumum olacak. Şimdi önce Maide 67. ayet neyi ifade ediyor? Dilerseniz oradan başlayalım. Ayetlerimizi önce bir bilelim. Maide suresi 67. ayet şöyle. Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. Maide suresi 67. ayet bu. Şimdi dikkat ederseniz bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'den bir şeyi tebliğ etmesini istiyor. Ve bu ayetin indiği yer tüm İslam alimlerinin, Sünni ve Şii, tüm İslam alimlerinin ittifakıyla beraber Gadirhum'dur. Peygamberimizin veda haccı dönüşü uğradığı Gadirhum denilen mevkide bu ayet-i kerime nazil oluyor. Ve bundan sonra olacak olan olaylar da bu ayet-i kerime ile alakalı. Zaten tefsirler de bunu bu şekilde ifade ediyor ki bazı örneklerini anlatmaya çalışacağız. Ama burada çok enteresan bir nokta var. Eğer bunu yapmazsan,
onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun ifadesinde, yani sanki peygamberimiz, hani peygamberimize bir şey tebliğ etmesi istenmiş ama peygamberimiz bir takım endişelerden dolayı bunu tebliğ edemiyor ve burada bir ikaz, bir uyarı olduğunu görüyoruz. Burası da çok önemli bir nokta. Şimdi biraz sonra bunu daha iyi anlayacağız. Bu özellikle altını çizdikten sonra. Sonra da Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e yine bir garanti veriyor. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. Yani sana bu yapacağın tebliğden dolayı bir zarar gelmeyecek ey Habibim. Sana ya da endişe ettiklerine bir zarar gelmeyecek. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir burada bir ifadesi var. Bir de yani sen insanlara efendim zorla iman ettirmekle mükellef değilsin. Allah kafirler topluluğunu zaten hidayete erdirmez diyor. Yani endişe etme. Onlar sana iman etmeyecekse, onlar sana efendim inkar edecekse, kabul etmeyecekse merak etme. Sen onlara zaten bir şey yapamazsın diyor. Onlar zaten inkar edecekler. Ha bugün inkar edecekler, ha yarın inkar edecekler. Fark etmiyor. Zaten hani dikkat ederseniz Gadir Hum'da kafasını sallayıp daha sonra şaşan çok insan, sahabeden de insan görülmüştür maalesef. Şimdi gelelim Maide 67. ayeti kerimenin efendim sahabenin büyüklerinden olan muhaddis sahabilerden yani hadis ravisi olan, hadisle ünlenmiş olan, hadis rivayetiyle ünlenmiş olan sahabelerinden olan Abdullah İbni Abbas'ın bizzat anlatımıyla Maide 67 nedir? Maide 67 niçin inmiştir? Nerede inmiştir? Kimin için inmiştir? Bütün bunların detaylarını aslında Hazreti İbni Abbas, Abdullah İbni Abbas zaten anlatmış. Yani yorum açık konular değil bunlar aslında. Olayların ayet belli, indiği yer belli. 222 Ehl-i Sünnet kaynağının Profesör Doktor Haydar Baş Bey, bakın şu kitapçıkta, Tevhidin Merkezi Edebiyat Kitabcığı'nda 222 tane sünni kaynak. Bunlar da sınırlı değildir bu kaynaklar biliyorsunuz. Yani 300-400 civarında kaynak var aslında. Ama Profesör Doktor Haydar Baş Bey 222 tanesini almış burada. Ve bunların da 30 tanesi tefsir. Yani çok ciddi bir manada bir aslında kaynak şeyi. Bakın Hazreti İbn Abbas ne diyor? Radiyallahu anh. Maide 67 bu ayet Ali kerremallahu veçe hakkında nazil oldu. Zaten ilk cümle bu. Bu ayetin nüzul sebebi Hazreti Ali'dir diyor. Başka? Yüce Allah Hazreti Peygamber'e onun yani Ali'nin velayetini insanlara ilan etmesini emrettiğinde Resulullah insanların kendisine amcasının oğlunu başımıza geçirdi deyip kendisini kınamalarından oldukça korktu ve endişe etti. Biraz önce anlattığımız olay var ya. Hazreti İbn Abbas bunu söylüyor zaten. Endişe etti Peygamberimiz. Niye? Ya sen başımızdaydın zaten. Bir de amca oğlunu başımıza getiriyorsun. Demelerinden çekindi diyor. Endişe etti diyor. Bunun üzerine Allah bu ayeti indirdi. O da Gadir Hum'da Ali'nin velayetini ikame etti. Yani ikame etmek aslında biliyorsunuz yani sağlamlaştırmak. Yani daha güçlü bir şekilde ilan etmek anlamında. Onun elini kaldırarak şöyle buyurdu. Hazreti Ali'nin elini kaldırarak Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu diyor İbn Abbas. Ben kimin velisi idarecisi isem işte bu Ali de onların velisi idarecisidir. Allah'ım onu veli kabul edip dost olana dost ol, ona düşmanlık yapana da düşman ol. Nerede geçiyor bu? Meşhur müfessirlerden Al-Usuni'nin Ruhul Meani eserinde, tefsirinde cilt 4'te geçiyor. Bununla ilgili zaten birçok tefsir ve kaynak da var zaten. Bu sadece bir tanesini biz ifade ettik. İşte Maide 67 demek ki Gadir Hum'u ifade eden ve Gadir Hum'un, Gadir Hum vakasının, olayının, hutbesinin artık ne derseniz ya da hadisinin oluşmasını sağlayan ayet-i kerime. Bir emirle gerçekleşiyor Gadir Hum. Ve dikkat ederseniz veda haçı bitmiş, dönüyor, herkes dağılmış. 120 binin üzerinde sahabe, herkes geldiği yöne doğru gidiyor. Orası bir kavşak noktası. Kimisi gelmiş geçmiş, Peygamber Efendimiz'le vedalaşmışlar. Kimisi daha ulaşamamışlar, geride kalmışlar. Kimisi Medine yolunu tutmuş. Allah Resulü de ortalarda bir yerde. Ve bu ayet-i kerime gelince Allah Resulü bütün habercilerini o yönlere doğru gönderiyor. Geride kalanları ileriye, ileri gidenleri de geriye çağırıyor ve bütün sahabeyi
o çölün ortasında topluyor. Bu kadar önemli bir hadise. Geçenlerde bir haber bakıyorum. Yani Alevi kardeşlerimiz bir organizasyon yapmışlar. Gadir Hun kutlaması yapmışlar. Tabii onlar İmam Ali'nin hilafetinin bayramını kutluyorlar. Gadir Hun bayramını kutluyorlar. Burada tabii onları da tebrik ediyoruz bu duyarlılıklarından dolayı. Ayrı bir konu. Ama haberin veriliş şekli çok enteresan. Haberi veren ajans da şu şekilde veriyor. Maksatlı olarak veriyor. Diyor ki Hazreti Ali'nin tertif edildiği Gadir Hun olayı. Şimdi genelde efendim bu şekilde Gadir Hun'u, yani Gadir Hun'u önce inkar ettiler. Ondan sonra tamam Gadir Hun var ama burada Hazreti Ali tertif edildi. Yani iltifat edildi. Burada peygamber onu övmek için, ben Ali'yi seviyorum demek için onu davet etti şeklinde. Efendim ya çölün ortasında veda hacı bitmiş, herkes dağılmış. Peygamberimiz Ali'yi sevdiğini, İmam Ali Efendimiz'i sevdiğini tekrar ilan etmek için millet toplayacak. 10 yaşından beri Hazreti Ali, 10 yaşından beri zaten Hazreti Ali'yi tatif ediyor. Nerede tatif etmemiş ki? 10 yaşındayken o sofrada benim halifemdir demiş. Bedir'de tatif etmiş, Uhud'da tatif etmiş, Hayber'de. Hendek'te. Hendek'te, Hayber'de ne demiş? Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah onu sever, Resulü de onu sever diye bizzat ilan ettiği bir insan. Senin kılıcın üzerine İslam bina olmuştur dediği insan. Daha ne kadar tatip etsin? Benim kardeşimsin ya Ali dediği bir insan. Hazreti Ali Efendimiz. Zaten Hendek Savaşı'nda da yani Ali'nin bugün yaptığı kıyamete kadar bütün Müslümanların yaptığı ibadet ve amellerden daha üstündür diye zaten iltifatların en güzeline mazhar olmuş olan bir insan. Ya Ali Tebük Seferi'nde benden sonra peygamber gelmeyecek ama bil ki sen Musa'nın yanındaki Harun gibisin. Yani Hazreti Ali bir peygamberle mukayese ediyor. Ama benden sonra peygamber gelmeyecek diyor. Ama Hazreti Ali'nin yani peygamberimizden sonra bir peygamber gelmeyeceği Hazreti Peygamber'in Hatemül Enbiya olmasından dolayıdır. Ama şunu unutmayalım ki Hazreti Ali Efendimiz velayetin şahıdır. Hazreti Peygamber'in yolunun temsilcisi ve velayet yolunun da başıdır. Bunu da burada unutmamak lazım. Ve kıyamet gününde birçok kaynaklarda ifade edildiği gibi Hazreti Peygamber'le beraber secdeye kapanıp ümmet için şefaat isteyen bir insandır. Peygamberlerin şefaat hakkı ondan sonra gündeme geliyor. Böyle de büyük bir insandan bahsediyoruz. Ya Fatıma diyor Peygamberimiz. Cennete ilk gelecek olan ben, benden sonra da sensin diyor. Sonra Ali. Yani bütün peygamberlerden önce cennete girecek olan bir nesilden bahsediyoruz. Bir Ehl-i Beyt neslinden bahsediyoruz. Şimdi zamanımız tabii biraz sınırlı evet, herhalde. Sınırlı. Çünkü şöyle toparlayalım. Maide 67. Dediğimiz gibi Gadir Hun çok derin bir konu. Yani uzmanlık konusu ve çok iyi incelenmesi gereken ki bugün geniş geniş konuşulacak. Maide 3 konusunda da şunu ifade edelim. Bu hutbe gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin hilafetini, vasiliğini, hidayet önderliğini, imamlığını ilan ettikten sonra benim halifemdir, benden sonraki halifemdir diye ilan ettikten sonra Maide 3. ayet nazil oluyor ki son ayettir. Nazil olan son ayettir. Ve Cenab-ı Hak o ayet-i kerimede de bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim diyor. Ve Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki Allahu Ekber diyor. Elhamdülillah. Ali'nin velayeti üzerine din tamamlandı diyor Peygamberimiz. Dolayısıyla tabii şunu da ifade etmemiz lazım. Maide 3 ve Maide 67 ile alakalı bunların Gadir Hun'la İmam Ali'nin hilafetiyle alakalı olduğunu birçok sünni kaynak ifade ediyor. İşte Vahidi'nin Esbab-ı Nüzulü, İmam Gazali'nin İhyası, efendim Ruhül Meani, Ali Hüseyin'in Ruhül Meanisi, yani Sürül Alemeyn, Celaleddin Suyuti'nin efendim Celaleddin Suyuti'nin Dürül Mensur eseri, evet o eserler ve bunun gibi onlarca eser ve Profesör Haydar Başbey'in ifade ettiği gibi 222 Ehl-i Sünnet kaynağı bunu ifade ediyor. Son cümlem şu olsun. Efendim tebliğ, Maide 67 tebliğ et emri olduğu için müfessirler bunu tebliğ ayeti olarak ifade etmişler. İkmale ermesi, tamamlanması olduğu için Maide 3 de ona da müfessir dilinde ikmal ayeti olarak ifade edilir. Bununla ilgili bakın şu kaynakların tamamı tebliğ ve ikmal ayetleriyle alakalıdır. Tarih kitaplarından tutun tefsirlerine kadar
Efendim burada tebliğ ve ikmal ayetinin İmam Ali'nin hilafetiyle ve Gadir Hum'la alakalı olduğunu Sünni kaynaklar ifade ediyor. O yüzden Sünni dünyanın bunu inkar etme ihtimali yoktur. Ayet ve hadisle ve icmayla sabit olan bir olayın inkarının hükmü İslam'da bellidir. İmam-ı Gazali zaten şunu ifade ediyor. Naslarla ve icmayla sabit olan bir şeyi tevillerle yorumlamak batıldır diyor. Bunu da ifade ettikten sonra teşekkürlerimizi belirtelim. Tekrar milletimizin Gadir Hum Bayramı'nı tebrik edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Hasan Hüseyin Bey'le görüşeceğiz, görüşlerini alacağız, bu konudaki değerlendirilmelerini alacağız. Ama hazırsa eğer Sayın Sabri Terzi ile ilahiyatçı yazar. Sabri Hocam merhabalar. Merhaba Yavuz Hocam. Gadir Hum Bayramı'nızı tebrik ediyoruz. Ben de sizin güzel bayramınızı tebrik ediyorum. Malum Gadir Hum Bayramı dendiği zaman muhterem hocamız hemen aklımıza geliyor ve onun Gadir Hum Bayramı günlerinde yaptığı açıklamalar, Ehl-i Beyt'i anlatışı, hiç unutulmayan gerçekleri bizlere hatırlatması. Sizden de şunu öğrenelim. İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma-tü Zehra Aleyhisselam annemizin hilafetle alakalı görüşleri nelerdir? Bu konuyu da sizden almak isteriz. Evet Yavuz Hocam, öncelikle ben şahsınızda Meltem ailesinin, Meltem Medya grubunun ve milletimizin ve bütün inananların, bütün Ehl-i Beyt'e gönül vermiş bütün Ehl-i Beyt yarenlerinin, dostlarının bu güzel gününü, Gadir Hum Bayramı'nı canı gönülden ben de tebrik ediyorum. Ve hemen arkasından özellikle Sünni dünyaya, bizim de içinde bulunduğumuz dünyaya Gadir Hum gerçeğini, velayet gerçeğini, imamet gerçeğini ve özellikle de Gadir Hum Bayramı'nı ikram eden, tanıtan ve bizi Ehl-i Beyt dünyasına, Ehl-i Beyt ufkuna, Ehl-i Beyt'in o güzide insanlarıyla tanıştırıp onların dünyasına gark eden çok değerli üstadımız Profesör Doktor Haydar Baş Hocamı da hem rahmetle, hem özlemle, hem minnetle ve şükranla bir defa daha yad etmek istiyorum. Çünkü onun şahsında biz Gadir Hum'u tanıdık. Onun şahsında biz velayeti, imameti, İmam Ali Efendimiz'in şahsını, Fatıma-tü Zehra'yı, Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin'i, 12 imamı, 12 imamın hakikatını, 12 imam gerçeğini onun şahsında tanıdık. Ve onun çünkü 14 ciltlik, hatta 15 ciltlik Masum Annemiz'de yazdıktan sonra ortaya koyduğu o külliyatla, Ehl-i Beyt külliyatıyla biz o dünyayı tanıdık. O açıdan sadece İmam Ali'nin ismiyle müsemma olan, bırakın diğer bütün eserlerini, diğer şahısları bir tarafa, İmam Ali ile alakalı yazdığı eserle alakalı bile Muhterem Hocama çok ciddi manada minnet borcumuz var. Onu bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum. Çünkü bize o tanıttı, Gadir Hum gerçeğini o tanıttı. Onun sayesinde Muhterem Hocamın şöyle bir ifadesi vardı Yavuz Hocam. Eğer demişti ben İmam Ali eserini yazmasaydım, inanın vallahi kıyamette Ali'nin yüzüne bakacak yüzüm olmazdı demişti. Biz de aynı şekilde diyoruz ki eğer Muhterem Hocam bize Gadir Hum gerçeğini, velayet gerçeğini, Ehl-i Beyt gerçeğini tanıtmamış olsaydı, yazmamış olsaydı biz de ne İmam Ali'ye, ne Fatıma-tı Zehra'ya, ne de Resulullah'ın yüzüne bakacak, onlardan himmet, şefaat isteyecek yüzümüz olmayacaktı. O açıdan Muhterem Hocam'ı sadece biz değil, bizden sonraki kuşaklar da kıyamete kadar Ehl-i Beyt anıldığında, Gadir Hum Bayramı anıldığında mutlaka Profesör Doktor Haydar Baş Hoca'nın da ismi anılacaktır. Bunu da bu şekilde belirtmemizde fayda var. Öncelikle şunu ifade edeyim. Kısa bir 10 dakikalık zaten süre tanımıştınız bize. Ben süreyi aşmamaya çalışacağım inşallah. Başta İmam Ali Efendimiz olmak üzere, kainatın efendisi olmak üzere, Fatıma-tü Zehra, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve onun soyundan gelen o pak nesil, Allah'ın Kur'an'da tatvir ayetiyle övdüğü, tertemiz kıldığı insanlar topluluğudur. Ahzab suresi 33. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak onların tertemiz olduğunu ifade ediyor. Bir başka ayette ise, Meveddet ayetinde ise, Şura 33'te, 23 ayetin kerimesinde ise, Ehl-i Beyt'i sevmenin bir borç olduğunu, hatta Peygamber Efendimiz'in lisanıyla قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى de ki ey Habibim, ben bu peygamberliğime karşılık sizden herhangi bir ücret karşılık istemiyorum. Bir tek şey istiyorum, o da Ehl-i Beyt'imi sevme, Ehl-i Beyt'ime meveddet. Nasıl sevgi?
Öylesiye sevgi, sonsuz sevgi, her şeyini feda edercesine bir sevgi. İşte bu sevginin gereğidir ki, bu ayetler belki sıralanabilir ama bu sevginin gereğidir ki Murat hocamızın ortaya koyduğu, Murat Bey'in ortaya koyduğu Maide 67. ayet-i kerimenin de gereği Cenab-ı Hak velayetin şahı olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra bir iman hakikati olarak ve sadece bir efendim bir rivayet değil bir iman hakikati olarak Hazreti Ali Efendimiz'in peygamberden sonraki birinci insan olduğunu tespit etmiştir. Şu var bizim sünni dünyada. Bizim dünya diyorum çünkü biz de o dünyanın içerisinde yetiştiğimiz için bunu söylüyorum. Hani hocam hep şunu söylerdi. Biz de sünni dünyadan gelen insanlarız. Ah keşke Alevi olabilsek. O fıkhı, o ilmi, o hakikatları her manada özümseyip de İmam-ı Cafer'in fıkhını mesela uygulayabilsek. Niye? İmam-ı Azam'a hocalık yapan insandır o. Burada bu bir iman hakikatidir. Şunu çok rahat söyleyebiliriz. Allah'ın ve Resulünün beyanının yani nasların olduğu yerde İmam-ı Ali'nin peygamberden sonraki birinci insan hakikatinin olduğu yerde birilerinin İmam-ı Ali'yi 3'e veya 4'e veya 5'e koyması Allah'a ve Resulüne ve nasba rağmen yapılan bir uygulamadır. O açıdan İmam-ı Ali'nin 1'de olmadığı, 1'de olmadığı bütün sıralamalar yanlıştır ve batıldır. İmam-ı Ali'yi 1'e koyarsanız arkasından her şeyi söyleyebilirsiniz. İmam-ı Ali'yi eğer imametin başı olarak, velayetin başı olarak, idarenin başı olarak tayin ederseniz ondan sonra arkasına birçok şeyi sıralayabilirsiniz. Ama efendim şöyle bir sıralama. 1'de Ebu Bekir, 2'de Ömer, 3'de Osman, 4'te Ali gibi bir sıralama batıldır. Ayete ve hadis-i şeriflere tek bir uygulamadır. O açıdan biz muhterem hocamın bize öğrettiği o külliyatta şunu ortaya koymakta fayda var. Benimle alakalı İmam Ali Efendimiz'in hilafetle alakalı sözlerini, Fatıma-i Zehra'nın hilafetle alakalı sözlerini ortaya koyacağım. Ama bir hakikat var. Gadi Ruhum'daki ortaya konulan, nasb ile ortaya konulan hakikattır, vakıadır, Allah'ın ve Resulünün beyanıdır. Allah'ın ve Resulünün beyanına rağmen sakifede ortaya koyan da ihanettir. Tek kelimeyle ihanettir. Yani ve sakife Gadi Ruhum'un zıttıdır. Kadiryum'daki hakikattır, Sakife'deki beyan yalandır. Sakife'deki fitne ve ayrılık olmamış olsaydı, bugün İslam dünyasının hali böyle olmayacaktı Yavuz Hocam. Ve biz bugün, yani bu şu anda 20. asırda, eğer Alevi, Sünni, Şii diye bir ayrımla, böyle bir tehditle, böyle bir algıyla Müslümanlar arasındaki bir fitneyi konuşuyorsak, bunun başlangıç noktası sakifedir. Yine muhterem hocamın ifadesiyle Allah'ın ve Resulünün olduğu, Allah'ın ve Resulünün emrettiği, nasbın olduğu bir yerde nasba rağmen bir beyan ortaya konulamaz, bir görüş ortaya konulamaz. Sakifede bu yapılmıştır. Bu düşünce, bu yanlış, bu çığır bugüne maalesef taşınmıştır. Ama bugün bir şey olmuştur. O sakifedeki yanlışı Profesör Doktor Haydar Baş Hoca, Allah ona gani gani rahmet eylesin, 21. asırda verdiği mücadeleyle, ortaya koyduğu eserlerle Alevi ve Sünni'nin kardeş olduğunu, Şii'nin kardeş olduğunu, aralarında itikaden de amelen de hiçbir farklılığın olmadığını, hatta Şii itikadının, Şii uygulamasının, amel esaslarının Sünni itikattan ve Sünni amel esaslardan bir adım önde olduğunu ortaya koymuştur. O açıdan bugün birilerinin efendim İslam'ı ve sünneti ve Kur'an'ı tekeline alarak Alevi'yi ve Şii'yi dışlaması veya ötekileştirmesi İslami bir uygulama değildir ve yanlıştır ve batıldır. Ben bunları söyledikten sonra Hazreti Ali Efendimiz'e işi getirmek istiyorum. Arkadaşların hepsi belki birçok farklı konularda Kadir Ruhum'u ortaya koyacaklar. Murat Bey özetledi. Maide 67. ayet-i kerimenin gereğinde Peygamber Efendimiz Kadir Ruhum denilen yerde ashabını topladı
ve onlardan önce teyit aldı. Ben sizin peygamberiniz, ben kadın ve erkeklerin güvendiği tek insan değil miyim? Evet. 6 defa bunu yaptıktan sonra Hazreti Ali Efendimiz'in elini kaldırarak "Men kuntu mevla fe aliyyun mevla." Ben kimin idarecisi isem, velisi isem, mevlası isem Ali de onun idarecisidir, mevlasıdır. Benden sonra Ali kıyamet sabahına kadar gelecek hidayet rehberlerinin önderidir. Özetleyecek arkadaşlar bunları. Yani buna rağmen ki buradaki kabule rağmen Hazreti Ömer'in oradaki Hazreti Ali Efendimiz'e hitaben "Ebehin behin ya Ebel Hasan, ey Hasan'ın babası, seni tebrik ediyorum, çok yaşa, mümin erkek ve mümin kadınların reisi oldun, imamı oldun, idarecisi oldun" demesine rağmen Numan, Haris bin Numan el-Fihri'nin Peygamber Efendimiz'in karşısına çıkarak "Bize dün peygamberliği getirdin, Allah'ın birliğini getirdin, buna inandık. Şimdi Ali'yi mi dayatıyorsun bir manada? Bu eğer senden mi, Allah'tan mı? Bu Allah'tansa benim başıma taş yağsın" dediği noktada Cenab-ı Hak bunu teyit için, yani bu hükmün peygamberden sonraki idarecinin, velinin, imamın, halifenin Ali olduğunu teyit için o anda daha atına binmeden taşı indirerek o Haris bin Numan el-Fihri'nin kafasını yarmıştır. Beyninden giren taş ayağından çıkmıştır. Bu başka hakikat. Yani o bir oradaki kabule rağmen insanlar sakifede, peygambere rağmen daha aradan 2 ay geçmeden bu sözlerinden hilaf etmişlerdir. Batıla düşmüşlerdir. Fitneye düşmüşlerdir. O fitne maalesef bugüne taşınmıştır. Hazreti Ali Efendimiz'in ben sözüyle bitireceğim. Fatıma annemizin sözüyle bitireceğim. Hilafet işte sakifede kendilerince bir halife tayini yapılıyor. Hazreti Ali Efendimiz galiba bağlantıda bir problem oldu. Biz devam edelim arkadaşlar isterseniz. Sayın Zeki Garacıoğlu var ekranlarda görüyorum. İlahiyatçı yazar. Onunla beraber devam edelim. Sabri Hocam az önce Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma annemizin hilafet hakkındaki görüşlerine değindi. Bir bölümü belki teknik sebeple belki ulaşımda problem. Problem değil aslında. Zeki Hocam, ortak paydamız, müşterek ortak paydamız Ehl-i Beyt'tir. Aslında bunu hocamızdan biz sıklıkla unutulmayacak bir cümle olarak tevhidin merkezi Ehl-i Beyt şeklinde bir özet olarak zaten hep duyuyorduk. Bunun biraz açılımından bahsedersiniz, neler söylersiniz? Sesim geldi mi? İyi akşamlar diliyorum. Oradaki arkadaşlara da sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum. Kadir Hun Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gerçekten esasen tevhidin merkezi Ehl-i Beyt. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın ısrarla üzerinde durduğu çok önemli bir konu. Niçin böyle? Esasen bunu müzakere etmemiz lazım. Özellikle son dönemde hocamız ısrarla karanlık, zifiri karanlığın geldiğinin altını çiziyordu. Bugün arka planda küresel dünyanın insanlık üzerinde, hani İslam üzerinde diyelim, insanlık üzerinde çok büyük bir oyun oynadığını görüyoruz. Biraz da arkaya bakabildiğiniz zaman hem insanlığı bozmak yönünde çok büyük bir oyun var, hem bütün devletleri çökertmeye yönelik esasen çok büyük bir senaryonun ortaya konduğunu görüyoruz. Bu oyunu bozmanın yegane yolu Ehl-i Beyt pınarından beslenen bir iradeyle birlikte hareket etmek. Bir, iki, Ehl-i Beyt pınarından beslenen ilimden istifade etmek. Esasen bunun dışında başka bir çözüm yok. Çünkü bu el esasen şunu çok net altını da çiziyor insanlar. Şeytanı temsil ediyor. Küresel, hani şirketler diyelim, dünya diyelim, insanlıkla oynayacak
efendim devletlerle oynayacak bu büyük tehlike esasen bu büyük oyunu insanlığa oynayacak. Bugün niçin ortak payda, müşterek payda Ehl-i Beyt olmalıdır? Çünkü Ehl-i Beyt'te çözüm var. İnsanlığa oynanacak, İslam dünyasına oynanacak bu oyunu çözebilecek irade Ehl-i Beyt iradesi. O yüzden bu ilme ihtiyacımız var. Mesela çok enteresan, esasen Kadir Hum'da çok büyük bir sapma yapıldı. Sapma ortaya kondu. İnsanlık esasen yaratılış sebebi, bağlayacağım isterseniz saati de ayarlayalım. Çünkü uyarılar yapıldı. İnsanlığın yaratılış gayesi çok net. Allah'ı tanımak ve ona ibadet et. Allah'ı tanımak ve mahalep tüccin nevelinse illa liyabudun buyuruyor Cenab-ı Hak. Esasen insanlığın temel görevi Cenab-ı Hakk'ı tanımak. Hayatı onun üzerine bina ederken Allah'ı ve dini bir kenara itmek isteyen büyük bir oyun tezgahlandı. Peki buradan çıkış olmalı mı? Zaten yaratılış gayemizi yok etmeye yönelik büyük oyun oynanırken bu süreci bizim anlamamız lazım. Peki anlayalım. Cenab-ı Hak yolu belirledi mi? Evet, peygamberler gönderdi. İşte az önce arkadaşlarımız anlattı. Bundan sonra da arkadaşlarımız altını çizecek. Peygamberler gönderdi. Ne için? Allah kendini tanıtıyor. İnsana görevini tanıtıyor. Ve yaratılış gayeniz bu. Bu çerçeve içerisinde siz hayatınızı sürdürün. Peygamber sonrası başı boş bırakmadı. Onu da Profesör Doktor Haydar Baş hocamız çok net ortaya koydu. Peygamber sonrası, işte bugün konuştuğumuz Kadir Hum, peygamber sonrası insanlık yalnız bırakılmadı. Velayet yolu ortaya kondu. Esasen Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu velayetin başı iradeye teslimle ilgili birçok ayeti de zaten Kur'an'da görüyoruz. Kadir Hum'da bu sapma yaşandı. Evet, Profesör Doktor Haydar Baş hocamız ortaya koydu ve bu süreç risalet sonrası velayete devam edecek. Esasen altını çizmek istediğim husus şu. Evet, bugün bir büyük bir oyun oynanıyor mu? Evet, oynanıyor. Bir, insanların karakterleri bozulmak isteniyor. Evet, toplum bozulmak isteniyor. Kurumlar bozulmak isteniyor. İnsanlık üzerinde oynanan bu oyuna bir çözüm üretmemiz gerekiyor. İşte bu çözüm bugün Profesör Doktor Haydar Baş hocamız, evet, Kadir Hum'daki sapmayı ortaya koydu. Onun dışında bu oyundan çıkmak için bugün, esasen bugüne de gelip bunu da konuşmamız lazım. Evet, bir çıkış ortaya koyalım. Evet, nasıl koyalım? Bugün insanlığın problemleri nedir? İnsanlığın üzerinde oynanan oyunun temel problemleri ne? Bir, evet, karakterleri bozmaya yönelik bir sürü argüman. Bugün sosyal medyasından vesairesine kadar, evet, bu karakter bozulacak. Bunun karşısında o zaman ortak payda neyi bulacağız? Ehl-i Beyt'in hayata bakış tarzı. Ehl-i Beyt'in ibadet anlayışı. Ehl-i Beyt'in efendim maneviyat anlayışı. Ehl-i Beyt'in ilim anlayışı. Dolayısıyla karakterimizi koruyacak bütün hususları bizim anlamamız lazım. Peki bu süreç nedir? Bu süreç, hani açın, Ehl-i Beyt külliyatı niçin yazıldı? Evet, bu insanın korunmasına yönelik hareket tarzı. Evet, bu Ehl-i Beyt imamlarının hayata bakışı, ibadet anlayışı, işte neyse dua anlayışı, bunların hepsini incelediğiniz zaman bugün ortak payda olarak hem Şii dünya hem Sünni dünya bu yaşantıyı ortaya koyması lazım. İşte burada kendimizi korumaya yönelik bu ibadet anlayışını benimsememiz lazım. Kendimizi, evet, güçlü insan ortaya çıkması lazım. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız
Asıl mesele insan meselesidir dediği noktada bu hususun o Ehl-i Beyt külliyatından okunarak yaşama geçirilmesi gerekiyor. Çözümlerden bir tanesi bu. Burada bitmiyor. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız evet bir insanı bozmaya yönelik tedbirleri zaten uygulama olarak her dönemde esasen hem gösterdi hem de anlattı. Burada Ehl-i Beyt külliyatını yazarak esasen bu bozulacak insana karşı ortaya koyacak bu süreci çok iyi algılamamız, yaşamamız ve insanlara anlatmamız lazım. Yeterli değil. Bugün oynanan en büyük oyunlardan bir tanesi Ehl-i Beyt anlayışı ile esasen bu oyunu bozacak milli ekonomi modelini de ortaya koydu. Bu da çok önemli. Niçin? Bugün İslam dünyasına bakın, insanlığa bakın. Sizin her yönüyle bozulma süreci nedir iktisadi açıdan? Hem insanı bozacaklar hem devletleri bozacaklar. Niçin? Çünkü ekonomik olarak arka plandan yazılan bu büyük senaryoda insanlığa yer yok. Peki Ehl-i Beyt dünyasından beslenen anlayışın modeli var mı? Evet, milli ekonomi modeli. Bugün bu milli ekonomi modelini ortaya koyarak bütün iktisat problemlerini çözecek bir hazinemiz var. Bugün İslam dünyası, Şii dünya, Sünni dünyanın çözüm noktası var mı? Evet. Bütün problemlerini çözecek milli ekonomi modeli var. İşte bu Pınar'dan beslenen, devletin baba anlayışı diyeyim, bütün iktisat problemlerini çözecek büyük bir hazine var. Bu aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın insanlara sunduğu bu büyük nimetlerin formülize edilerek insanlığa sunulmasıdır. Bugün özetleyerek bitiriyorum. Bugün evet ortak payda Ehl-i Beyt. Bu bir slogan değil. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız bütün problemlerin çözüm merkezi Ehl-i Beyt anlayışındadır. Bunu hem maneviyat alanında diyebilirsiniz, hem yaşam alanında, iktisat alanında, itikad alanında, ibadet anlamında, ahlak anlamında bütün sorunların çözümü Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt'in zengin bu dünyasında. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız bunları önümüze koydu. Bugün Ehl-i Beyt dünyası ortak payda olarak buluşacağı bir adresi var. Profesör Doktor Haydar Baş kadrosu, evet eserleri ve bu eserleri anlayarak hem insan üzerinde oynanan bu oyunları çözecek büyük bir zenginlik var. Hem devletler üzerinde çok büyük bir oyun oynanıyor. Bunları da çözecek Ehl-i Beyt külliyatı var, milli ekonomi modeli var. Dolayısıyla Haydar Baş hocamızın bıraktığı bu zengin miras var. Bugün hem Şii dünya hem Sünni dünya Ehl-i Beyt'in bu zengin dünyasında bir araya gelerek buradan istifade ederek bu büyük oyunu bozabilir, zengin bir insanlık gönlü ortaya çıkar. Dolayısıyla bütün bu sorunları çözecek olan insan hem insanlığın problemlerini çözecek hem dünyaya oynanan bu oyunu boşa çıkaracak bir yapıya sahibiz. Bu bayramda şunu dileyelim, bitiriyorum. Kadir Rum bayramını kutluyoruz. Kadir Rum elbette Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Ali ile birlikte Allah'ın murad ettiği şekilde yürüme yoludur. O zaman bugün Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın eserleriyle, uygulamalarıyla ortaya koyduğu bu süreç hem Şia dünyasının hem Sünni dünyanın bütün küresel dünyanın önünde belki diz çöktürülmek istenen bu dünyanın kurtuluş reçetesidir. Bunu bu akşam anlayalım, inşallah yaşayalım ve İslam dünyası üzerine, insanlık üzerine oynanan bu oyunu boşa çıkaralım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Zeki Hocam. Verdiğiniz bilgiler dolayısıyla. Stüdyoda yine gazeteci, yazar, saygıdeğer dostumuz Hasan Hüseyin Tekin var. Şimdi Zeki Hocam da bahsetti. Birlik, beraberlik, müşterek payda, Ehl-i Beyt, imanda birlik, İslam'da birlik, ahlakta birlik derken bu birliği temin edecek Ehl-i Beyt imamlarıyla beraber onlardan beslenen İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet bin Hanbel gibi bütün bu mezhep imamlarının
hep Ehl-i Beyt'in safında olduğu gerçeği var. Bu konuda neler söylersiniz? Evet. Ben de başta sizin şahsınız olmak üzere Murat Bey'in, bütün arkadaşların, ekranda bizi izleyen herkesin bayramını kutluyorum. Saniyen bizlere bu bayramı anlatan, tanıtan, hakkıyla üreten, yani tam manasıyla üreten Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i de, hocamızı, her şeyimizi rahmetle, minnetle anlıyorum. Gerçekten o olmasaydı biz bundan hiçbirini bilemeyecektik. Bilsek bile yanlış bilecektik. Murat Bey'in az önce anlattığı gibi. Şimdi bu tabii çok önemli bir konu. Hakikaten eğer bu konuları bilmeden kabre girseydik gerçekten çok sıkıntı çekecektik. Yani şu anda hem dünyamız hem ahiretimiz aslında mamur oldu bu bayramla beraber. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Çünkü bir Allah bir kulunu sevdiği zaman ona gerçekten ilminden ve bu feyzinden, bereketinden istifade ettirir. Biz de ne mutlu ki o bilgiye eriştik, inşallah hakkını veririz. Öyle bir temenniyle başlayalım. Şimdi tabii İmam Ali Efendimiz'in hilafeti şöyle sanılmasın. Yani kimsenin bir haberi yok. Hiçbir şeyden kimsenin haberi yok. Bir anda Peygamber Efendimiz geldi, ben bunu halife ilan ettim. Allah'tan bana böyle bir emir geldi şeklinde değildir. İmam Ali Efendimiz'in hilafeti aslında hani Cenab-ı Allah buyuruyor ki peygamber için levleke levleke ve me halaktehul eflek. Yani ya Habibin sen olmasa hiçbir şey yaratmazdım. Eflakları, felekleri hiçbir şey yaratmazdım. Esas da peygamber yaratıldığı andan itibaren, onun ruhu yaratıldığı andan itibaren Hazreti Ali halifeydi zaten. Bunu nereden biliyoruz? Aslında burada Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Mesela Bakara suresinin 38. ayetinde Hazreti Adem'le ilgili anlatılan mevzu aslında bunu anlatıyor. Diğer taraftan Tevrat'ta Hazreti Ali'nin peygamberin vasisi olduğu, amcaoğlu olduğu yazılıdır. Bunu nereden anlıyoruz? Hayber Savaşı'nda efendim Hazreti Ali meydana çıktığı zaman hahambaşı soruyor kim bu diyor. Bu diyor ki peygamberin amcaoğlu, halifesi işte efendim vasisi diyor. Deyince bu haham başına kum atmaya başlıyor. Yani eyvahlar olsun diyor. Biz yenildik diyor. Ha diyorlar ki nerede yenildik? Daha savaş başlamadı. Bunun ismi diyor Tevrat'ta İlya olarak geçiyor ki biz bunu tanıyoruz diyor. Şimdi bu bilinmeyen bir şey değil yani. Yani sanki hemen bugün ortaya çıkmış gibi anlatılıyor ya. Hani o gün ortaya çıkmış bir olay değil. İkinci meseleye gelince Hazreti Ali'nin hani hayatı boyunca yani peygamberle yaşadığı bütün diyaloglarında vasi olduğu çok net ortada. Bütün peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de bu çok nettir bu olay, vasilerini tanıtmakla da mükelleftirler aynı zamanda. Bu onların bir vazifesi. Mesela Hazreti İbrahim'in vasisi kim? Hazreti İsmail. Çok net geçiyor. Değil mi? Mesela Hazreti Zekeriya'nın vasisi kim? Hazreti Yahya. Hazreti Yahya'nın vasisi kim? Hazreti İsa. Bu şekilde gidiyor bu. Hazreti Musa'nın vasisi kim? Hazreti Harun. Hepsinin var vasileri. Neden peygamberin vasisi olmasın? Burada bir de şöyle bir şey var. Her gün okuduğumuz salli barik duaları var. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed diyoruz değil mi? Şimdi orada Ali Muhammed'den ve Ali İbrahim'den bahsediliyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın sünneti de, sünnetullah gereği ki Ali İmran suresi de var. Bu kutsal insanlar, bu soylar belli şeylerden devam ediyor. Belirli sülalelerden efendim devam ediyor. Yani Hazreti Peygamber'in vasisinin Çin'de olması mümkün değil. Veya onun akrabası dışında olması mümkün değil. Bütün vasiler ya babadır, oğuldur. Yani ya çoğunlukla zaten yani o nesilden geliyor. Yani bir istisna var belki, o da Hazreti İsa'nın hani babası olmadığı için efendim Hazreti Yahya'nın teyzesinin oğlu olmasıdır mesela. Orada da bir akraba. Onlar da Ali İmran'dan. Dolayısıyla mesela Ali İmran'ın dışında bir vasi gelmesi, bir peygamber gelmesi o esasında mümkün değil zaten. Bu esas da salli barik dualarında biz bunu öğreniyoruz. Aslında her gün bunu söylüyoruz. Şimdi burada salli barik denince İmam-ı Şafii akla geliyor. Madem öyle konumuza da girelim. Mesela İmam-ı Şafii diyor ki bir şiirinde, ben özellikle şiirlerini çıkarttım. İmam-ı Şafii'nin Ehl-i Beyt'le alakalı şiirleri var. Şimdi diyor ki ye ehli beyti Resulullah hubbukum fardun min Allah fil Kur'an enzelehu. Bu bir beyit, ikinci beyti var. Diyor ki ey ehli beyt diyor. Allah'ın size Kur'an-ı Kerim'de sevmemizi emrettiği, farz olduğu ey ehli beyt. Allah diyor Kur'an indirdi, orada sizi sevmemizi emretti diyor. Öylesiniz siz diyor. Bak burada çok enteresan bir şey var ikincisinde. Kefekum min azimil kadri
ennekum men lem yusalli aleykum la salate lehu. Diyor ki salli barik okunmayan, hani size salat ve selam edilmeyen namazın kabul olmaması sizin kadir ve kıymetinizin anlaşılması bakımından yeterlidir diyor. Bakın yani bir insan namaz kılsa, salli barik okumasa namazı kabul olmuyor değil mi? E bu kime salat ediyorsun sen? Ali Muhammed dediğin Hazreti Ali. Hazreti Ali'ye selam göndermeden namazın kabul olmuyor. İmam Hasan, İmam Hüseyin'e, Hazreti Fatıma'ya yani imamlara, Hazreti Mehdi'ye selam etmeden namaz Allah kabul etmiyor. Yani Ali İbrahim'e, Ali Muhammed'e selam göndereceksin. Allah bunu bize emrediyor. Şimdi İmam-ı Şafi biliyorsunuz hani sünnilik deyince akla gelen tek isim değil mi? Yani diğer imamlarla beraber ama çok önemli bir isim. Hani ondan daha sünni olmamız mümkün mü? Hiç kimse yapamaz. Evet, Ehl-i Beyt'e en yakın mezheptir. Mesela çok meşhur bir ifadesi var. İnkâne raftan hübbu âli Muhammed felyeşhutussa kalân ene râfidî. Herkes yani diyor ki, eğer diyor, çünkü o zaman Ehl-i Beyt'i sevenleri dinsizlikle suçluyorlardı. Emeviler, Abbasiler, rafizilik, dinsizlik demek. Eğer diyor, âli Muhammed'i yani peygamberin ailesini sevmek dinsizlikle, ey insu cinse, sakalan demek incin yani taifesi. Şahit olun ben dinsizim diyor. Bak mesela. Şimdi başka bir şiirinde bu enteresan. O dönem Emeviler baskı yapıyorlar. İşte Abbasiler neyse o dönemki yaşadı. Ve diyorlar ki Ehl-i Beyt'i inkar et kesinlikle. Çıkacaksın Ehl-i Beyt yoktur diyeceksin. Onların fazileti yoktur diye ona ciddi baskı yapıyorlar. O da onlara bir şiirle cevap veriyor. Diyor ki İnne ibadun lifete enzele fihi hel'ete İlâ mete ektimuhu, ilâ mete, ilâ mete. Şimdi inne, anlamı şu, yani diyor ki ben diyor, o kahraman kullar diyor. İbâdül fete kahraman kullar. Onlar için Hel'ete suresi inmiş. Hel'ete insan suresi biliyorsunuz. Hel'ete alel insâni hînun diye başladığı için Araplar genellikle öyle şey yaparlar. Hel'ete derler. Bu kahraman kullar için Hel'ete suresi inmiş diyor. Ben onları nasıl inkar ederim, nasıl inkar ederim diyor. Mümkün değil yani. Yani öyle bir şey siz de tevessül etmeyin diyor. Mesela böyle bir cevabı var. Başka bir şey de diyor ki mesela çok enteresan. Le in kâne zenbi hubbu âli Muhammed. Eğer diyor benim diyor günahım Ehl-i Beyt'i sevmekse. Fezâlike zenbun lestu anhu etûb. Ben diyor böyle bir günahın tövbesini etmeyeceğim diyor. Böyle bir günah var ben bunun tövbesini etmiyorum diyor. Hum şufa'i yevm haşri ve mevkifi. Diyor ki bunlar diyor, onlar diyor, benim diyor şefaatçim ne zaman? Haşir günü. Haşir günü benim hani konumumu onlar belirleyecek. Onlar bana şefaat edecek. Keserni yevm zek zunub. İnşallah diyor o gün diyor benim bu günahlarım artar. Yani onları sevme günahım inşallah artar. Çok mükemmel bir şiir yani. Aslına baktığımız zaman mezhep imamlarımızın hepsinin birer dava adamı olduğu tabii. Ve bu dava adamı olurken de dini yaşamada Ehl-i Beyt'i önlerine rol model olarak koyduklarını görüyoruz. Yani her görüşlerini aslında onlardan beslenerek söylüyorlar. Aslında bütün mezhep imamları Ehl-i Beyt mektebinin öğrencileri. Şimdi bu son şiirini de okuyayım. İmam-ı Azam'la ilgili şey var. Zaten süremiz çok kısa olduğu için evet. Aslında bu çok geniş bir konu. Burada da enteresan yani yine Kur'an'dan yani Kur'an'ı tefsir ediyor aslında burada. وَلَمَّ رَائِتُ النَّاسَ قَدْ زَهَبَتْ بِهُمْ mezahibuhum fi abhurul gayy vel cehl. Diyor ki ben ne zaman gördüm ki insanların diyor hani yani sapıklık ve cehalet yoluna girdiklerini gördüğüm zaman ki bu Emevi Abbasi dönemidir. Yani tam bir sapıklık ve cehalet dönemi onu tarif ediyor aslında. Rekibtu ala ismillahi fi sufunul nece. Allah'ın ismi ne diyor? Kurtuluş gemisine bindim diyor. Ve hum ehli beytil Mustafa khatamer rusul o diyor. Peygamberin yani Ehl-i Beyt'in son peygamberin gemisi diyor. Ve emsektu hablullahi ve huve velâuhum. İşte burada enteresan. Ve diyor velayet olan o Allah'ın ipine tutundum diyor ki keme kad umirna bit temessük bil hab. Ki Kur'an'da bize emredildiği gibi yani tutunuz diye bize emredildiği gibi diyor o ipi tuttum diyor. Kim bu şiirleri söylüyor? İmam-ı Şafii. Şimdi bundan hani Ehl-i Beyt'i bu kadar övebilmek mümkün mü? Mümkün değil. Ve bunu yaparken de yanlış anlamayın, o günün zalim diktatörlüğüne karşı yani Emevilere, Abbasilere karşı bunu yapıyor. Yani bu şiirlerini hani normal bir şiir yarışmasında söylemiyor. Yani onlara karşı cevaben söylüyor
ve halkta çok büyük bir infial oluyor. Yani çok büyük bir etkiye sahip. Çünkü biliyorsunuz Araplarda şehir hani cahiliye döneminde olduğu gibi her dönemde çok büyük bir etkiye sahiptir. Yani şiirle bir şeyi anlatmak çok farklı bir şey. Çünkü burada bilen de var, bilmeyen de var, okuma yazma bilen var, hiç bilmeyen de var. Onların tamamı bundan etkileniyor. Şimdi burada şunu ifade edelim. Özellikle Kerbela'dan sonra, bakın Kerbela'dan sonraki Profesör Doktor Haydar Baş hocamız İmam Cafer adlı eser çok net anlatıyor bunu. Kerbela'dan sonra ve İmam Zeynül Abidin döneminde, İmam Muhammed Bakır döneminde çok ağır baskılar var. Çok ağır baskılar var Ehl-i Beyt mensupları üzerinde. Hiç kendilerini ifade dahi edemiyorlar. Hatta İmam Zeynül Abidin mesajlarını dualarla veriyor. İmam Cafer dönemi Emevilerin yıkıldığı, Abbasilerin çıktığı dönem olduğu için biraz daha rahatlıyor Ehl-i Beyt ekolü. Ve İmam-ı Cafer 4000'e yakın insan yetiştiriyor. Zirve insan ama bunlar. İşte Ömer bin Hayyan bir tanesi, o kimyacı mesela. İşte ve Cabir bin Hayyan. Cabir bin Hayyan gibi. Ve hatta diyor, deniyor ki o zaman namaz kılmak unutulmuş, hac unutulmuş, her şey unutulmuş. İmam Cafer tekrar o, hatta şu ifadeyi sık sık kullanıyor. Ceddimin yolunu diriltmek diyor. Dinini canlandırmak diye bir ifade kullanıyor sık sık. Şimdi esas da bu mezhep imamlarının yetişmesi onun döneminde oluyor. Yani fıkhı anlatıyor. Çünkü fıkhı bilen insanlar yok. Emeviler tamamen olayı manipüle etmişler. Şimdi tam o dönemde işte Numan bin Sabit çok zeki bir insan aslında. İşte gidiyor. Emeviler diyorlar ki sen diyor işte itibar suikastı yapmak istiyorlar İmam Cafer'e. Bir türlü tabii yenemiyorlar onu. Diyorlar ki 100 tane soru hazırla. Evet, kaç tane ise git ona sor ve onu böyle sunma aşam rezil et. Hani herkes efendim onun efendim bilgisiz olduğunu görsün ve senin karşısında acziyetini itiraf etsin. Böylece bizimle uğraşamaz. İtibarı gitsin diye. Tamam diyor. 100 tane soru hazırlıyor. Gidiyor İmam Cafer'in mescidine gidiyor. Mescid-i Nebevi'ye gidiyor. Oturuyor. İmam Cafer aleyhisselam hiçbir soru sormadan bütün sorularına cevap veriyor. Hatta bir rivayete göre Numan bin Sabit elini cebine attığı zaman o kağıdın kül olduğunu görüyor. Sonra tabii İmam Cafer'in çok büyük bir insan olduğunu anlıyor ve ona intisap ediyor. Bunun üzerine Emeviler biliyorsunuz onu şehit ediyorlar. Hapiste döve döve. Yani İmam-ı Azam böyle bir insan. İmam-ı Azam'ın bir sözü var. Levleke seneten heleken ömen. Yani ben ne diyor? Son iki senem olmasa Numan helak olmuştu. Hatta bunu mezar taşına yazdırdığı söyleniyor. Şimdi diyorlar ki ya İmam son iki sene ne oldu da sen kurtuldun? Yani sen alim bir insansın. İmam Cafer'le tanışmasaydım diyor ben helak olmuştum. Ve İmam biliyorsun Azam çok zengin bir insan. Ehl-i Beyt ekolüyle beraber talebe yetiştiriyor, insanları yetiştiriyor. İmam-ı Hanbel'le ilgili aynı meseleler var. Mesela İmam-ı Malik'in mesela Kur'an-ı Kerim'de çok fazla şeyden bahsedilmesiyle ilgili bir yorumu var. Mesela İsrailoğullarından neden çok bahsediyor Allah? Çünkü bunu her okuyan fark eder. Değil mi? Çok çok fazla Hazreti Musa'dan, İsrailoğullarından değil mi? Yani ben çocukken bile fark etmiştim onu yani. Merak etmiştim. Mesela İmam-ı Hanbel diyor ki bunun sebebi şu. Yani Allah bize demek istiyor ki ey Müslümanlar İsrailoğulları gibi olmayın. Neden? İsrailoğullarının hani hangi yönüne benzemememizi istiyor Allah? Vasileri öldürmeleri, vasilere uymamaları ve peygamberleri öldürmeleri noktasında onlara benzemeyin diyor. Ne yaptık biz? Ümmet ne yaptı? Ehl-i Beyt'i şehit etti. Bütün Ehl-i Beyt imamlarını şehit etti. Yani İsrailoğullarına tam benzedi. Yani evet. Kur'an'ın tamamı İsrailoğullarına benzemeyin diyor. Bu Ahmet bin Hanbel'in yorumu mesela. Şimdi burada o kadar çok aslında meseleler var ki başlı başına bir konu. Onun için şunu ifade edelim. Esasında bizim mezhep imamlarımızın tamamı öğrenci olarak yani talebe olarak Ehl-i Beyt'e temessük etmiş ki şiirleri burada İmam Şafii'nin. Ve onlara çok büyük ihtiram etmişler, çok büyük saygı göstermişler. Ve Ehl-i Beyt'siz bir İslam olamayacağını kesinlikle ortaya koymuşlar. Sonra şunu söyleyeyim. Profesör Doktor Haydar Baş Bey, İmam Ali Efendimizle ilgili diyor ki Şii dünya onu imam kabul ediyor. Sünni dünya da velayetin şahı kabul ediyor. Dolayısıyla arada bir fark yok. Öyle bir fark yok. Ve ne diyelim Allah şefaatlerinden ayırmasın. Tekrar Kadir Hum günü hepimize kutlu olsun diyorum. Sağ olun. Bu bütüncül yaklaşıma ne kadar ihtiyacı var İslam dünyasında. Bu da önemli bir nokta. Teşekkür ediyoruz. 27 Ekim 2013 yılıydı. Seyyid Celal Maaş, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesinin örtüsünü muhterem hocamıza orada emanet etmişti. Onunla bir röportaj yapıldı. Kadir Hum gerçeğini şimdi Seyyid Celal Maaş'tan birlikte dinleyeceğiz.
Iraklı din alimi ve Kerbela'yı iyi bilen, iyi anlatan önemli bir isim. Birlikte seyrediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd eder. Salat ve selam onun Resulü tertemiz Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun derim. Hepinize Allah'ın rahmeti ve bereketiyle selamlarım. Bu büyük gününüz tebrik ederim, kutlarım, mübarek olsun. Bugün bu ayeti kerime Cibril Aleyhisselam tarafından nazil olmuştur. Bugün dininizi ikmal ettim, size verdiğim nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Bu ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'in son ayet-i kerimesidir. Ve bu son nazil olan ayet-i kerime İslam'ın farzlarının son farzlarından bahsetmektedir. Allah-u Teala'nın bizlerin üzerine vacip kıldığı vaciplerden biri olan vilayetten bahsetmektedir. Kur'an-ı Kerim'in ayeti şöyle buyuruyor. Bugün dininizi ikmal ettin. Yani din bugün müminlerin emiri Ali bin Ebi Talib'in velayetiyle tamama ermiştir. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي هَيَ النِّعْمَ الْعَظِيمَةِ الكبيره التي تلخصت ve sizin üzerine nimetimi tamamladım. Bu nimet çok büyük bir nimettir. Bu nimet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra emir-i müminin imamı Ali aleyhisselam'ın halife olarak tayin edilmesidir. Bugün dininizi ikmal ettim. Size verdiğim nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Büyük bir gündür. Bizim için büyük bir bayramdır. Bizim için Ramazan bayramı, Kurban bayramı ve Cuma günü olmak üzere bayramlarımız vardır. Bizim için en büyük bayram Gadir-i Hum bayramıdır. Çok kıymetli sevgiler kardeşler, Gadir-i Hum olayını çok iyi bilmemiz, öğrenmemiz gerekmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi son veda haccında idi. Peygamberi Efendimizin ilk ve tek haccı idi. Bu haçtan sayılı günler sonra vefat etti. Allahümme vali men vala ve adi bütün insanlar Gadir-i Hum denilen yerde toplandılar. Ali bin Ebi Talib'in elini kaldırdı ve dedi ki Allah'ım ona dost olana dost ol, ona düşman olana düşman ol, ona yardım edene yardım et ve onu aldatanı aldat. Ve sahabiler geldiler. İmam-ı Ali hilafet için tebrik ettiler ve hatta bazıları gelip kutlu olsun, kutlu olsun dediler. Bütün erkek ve kadın müminlerin velisi oldun dediler. İmam Ali bin Ebi Talib aleyhisselamın Peygamber Efendimizle haçla dönen 120 bin sahabe İmam Ali'ye biat etti. Peygamber-i Kiram Efendimiz bugün Zilhicce'nin 18'i idi diye buyurdular. Zilhicce ayının 18. gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ne buyurdular? Buyurdular ki bu öyle bir gündür ki bugün de Allah-u Teala dinini kemale erdirdi ve ümmetimin üzerindeki nimeti tamamladı ve onlardan din olarak İslam'ı layık gördü, rıza verdi. Bu Kur'an-ı Kerim ve Efendimizin sözleridir. Peygamber Efendimiz de vefatından kısa bir süre önce ben sizlere iki emanet bırakıyorum. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi itretim Ehl-i Beytim'dir. Bu ikisine sımsıkı sarılırsanız bundan sonra kesinlikle ihtilafa düşmezsiniz. Çok kıymetli mümin erkekler ve mümine bayanlar, bugünün kıymetini bilin.
Ve burada manevi, ruhani yön de vardır. Namaz tavsiye edilir bugün için. Gusül tavsiye edilir, oruç tavsiye edilir, dua tavsiye edilir. Kur'an-ı Kerim okumak için okumak tavsiye edilir. İşte bugünkü gibi bir günde bu ibadetler tavsiye ediliyor. Bugünün Allah yanında, Resulünün yanında, Müslümanların yanında büyüklüğü azimdir, büyüktür. Ehl-i Beyt imamlarının 8.'si İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyuruyor. Eğer insanlar Gadir-i Hum gününün hakkıyla faziletini bilseler, nasıl fazileti bilinir? Gadir gününü kutlamakla mı? Hayır. Gadir'i okumakla, araştırmakla, öğrenmekle. Gadir'in hadisinin ne olduğunu, bu hadise nedir? Onu öğrenmekle olur ki dünyadaki birçok Müslümanlar toplanıp bugünü topluyorlar. Eğer insanlar Kadir Hum gününü hakkıyla faziletini bilseler, melekler onlarla günde 10 defa musafaha yaparlardı. Melekler her gün onlarla 10'er defa musafaha yapar. Kadir gününün hakkını bilseler, anlasalar. Her şeyimizi uğruna feda ettiğimiz Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi Kadir günü için ne diyor? Gadir-i Hum ümmetim için en faziletli bayramdır. Ramazan bayramı, Kurban bayramı ve Cuma gününden daha faziletlidir. Bizler ise Gadir-i Hum gününü ihmal ettik. Gadir-i Hum ümmetim için en faziletli bayramdır. O öyle bir gündür ki o günde Allah-u Teala kardeşim Ali bin Ebi Talib'i ümmetimin benden sonra hidayete ermesi için nasb etmemi bana emrettiği gündür. O günde Allah-u Teala dinini kemale erdirdiği, ümmetime nimetini tamamladığı, İslam'ı onlara din olarak seçtiği, beğendiği gündür. Allah-u Teala'nın salatı selamı senin üzerine olsun. Ey Allah'ın Resulü, en son peygamberden, rahmet peygamberinden, İslam peygamberinden ne büyük azametli sözler. Bakın İmam Ali'nin devlet başkanlığını okuyun. Yaklaşık olarak İmam Ali 5 sene devlet başkanlığı yapmıştır. Kufe'de, Irak'ta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'de 10 yıl devlet başkanlığı yapmıştır. Şimdi gelin bir İmam Ali'nin devlet başkanlığı yaptığı devlete bir bakın. Şimdi de günümüzde devlet başkanlarına bir bakın. Bütün dünya devletleri İslam'dan, Kur'an'ın ruhundan, peygamberin siretinden uzak olduğunu göreceksiniz. Sizlere şimdi İmam Ali Aleyhisselam'dan bir söz zikretmek istiyorum. Yedi gök kubbenin, yıldızların altındaki bir karıncadan bile hak etmediğim bir arpa tanesini vallahi almadım. Fi nemletin eslubuha cilbe şa'ir ma fa'al. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey müminlerin emiri Ali bin Ebi Talib. Şimdi devlet başkanlarının tutumu ve İmam-ı Ali'nin bir karıncanın taşıdığından bile hakkı gözetmesi, karıncanın taşıdığından bir şey almıyor. Şu anda Arap halkları, İslam halkları, dünya halkları mazlum bir şekildedir. Böylece diyoruz ki, Ali bin Ebi Talib aleyhisselam şöyle söyledi. Muhakkak ki ümmet olsaydı, benimle beraber olun, beni iyi dinleyin. Türkçe'ye tercüme eden tercümanın burada iyi tercüme etmesini istiyorum. İmam-ı Ali söylüyor. Peygamber Efendimiz Refik-i Ala'ya yükseldikten sonra, ahirete irtihal ettikten sonra, ümmet bana tabi olsa, beni izlese idi, kıyamet gününe kadar başlarının üstünden ayaklarına kadar bollukta yerlerdi, bollukta olurlardı.
ila yevmi kıyame. Ragadan kelimesi ragadan keyfiyet yani ifade eder. El keyfiye. Kıyamet kelimesi ise kemniyet ifade eder. Yani, yani keyfiyetle ve kemniyetle bolluk yani ifade eder. Bolluk nasıl bir bolluk? Güzellik, yani mutluluk, saadet. Bakın emirin müminin Ali bin Ebi Talib aleyhisselam dediklerini yapsak, İmam-ı Ali'ye tabi olsak, şimdi ümmet neden ihtilaf ediyor? Savaşıyor, öldürüyor, yerle bir ediyor, kesmeyi, kötülüğü, kafirleşmeyi yaşıyor. Niçin biz Peygamber Efendimizin metodundan uzaklaştık? İmam-ı Ali'nin metodundan uzaklaştık. İmam-ı Ali'nin metodu, Peygamber'in metodu, Kur'an-ı Kerim'in metoduydu. Kur'an-ı Kerim metodundan uzaklaştırdık. اَلَّتِي لَا ظَنَّكَ ف۪يهَا وَلَيْسَ مَعَا مَا يُعَكِّرُهَا. Lugatta ragada ne olarak geçmektedir? Berekettir, bolluktur. Hastalık yoktur, fakirlik yoktur, cehalet yoktur, savaşlar yoktur. Çekişme yoktur, endişe yoktur, problem yoktur, hapis yoktur. Bütün ümmet sevgi ve mutlulukla yaşar. Tekrardan bu mübarek gününüzü, Gadir-i Luhum bayramınızı kutlarım. Eidul Gadir el Agar. Dünyadaki tüm Müslümanların bugünü kutlarım. El yevm allazi ayyana Ekrem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bugün kendisinden sonra halife olacak Ali bin Ebi Talib'i tayin etti. Son olarak Ali bin Ebi Talib aleyhisselamın hilafetini tanıdığımız, desteklediğimiz için Allah-u Teala'ya hamd ediyorum. Üstad Haydarbaş beni 3 kongreye davet etmişti. Ehl-i Beyt'in muhabbeti, Gadir-i Hum, üçüncüsü Aşure ve bu da ikinci Gadir-i Hum programı. Ben onun yokluğunda Gadir'i konuşuyorum. Sizi ve Türk halkını seviyorum. Haydar Baş Bey mutedil bir insandı. Hiçbir kınayacının kınamasından korkmazdı. Her daim hakkı söylerdi. Kimseden de çekinmezdi. Ve Hazreti Ali'yi savunanlardandı. Onun taraftarlarındandı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Hak Ali iledir ve Ali hak iledir. Hak değirmen taşı misali Ali'nin etrafında dönmektedir. Ali Kur'an ile beraberdi, Kur'an Ali ile beraberdir. Şimdi hepimizi bu mübarek günlerde Türk milletinin kaybettiği çok kıymetli Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in ruhuna Fatiha okumaya davet ediyorum. Allah-u Teala sizleri ve bizleri muvaffakiyetler versin. Bizlere her türlü beladan, musibetten, koronadan muhafaza buyursun. Hastalarımıza şifa versin. Ve gençlerimizi korusun, kızlarımızı korusun. Ve çocuklarınızı erken evlendirelim, evlilikte geciktirmeyelim. Ve Ali bin Ebi Talib'in hayatını çocuklarımıza en iyi şekilde öğretelim, onun metodunu öğretelim. Ali bin Ebi Talib'in metodu önemlidir çünkü o peygamberin metodudur, peygamberin aynısıdır. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Evet, Sayın Seyyid Celal Meaş'a buradan çok teşekkür ediyoruz. Gadir Hum'u konuşmaya devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz İlahiyatçı Sayın Ali Nezir Hocam. Hocam hoş geldiniz. Tabii Gadir Hum Bayramı'nı idrak etmek, onun gereği olan şeyleri buradan anlatmak gerçekten insanın da Hazreti Peygamber'in o bıraktığı o mirası anlamak bakımından önemli bir mihenk taşı. Bir de bugün tabii Gadir Hum Bayramı dolayısıyla Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş da bir kutlama mesajı yayınladı. Bu mesajı şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 18. günü Gadir-i Hum Bayramı olarak kutlanmaktadır.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı sonrası Mekke'den Medine'ye dönerken ashabını Gadir-i Hum denen yerde toplamış ve Hazreti Ali'nin imametini ilan etmiştir. Ayette sabit olan ve tam 220 sünni kaynak tarafından da doğrulanan bu olay Gadir-i Hum bayramı olarak kutlanmaktadır. Maalesef bu önemli gün ülkemizde geniş kitlelerce bilinmemektedir. Bunun da nedeni İslam tarihinin belli kesitlerine asırlarca uygulanan bilinçli bir karartmadır. Bu karartma Emevi karartmasıdır ve ne yazık ki günümüze kadar gelmiştir. Neyse ki merhum genel başkanımız Profesör Doktor Haydarbaş tarihi gerçeği ortaya koydu ve böylesine hayati bir mesele daha fazla gizli kalmadı. O bugünü 2008 yılındaki mesajında şu şekilde izah etmişti. İslam dünyasında bırakılan en değerli miras Gadir-i Hum gününe aittir ve tüm ümmete bırakılmış, emanet edilmiştir. Zira Gadir günü Hazreti Peygamber kendisinden sonra ümmete kimin halife kalacağını ilan etmiştir. Bu vesileyle ortaya koyduğu Ehlibeyt külliyatıyla gerçek İslam'ı insanlığa anlatan ebedi genel başkanımıza sonsuz hürmetlerimizi arz ediyoruz. Profesör Doktor Haydarbaş'ın tevhidin merkezi Ehlibeyt'tir duruşu bugün kaos içindeki İslam dünyasının aradığı reçetedir. Müslümanlar ayrışarak değil, Büyük Orta Doğu projesi önünde birer saman çöpü gibi sürüklenerek değil, gerçek İslam'ı temsil eden Ehlibeyt ortak paydasında bir bilek, bir yürek olarak izzet ve şerefine kavuşacaktır. Bu vesileyle tüm Müslümanların Gadir-i Hum bayramını tebrik ediyor, başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere tüm Ehlibeyt'ten şefaatçimiz olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Evet, Gadir-i Hum programı devam ediyor. Bu bayramı beraberce ihya ediyoruz. Yine ekranlarımıza Skype bağlantısıyla Doçent Doktor Sayın Ahmet Hamdi Kepekçi Bey katılacaklar. Hoş geldiniz. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Hiç kuşkusuz Gadir-i Hum gerçeğiyle biz yıllarca, asırlarca ne yazık ki buluşamadık. Bu konuda ilk defa Profesör Doktor Haydarbaş hocamızla Gadir-i Hum gerçeğini ülkemiz insanı duymaya ve bu işin müdellel bir şekilde anlamaya başladı. Bu konudaki değerlendirmelerinizi almak istiyoruz. Ki seyircilerimiz de daha rahat bir şekilde takip ederler. O zaman arkadaşlar az sonra biz Ahmet Hamdi Bey'i tekrar yayına alalım. Biz bu vesileyle eğer tamam hazır olana kadar biz Ali Hocam'la Ehlibeyt Gadir-i Hum gerçeği konusunu biraz konuşalım. Bu konuda Gadir-i Hum konusu rivayetlerle bugünlere kadar geldi. İlk önce yok kabul edildi belli bazı insanlar tarafından ama mızrak çuvala sığmıyor. Hakikat hiçbir zaman saklanamıyor. Eninde sonunda açığa çıkıyor. Bu konuda Tevhidin Merkezi Ehlibeyt adlı o eseri yazan Profesör Doktor Haydarbaş hocamız bu için kaynaklarını sırayla her gittiği programda canlı yayınlarla anlattı. Zaten Sünni alim olarak dünyada ilk kez Ehlibeyt külliyatını kaleme alan kişi olarak da tarihe geçti. Ali Hocam bu konuda siz de her hafta bu kaynaklardan isim isim, eser eser insanımıza anlatmaya çalıştınız. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Böyle bir günde, böyle bir bayram gününde çok kıymetli üstadımız Profesör Doktor Haydarbaş Bey'i rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum. Burada bulunan bütün arkadaşlarımızı, bu programa katılan bütün katılımcılarımızı ve bizi izleyen seyircilerimizi ve şu anda İslam aleminin hepsinin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
Herhalde bağlanmış. İsterseniz Ali Hocam. Tabii bekleyelim çünkü odaya bağlanalım. Ahmet Hamdi Bey, şimdiki sesinizi duyarsak çok mutlu olacağız. Evet, ben sizin sesinizi duyuyorum, çok mutluyum. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlerin şahsında çok kıymetli Meltem TV izleyicilerinin, aziz milletimizin Edirhun Bayramı. Bu vesileyle efendim Edirhun'u bayram olarak tutan çok muhteremimiz Profesör Doktor Baş Bey'i de minnetle, saygıyla, hasretle burada anmak istiyorum. Çünkü Edirhun Bayramı, daha sonra öğreniyoruz biz, en büyük bayram. Çünkü Edirhun Bayramı'nın özelliği şu, mesela Ramazan Bayramı'nda oruç, Ramazan orucu tamamlanmış oluyor. Kurban Bayramı'nda işte kurbanlar kesilmiş oluyor. Edirhun'da ise İslam dini tamamlanmış oluyor. Yani Edirhun günü Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinden sonra malumunuz, hoca arkadaşlarımız da bunu anlatacaklar. Efendim Edirhun bölgesinde toplandığı ve gelen ayet-i kerimeyle beraber dini tamamlandığı gün ve Hazreti Ali Efendimiz'in halife olarak, vasi olarak, efendim Peygamber Efendimiz'in vasisi olarak ve müminlerin dostu olarak tayin edildiği gün. Dolayısıyla bir bayram günü. Çünkü Peygamber Efendimiz'den sonra dinimiz İslam nasıl yaşanacak, kıyamete kadar nasıl yürüyecek, bu efendim ilan edilmişti. Dolayısıyla bu güzelim günden biz yıllarca mahrum kaldık. Sadece biz değil, Sünni dünyaya baktığımızda, Sünni dünyada Edirhun Bayramı'ndan maalesef gafil durumda. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız efendim hayat ömründe çok ciddi eserler ortaya koydu. Asırlardan beri gelen yanlışları düzeltti. Asırlardan beri gizlenen gerçeklerin altını çizdi, yeniden gündeme getirdi. Bunlardan bir tanesi de Edirhun Bayramı'dır. Edirhun Bayramı'nı aslında bizim anladığımız zaman, işin mantığını, mantalitesini anladığımız zaman bugünün ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Mesela baktığımızda bugün İslam alemine, İslam alemi maalesef bölük pörçük, kendi içerisinde birbirine girmiş vaziyette veya Batılılar tarafından, emperyalist güçler tarafından İslam toprakları, İslam ülkeleri işgal edilmiş durumda. Bütün oyunlar, projeler İslam aleminin üzerinde maalesef oynanıyor. İşte bunun temelinde yatan sebep, geriye döndüğümüzde nereden başlıyor dediğimizde Edirhun gününün önemini, anlamını, mantalitesini kavrayamamış olmaktan kaynaklanıyor. O münasebette yiğit düştüğü yerden kalkar. O münasebette kronik sorunların temelini inmekle mümkündür. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız bunun temelini inmiştir. Ve de Edirhun'la beraber hem bir bayramı gündem etmiştir, hem de Ehl-i Beyt'in dinimizdeki önemini, yerini ortaya koymuştur. Ve yazmış olduğu Ehl-i Beyt külliyatıyla da bunun bilimini, ilmini, nasılını insanımızın anladığı şekilde ortaya koymuştur. Dikkat edin, bugün İslam aleminin en büyük yumuşak karınlarından bir tanesi bir Alevi, Sünni, Şii ayrılığıdır, çatışmasıdır. Hatta baktığınızda Alevilerin, Şiilerin şahsında Sünnilere karşı, Sünnilerin şahsında Alevilere, Şiilere karşı aleyhte propagandaların yapıldığını görürsünüz. Kendi şahsımızda bu vardır, yaşadığımız muhitlerde vardır. Oysa İslam aleminin birer değeridir. Aleviler de, Sünniler de, Şiiler de. Dolayısıyla Profesör Doktor Haydar Baş hocamız bu konuda şunu derdi. Derdi ki Şiilerin Alevilerin Sünni olmaya, Sünnilerin Alevilerin Şii olmaya gereği yok, ihtiyacı yok. Burada önemli olan Ehl-i Beyt paydasında buluşmaktır derdi. Ehl-i Beyt paydasında buluşmak. Yani bizler Ehl-i Beyt paydasında buluştuktan sonra, Ehl-i Beyt'in yolundan yürüdükten sonra zaten birlik ve beraberlik meydana gelmiş oluyor. Edirhun gününde Hazreti Ali Efendimiz hem vasi olarak hem veli olarak tayin ediliyor. Hazreti Ali Efendimiz hem halifedir, vasidir, hem de veridir. Hakka
Ali kapısından girilir. Değil mi? İlmin şehrine Ali kapısından girilir. O münasebette bu güzelliklerle bizi Profesör Doktor Ali Erbaş hocamız tanıştırdı. Ben izleyicilerimize şunu tavsiye ediyorum. Alsınlar Ehl-i Beyt külliyatını, tek tek okusunlar. İmam Ali okusunlar. İmam Zeynel Abidin okusunlar. İmam Hasan okusunlar. İmam Hüseyin okusunlar. İmam Cafer okusunlar. Bütün imamlar okusunlar. Görecekler ki İslam'ın ne oldu? İslam'ın muhabbeti, İslam'ın feyzi, aşkı, gönül boyutu. Yani sadece işin fiili, ameli kısmı değil, aynı zamanda İslam'ın muhabbet boyutunu da burada görmüş olacaklar. İslam'ın aşk boyutunu yaşamış olacaklar. Bugün insanımızın en çok ihtiyaç duyduğu budur. İnsanımız gönül boyutunu kaybetmemeli. İnsanımız gönül boyutunu harekete geçirmeli. Sevmeli, sevebilmeli. Seven insan, sevilen insandan zarar gelmez. Seven insan, sevilen insan aynı zamanda tebliğini çok daha rahat yapar. İletişimini çok daha rahat kurar. Kendini çok daha rahat ifade eder, ortaya koyar. O münasebette bugün bizim Ehl-i Beyt anlayışına ihtiyacımız var. Bugün bizim dolayısıyla İmam Ali Efendimizin yoluna, İmam Cafer'in, Ehl-i Beyt Efendilerimizin yoluna ve gidişatına ihtiyacımız var. Çünkü bunlar canlı Kur'anlar. Ehl-i Beyt Efendilerimizi sevmek, bakın Ehl-i Beyt'i sevmek aynı zamanda farzdır. Peygamber Efendimiz ayet-i kerime gereği peygamberliğine karşılık bizden ücret istemiyor. Ehl-i Beyt'ini sevmemizi istiyor. O halde Ehl-i Beyt'i seveceğiz. Sevmek demek onların yolundan yürümek demektir. İşte Gadiruhum bayram münasebetiyle bunları gündem ediyoruz. Bunlar çok çok önemli. Yani bizim huzurumuzun, birliğimizin, beraberliğimizin, inkişafımızın yolu Gadiruhum'un mantığını, mantaldesini anlamaktan geçer. Bunu bir kere çok iyi anlamamız, çok iyi kavramamız lazım. Ve de bayramlaşmamız lazım. Bayramlaştınız, bayramlaşıyoruz. Bugün ben de WhatsApp durumda, sosyal medya platformlarımda hikaye olarak, mesaj olarak Gadiruhum'u paylaştım. Efendim, Profesör Doktor Aydar Baş hocamızın Gadiruhum hakkında yazmış olduğu yeni mesajdaki makalesini paylaştım. O kadar çok geri bildirim aldım ki hayret edersiniz. Bilenler tebrik için arıyor. Bilmeyenler sormak için arıyor. Kısacası insanımızın arayışı da bu şekilde hedefine ulaşmış oluyor. Bugün kaybettiğimiz değerler var. Bugün kaybettiğimiz bir şifre var. Bir mantık var. Bir ana fikir var. İşte o ana fikir Ehl-i Beyt'tir. O halde Ehl-i Beyt'le beraber olmanın gayretini ortaya koymak durumundayız. Ki Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın ben şahsen hayatında onun yanında olan biri olarak sürekli gündeminin Ehl-i Beyt olduğunu gördüm. Sürekli gündeminin Ehl-i Beyt'in yolundan giden ve de Ehl-i Beyt ailesinden olan Mustafa Kemal Atatürk olduğunu gördüm. Sürekli Ehl-i Beyt'in aşk ikliminde yaşadığını gördüm. Sürekli Ehl-i Beyt'e layık olmanın, onları temsil etmenin, onları millete anlatmanın çilesini gördüm. O halde bizim de yapmamız gerekenler bunlardır. Biz bunları yaptığımız zaman göreceksiniz. O muhabbet ikliminde bütün insanımızın bir ve beraber olduğunu göreceğiz. Oysa baktığımızda ben bugün programdan önce baktım. Acaba basın yayın Gadiruhum'u nasıl ele almış? Evet, her sene bakarım Gadiruhum bayram günü. Bu sene nasıl almış? Baktığımda şunu gördüm. Sanki Gadiruhum Alevilerin bayramı, sadece Arap Alevilerin bayramı, onların hakkı değil, öyle değil. Gadiruhum İslam ümmetinin, İslam aleminin bayramıdır, bir değeridir, bir kazanımıdır. Bunu böyle bilmek lazım. Bunu bu şekilde kabul etmek lazım. Kısacası Profesör Doktor Haydar Başkanımızın özgünlüğü, ortaya koyduğu eserin büyüklüğü bakın. Hem Gadiruhum'u gündem ediyor, hem Gadiruhum'un ne olduğunu ortaya koyuyor, hem de Gadiruhum'un bu milletin, bu ümmetin, yani İslam aleminin bir değeri olduğunu, merkezde olduğunu ifade ediyor, ortaya koyuyor. Ve çok enteresan ve bu manada başarılı oluyor. Hakikaten bugün baktığımızda, evet insanlar Hazreti Ali diyorlar, Hazreti Fatıma diyorlar, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin diyorlar. Ama bu sadece söz planında kalıyor, isim planında kalıyor. Peki bir adım daha atalım, ne bu? Ama maalesef bu Sünni dünyadan uzun yüzyıllardan beri gizlenmiş. Gizlenmiş. Niçin gizlenmiş? Çünkü hayat iksiri olduğu için gizlenmiş.
Çünkü Ehlibeyt tanındığı takdirde, Kadir'un bilindiği takdirde İslam ümmeti, İslam devletleri, İslam ülkeleri bir araya gelirler, beraber olurlar diye gizlenmiş, saklanmış. İsrail işgal etmek için saklamışlar. Arap Baharı'nı yapmak için saklamışlar. Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştirmek için saklamışlar. Afganistan'ı işgal etmek için saklamışlar. Irak'ı işgal etmek için saklamışlar. Libya'yı, kısacası İslam aleminin altını üstüne getirmek için saklamışlar. O halde yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz de düştüğümüz yerden kalkacağız. Bakın, düştüğümüz yerden kalkacağız. Onun da yolu bakın, barıştır. Birbirimizi sevmektir. İşte barışın, birbirimizi sevmemizin yolu da Ehl-i Beyt efendilerimizin muhabbetinde buluşmaktır, birleşmektir. Onun da nasılın niçilini efendim Kadir Hum günü, bu bayram günde yeniden tekrarlayalım. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız kaleme almış olduğu Ehl-i Beyt külliyatıyla ortaya koymuştur. Ben bu anlamda yeniden bu eserlerin okunmasını hatırlatıyorum. Şöyle ben sözlerimi müsaadenizle bitireceğim. Şimdi Sünni alemden, Sünni dünyadan Kadir Hum saklanmış dedim. Bazı insanlar diyebilirler. Yani nereden biliyorsun saklandığını diyebilirler. Yani bu kadar yıllardan beri ilahiyat fakülteleri var. Efendim bu kadar medreseler var. Bu kadar Sünni ilminin yapıldığı alimler var. Camialar var. Efendim cemiyetler var. Nasıl saklamışlar? Hiç mi bunların haberi olmamış diye belki insanımızın aklına gelebilir. Hemen ona şu cevabı veriyorum. Bakın, Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt isimli bir kitabı var. Bu kitap belki hacim olarak küçük olabilir. Fakat hocamızın çok önem verdiği, çok kıymet verdiği bir eser. Hatta bunu ezberleyeceksiniz dediği bir eser. Bu esere baktığımızda, bu eserde tam 220 Sünni alimin, 220 tanınmış, bilinmiş Sünni alemin takdir ettiği, kabul ettiği Sünni alemin eserlerinde bizzat Kadir-i Hum hutbesinin yer aldığını görüyoruz. Bu çok enteresan, bu çok önemli. Demek ki Kadir-i Hum'un saklanması bir siyaset sonucunda oluyor. Bir siyasi proje gereği oluyor. Demek siyasetin efendim din eğitiminde, din tedrisatında, insanların inancında da bu kadar ciddi yer tuttuğunu görüyoruz. Neden? Çünkü adam din üzere insanları yönlendirecek. Din üzere istismar politikasını yürütecek. Dini kullanarak mevki ve makamını sağlam almaya çalışacak. Bundan dolayı işte bölmesi, parçalaması lazım ki yutabilsin. İşte Profesör Doktor Haydar Baş hocamız bu 220 Sünni alimi tespit etmiştir. Tek tek bunların isimlerini, alimlerin isimlerini, eserlerin isimlerini kendi eserinde bizzat kalem almıştır. O yüzden çok net konuşuyoruz. Çok net. Bölünüyoruz İslam alimi olarak. Parçalanıyoruz, işgal ediliyoruz, kirletiliyoruz. Çözüm var. Muhterem hocamız Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın efendim rihletine yakın günlerde bir arkadaşımız soru sordu kendilerine. Dediler ki hocam şu konuda ne düşünüyorsunuz? Cevap verir misiniz? Hocamızın verdiği cevap çok manidardır. Demiştir ki evladım ben her şeyi yazdım. Her şeyi yazdım. Okuyun buyurdular. Okuyun. Hocamız her şeyi yazmıştır arkadaşlar. Her şeyi yazmıştır. Ehl-i Beyt bakışıyla yaşamıştır. O bakışla İslam'ın özünden, Ehl-i Beyt'in pınarından eserler kaleme almıştır. Okuyacağız, istifade edeceğiz ve inşallah hocamıza layık, Ehl-i Beyt'e layık bir hayat süreceğiz diyorum. Ve yeniden Kadir Hum bayramınızı ve sizin de silinizle İslam aleminin Kadir Hum bayramını tekrar kutluyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Teşekkür ediyorum Ahmet Hamdi Bey. Açıklamalarınız dolayısıyla yine ekranlara Skype bağlantısıyla Profesör Doktor Ömer Eyercioğlu hocamız katılacaklar. Hocam, Sekareyn hadisi olarak bilinen iki tane hukukar emanetten bahsedilir. Bu iki emanetle ilgili Peygamber Efendimizin son hadisin son bölümünde söylediği sözler aslında çok önemlidir. Altı çizilmesi gerekir. Benden sonra bu iki
hukuka ağır emanete nasıl davrandığınıza dikkat edin ve Ehl-i Beytim konusunda size Allah'ı hatırlatırım. Şii ve Sünni dünyasının kardeş olabilmesi için ortak faydanın hep Ehl-i Beyt olduğu gerçeğini hocam altını çizerdi. Bu konuda siz neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle İslam aleminin Kadirhum Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir gün. Bugünün feyzi, bereketi, rahmeti tüm İslam alemi üzerine olsun ve dileyelim, isteyelim ki bir uyanışa vesile olsun. Şunu kabul etmek gerekiyor. Bir tespit olarak Profesör Doktor Haydar Baş Bey bunu hep söylerdi. İslam dünyasının iki yakasının bir araya gelmesi için Şii-Sünni kardeşliğini tesis etmek şarttır. Bu bakımdan Profesör Doktor Haydar Baş Bey hayatının her döneminde hem bir hakkı teslim etmek, yıllarca gizlenmiş olan gerçekleri ortaya koymak, hem de bu gerçekliği iki yakayı bir araya getirecek Şii-Sünni kardeşliğini temin etmek için yola çıkmıştı. Bunun için de çok büyük mücadeleler verdi. Dediği gibi Canan Maaş'ın kınayıcının kınamasından çekinmeden tam bir iman eri olarak gerçekleri ortaya koydu. Bunu yaparken de hiç kimseyi ötelemeden, hiç kimseyi kötülemeden birliğin adresini gösterdi ki bu birlik Ehl-i Beyt'in kendisidir. Şimdi yıllar içerisinde, aslında uzun yıllar içerisinde birçok faktörün devreye girmesiyle, özellikle siyasetin ve saltanat kavgalarının devreye girmesiyle Şii dünyasıyla Sünni dünyası birbirinden çok ayrılmıştı. Fakat işin özüne dönüp baktığımızda, temeline indiğimizde bu bir inançsa, inanç faktörleri dikkate alınarak değerlendirme yapmak gerekir. Bu bakımdan da gerek Şii dünyasında, gerek Sünni dünyasında inanç temelleri açısından gerçekten bir fark olmadığı ortadadır. Yani Şii dünyasında da, İslam dünyasında da İslam'ın şartları ortadadır. Zaten İslam'ın temel hükmü tevhid akidesi ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu kabul üzeredir. Bu iki kabul üzerinde kesinlikle her iki dünyada bir farklılık olmadığı gibi iman ve İslam şartlarının tarifinde de bir farklılık olmadığı görünüyor. Bu nedenle bu iki dünyanın aslında birbirinden uzaklaşması ya da birbirinin karşıtı gibi gösterilmesi bundan kaynaklanmıyor. İnanç temellerinden kaynaklanmıyor. Aksine birilerinin saltanat mücadelesinden, birilerinin kavgalarından, birilerinin siyasetinden kaynaklanıyor. Onun için Profesör Doktor Haydar Baş Bey işin en yalın kısmından ele almıştır. Bizlere eserinde İslam'ın şartları Şia'da nasıl tarif ediliyor, Ehl-i Sünnet itikadında nasıl tarif ediliyor madde madde saymıştır. Gene imanın esaslarını her iki cihetten saymış ve bunlar arasında büyük farklılıklar olmadığını, hatta Şia'da bunlarla ilgili ortaya konulan bazı hükümlerin çok daha takva içerdiğini göstermiştir. Şimdi buradan işi ele alınca aslında birçok noktada birliğin adresi de ortaya çıkmış oluyor. Bu iki dünyanın temelde birbirinden farklı olmadığı, fakat birilerinin özellikle bu olayı ayrıştırmaya çalıştığı gözüküyor. Ben kendilerini Ehl-i Sünnet tabir eden, ben de bir Sünniyim, birçok İslam aliminin ya da bugünkü birçok efendim ilahiyatçının şuna bir dikkat etmesini isterim. Ehl-i Sünnet itikadında biliyorsunuz hem itikadi hem ameli mezhepler var. Ve bu mezhepler arasında bazı farklılıklar var, görüş ayrılıkları var. Ama biz bunların tamamını efendim İslam'ın içerisinde küçük nüanslar olarak kabul ediyoruz. Şimdi buna böyle baktığımız zaman, bu nüansları İslam'ın içerisinde kabul ettiğimiz zaman aslında Şii dünyasının ortaya koymuş olduğu görüşlerle Ehl-i Sünnet dünyasının ortaya koymuş olduğu görüşler arasında da ancak bu kadar bir nüans farkı olduğunu görüyoruz. Nedir burada bir nüans farkı? Sadece Şia'da imamet şartı vardır. İmamet de İmam Ali Efendimizin nasip edilmiş olmasıdır. Ehl-i Sünnet'in tamamında da şu itikat vardır. İmam Ali Efendimiz zaten velayetin şahı ya da velayet imamı olarak herkes tarafından kabul edilir. Yine Hazreti Fatıma hakkında, Hazreti Hasan Hüseyin hakkında hiç kimsenin bir itirazı bir Müslüman olarak yoktur, olamaz. Yine Ehl-i Sünnet ekolünde olan birçok tasavvufi meşrepte bile silsile sayılırken İmam Cafer Sadık sayılır. Demek ki zaten bu imamlar, yani Ehl-i Beyt efendilerimiz İslam'ın her aşamasında, her görüşünde, her meşrep ve mezhepte var
ve kabul ediliyor. İşte bu gerçekten yola çıkararak Profesör Doktor Haydar Başbey zaman içerisinde, yüzyıllar içerisinde üstü örtülmüş siyasi sebeplerle, bazı efendim insani sebeplerle ya da kişisel sebeplerle ayrıştırılmış olan bu iki dünyanın nasıl bir araya gelmesi gerektiğini ve arada aslında uçurumlar olmadığını ortaya koymuştur. Şimdi bu gerçeklerden yola çıktığımız zaman öncelikle şunu tespit etmek lazım ki hiçbir Sünni'nin Şii'yi sapık veya din dışı kabul etmemesi lazım. Aynı zamanda bir Şii'nin de bir Sünni'yi din dışı ve sapık kabul etmemesi lazım. Bu nüans farkını çözebilecek çok önemli elimizde doneler var ve bunlardan bir tanesi de ayete dayalı olarak İmam Ali Efendimiz hakkında nasb edilmiş olmasıdır. Yani bizim mezheplerimizde, ehli sünnet mezheplerinde ortaya konulan görüşlerin birçoğu yorumlar üzerine Resulullah Efendimiz'in farklı uygulamaları üzerinden kaynaklanmış ya da içtihatlarla ortaya çıkmıştır. Biz bütün bunları kabul ederken ayet olarak İmam Ali Efendimiz'in nasb edilmiş olduğu bir hükmü reddedemeyiz. O bakımdan zaten İmam Ali Efendimiz'e, zaten Hazreti Fatıma annemize, zaten İmam Hasan ve İmam Hüseyin efendilerimize bu ümmetten hiç kimsenin itirazı olamayacağına göre Ehl-i Beyt'le bir paydada buluşmak, daha doğrusu Ehl-i Beyt paydasında bütün İslam aleminin buluşması oldukça kolay bir çözümdür. Bunun dışında kalan şeyler aslında işin teferruatıdır. Eğer bu yapılırsa İslam dünyasını ikiye ayıran ve temelinde ırkçılığa dayalı olan birçok çatışma ortadan kalkacaktır. Şii dünyasını da birilerinin tek elinden çıkaracaktır. Yani bir milletin kendi örf ve adetlerini Şia üzerinden yürütmesi ve egemen kılmaya çalışması çatışması da ortadan kalkacaktır. Arap kültürünün İslam dünyasında baskı kurma gayreti de ortadan kalkacaktır. Yani İslam'ı insan için var eden Cenab-ı Hakk'ın, insan için anlatan Resulullah Efendimiz'in, insan için yaşatan ve örnek olan Ehl-i Beyt'in yolunu takip edersek gerçek Müslümanlığı ve kardeşliği hepimiz yaşayabiliriz. Ve bu şekilde birilerinin bu görüntü üzerinden kendi savaşını vermesini ya da din üzerinden kendi kavgasını yapmasını engellemiş oluruz. Eğer bu gerçekleşirse aslında İslam dünyası bu alemde hak ettiği noktaya gelecek. Batı'nın ve İslam düşmanlarının İslam ülkeleri üzerindeki zulmünü, İslam ülkeleri üzerindeki fitnesini temelden ortadan kaldıracaktır. Ve insanca yaşamı ve gerçek adaleti bütün dünyaya sunabilecek bir imkan ortaya çıkacaktır. Gadiruhum gerçekten çok önemli bir gün. Bu nasbın ortaya çıktığı, İmam Ali Efendimizin velayetinin onandığı bir gündür. Dinin kemale eldirildiğinin Cenab-ı Hak tarafından Allah Resulü'nün diliyle ilan edildiği gündür. Herkese kutlu olsun ve inşallah bu gerçekleri haykıran, bunları ortaya koyan, eserleriyle vücuda getiren ve İslam kardeşliğini temin etmek için ömrünü geçirmiş olan Profesör Doktor Haydar Başbey'in bu emekleri, bu çalışmaları, bu gayretleri neticesini verecektir diyorum. Herkesin Gadiruhum Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum. Profesör Doktor Ömer Eyercioğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Stüdyodaki konuklarımızla programımız devam ediyor. Daha sonradan stüdyomuza dahil oldu Sayın Harun Kayacı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Gadiruhum Bayramınızı tebrik ediyoruz. Evet. Tabii başından beri biz Gadiruhum'u hep hocamızla birlikte duyduk. Ne yazık ki bu gerçekten asırlarca mahrum oldu Müslümanlar. Şimdi bir halifelik seçimi söz konusu. Hazreti Peygamber'in beyanına rağmen nasbla elde edilmiş olan bir mevki ne yazık ki ilerleyen zamanlarda gaspla beraber elden çıkmış gibi gözüküyor. Halbuki bu işin sahibi belliydi. Peki halifelik seçiminde usul neydi? Bir de bu konuda sizin bu konuda çalışmalarınız da var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ve İmam Gazali'nin hilafet hakkındaki görüşleri nelerdir? Bunları da sizden almak isteriz. Teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün Müslümanlar için bugün çok önemli bir gün. Gerçekten bir bayram. Onun için arzu ederiz, ederdim ki şahsen özellikle İstanbul'da bulunan kardeşlerimiz stüdyo ortamında birbirinin gözüne bakarak tartışalım. Kadirum'un ne kadar önemli olduğunu ifade edelim. Farklı açıdan bir yer bakalım.
Ama inşallah bir dahaki kadırımda bence bir sempozyum gibi yapmak lazım. Çünkü bunu ilk defa bir Sünni dünyada Profesör Doktor Haydar Baş hocamın ortaya bütün Ehl-i Beyt eserlerini koyarak aslında yapılması gerekeni yaptı. Bize düşen o heyecanı taşıyarak stüdyolarımıza taşıyacağız, sempozyumlarımıza taşıyacağız ve bu bayramı bayram gibi kutlayacağız ve milletimizin de idrak etmesini sağlayacağız. Şimdi ben bir şeyi tespit ederek bir de teklifte bulunarak sorunuza cevap vermek istiyorum. Birincisi, gerçekten kendi adıma, kendi çoluk çocuğum adına, geleceğim adına biz Profesör Doktor Haydar Baş hocama gerçekten duacıyız, onu minnetle anıyoruz ki bize bu gerçeklerle bizi yüzleştirmiş oldu. Biz bu gerçekleri öldükten sonra yüzleşmiş olsaydık hiç iyi olmayacaktı bizim için. Onun için bir Şia dünyasında bir insanın bu eserleri yazması çok önemli değildir. Ve tam objektif de algılanamayabilir. Seçerek konuşmaya çalışıyorum ama ehli sünnet veya sünni bir gelenekten gelen bir insanın kalkıp bu asırlar boyu gizlenen bu gerçekleri ortaya koyması ve öyle bir üslupla, öyle bir bilimsel tarzla ortaya koydu ki hiç kimsenin itiraz etmesine imkan vermeyecek bir şekilde bütün eserlerinde kaynaklarıyla, efendim dipnotlarıyla vesairesiyle beraber ortaya koydu. Aslında tartışma yani ortadan kaldırılmış oldu. Yeni bir gerçekle başta Türkiye olmak üzere bütün Sünni dünya tanışmış oldu. Biz bunu taşımamız lazım. Onun için başta hocama teşekkür ediyorum, dua ediyorum. Allah kendisinden razıdır zaten hep derdi ama Allah ondan kani kani razı olsun. Ve eserleriyle beraber de inşallah ülkemizin geleceği ve bölgemizin geleceği aydınlık olur. Bir teklifim şu, teklifim de şudur. Şimdi takdir edersiniz ki bugün ehli sünnet imamlarından, imamı azama tabi olan insanların kadrumdan bir haber olduğunu görüyoruz. Şia imamı Şafii Hazretlerine intisap ettiği, mezhep olarak onu tercih eden sünni insanların kadrumdan bir haber olduğunu görüyoruz. Oysa bunları çoğaltabilirsiniz. Şimdi böyle bir gerçekten niye acaba insanlar bir haberler? Biraz işin olayından içine farklı açıdan baktığı zaman şunu görürsünüz. Orta Doğu'da Müslümanların hakim olduğu bölgede emperyalist devletlerin hakim olabilmesi için o bölgenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürebilmesi için Müslümanların arasında niza çıkarmak, fitne çıkarmak gerekiyordu. Bunu çok güzel bir toplumsal mühendislikte gerçekleştirdiler. Ve bakıyorsunuz İmam-ı Azam Ehl-i Beyt'i savunduğu için hapishane öldürülüyor. Ama İmam-ı Azam'ın yolundan gidenler güya sünnilik adı altında kadrumla doğan gerçek örtülüyor. Bunlar şey değil, yani bir rastlantı değil. Bu bir toplum mühendisidir. Bakıyorsunuz görmedik mi biz? Başında sarığı olan ve sarığı için ve sakalı için bütün dünya yıkanlar, peygambersiz bir din inşa edildi FETÖ ile beraber, kıkını çıkarmadılar. Şahit olmadık mı biz bunlara biz? Onun için bir oyun. Bu oyunu aslında Profesör Doktor Haydar Baş hocam bir sünni alim olarak, o gelenekten gelen bir insan olarak, Ehl-i Beyt eserlerini ortaya koyarak aslında bu oyunu teşvik etti. Yani akıllı Müslüman için diyor ki artık mezhepler din değildir. Siz mezhepleri din yerine koyarsanız İslam'ı nereye koyacaksınız? Oysa İslam Allah ve peygamberinin ve Ehl-i Beyt'in yaşadığıdır. Çünkü tertemiz kılınan Ehl-i Beyt'tir. Tertemiz kılınanın yaşadığı İslam, Allah'ın razı olduğu İslam'dır. O zaman bütün mezheplerin aslında çıkış merkezi de Ehl-i Beyt'tir. O zaman buluşacağımız yer de Ehl-i Beyt'tir. Eki biz bu bölgede Alevi ve Sünni ile beraber
yorum farklılığımızı zenginlik olarak telakki edemiyorsak, bunu başaramamışsak, misyoner faaliyetlerinden dolayı olabilir, dış güçlerin iç, yani içimizdeki ajanlar vesilesi olabilir, bunu başaramamışsak, o zaman bir başka bir çözüm ortaya koyuyoruz. Diyoruz gelin, Kur'an'da var olan Ehl-i Beyt çizgisine bir araya gelelim. Bu, ülkemiz ve bölge üzerindeki bütün emperyalist devletlerin hesabını alt üst eder. O zaman hiçbiri bir mezhepten dolayı diğerine kem gözle bakmaz. Ama biz bu ülkede şunu gördük. Üniversitede cübbeli, yani üniversitedeki cübbeliyle sivil cübbeli şunu söyledi. Bir Ehl-i Beyt Müslümanının öldürülmesine fetva verdiler, biz bunu duyduk. Nasıl oluyor sen Ehl-i Beyt, sen Sünni adında bu kararı veriyorsun. Senin imamın, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii o yolda şehit oluyor. Yani onun için diyor, bunları örnek olmamız lazım. Bunları tartışmamız lazım. Bunları konuşmamız lazım. Ve Türkiye'de ben şunu buradan bu ekranlar vesilesiyle beraber ben bizi idare edenlere ben söylüyorum. Bakın burada ilk önce bu bayramı İmam-ı Rıza Efendimizle İmam-ı Cafer-i Sadık Efendimizin ağzıyla bu bayramı ortaya koyayım. İki cümle müsaade ederseniz. Sonra benim bir önerim olacak. O da şu. İmam-ı Rıza şöyle buyurmuştur. Kadir günü gök ehline yer ehlinden daha meşhurdur. Eğer insanlar bu günün kıymetini bilecek olsalardı, hiç kuşkusuz melekler her gün onlara 10 defa musafa ederdi. Böyle bir gün bugün. Bugün o Ehl-i Beyt'e sahip, bu bayrama sahip çıktın mı melekler sana musafa eder. Bu kim diyor? İmam-ı Rıza Efendimiz. İmam-ı Cafer-i Sadık elhamdülillah sonunda bizim kitaplarımızı da din dersi kitaplarına da hak mezhep olarak girebildi. Bunu başardık. Bu da iyi bir şey tabii. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri şöyle buyuruyor. Kadir-i Hum günü büyük bir bayramdır. Allah bu günü bayram saymayan ve azametini bilmeyen hiçbir peygamberi görevlendirmemiştir. Bugünün adı göklerde ahit ve sözleşme günü, yerde ise sağlam anlaşma ve herkesin hazır olduğu gündür. Şimdi ben de ilan ediyorum. Türkiye üzerindeki bütün emperyalist hesapları bozmak istiyorsak, bölgemizde kardeşçe, kan dökmeden birlik ve beraberliği sağlamak istiyorsak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni idare edenler bugünü Kadir Hum gününü bayram ilan etsinler ve her televizyonda, devlet televizyonları başta olmak üzere her televizyonda o günün anısına olay ortaya koyulsun ve bölgemizdeki ayrılıktan, kayrılıktan kurtulalım. Bugün Kadir Hum günü bayram olarak ilan edilecek, edilmesi ve tatil edilmesi, o günü buna hasedilmesi ve bunu Türkiye'nin yapmasının çok ama çok büyük önemi var. Saatlerce anlatsak yetmez. Birlik böyle sağlanır. Peki bu bayramı yaptın. Neyi anlatacaksın? İşte önümüzde bulunan 12 imamın ve Peygamber Aleyhisselam hayatını ortaya koyan ve hiç kimsenin tartışamadığı, yani tartışmaya açık olmayan gerçeklerle bunlar ortada. Doğru mu? Ha, şimdi gelelim sizin sorunuza. Burası önemliydi. Yani yoksa herkes okur, bunları söyler ama biz yani gerçekten en fazla konuşmamız gereken biziz. Çünkü hocam bunları yaşadı, yazdı, bize bir miras bıraktı. Bu mirasa biz sahip çıkmamız lazım. Hikmetlerini ortaya koymamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buna sahip çıkması lazım. Bunu bayram ilan etmesi lazım. Tatil günü ilan etmesi lazım. Ve bunu tartışmamız lazım. Niye? Orta Doğu'da kardeş kan dökülmesini istemiyorsak. Orta Doğu'da emperyalistler elini kolunu sallayarak yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin sömürmesini istemiyorsak biz buna bir an önce devlet olarak sahip çıkmamız lazım. Şimdi gelelim sizin dediğinize. Şimdi burada ben Hazreti Ali Efendimizin, bir de usta derseniz belki daha önce arkadaşlarımız ifade ettiler ama ben de tekrarı da olsa faydası var düşüncesiyle söylüyorum. Maide suresi ayet 67. Yani biz kendimiz
kendi kafamıza bir şey çıkarmıyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki, ey Resul, sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan peygamberliğini tebliğ etmemiş gibi olursun ve Allah seni insanlardan korur. Veda haccinden dönerken bu ayet iniyor ve bütün sahabe toplanıyor. Peygamberimiz orada işte Kadirhum denen yerde Hazreti Ali Efendimiz'i anlatıyor. Diyor ki aslında bugün Yeni Mesaj Gazetesi'nin hocamın da yazısında çok güzel ifade edilmiş. Ali bin Ebi Talip benim kardeşimdir, vasimdir, halifemdir ve benden sonraki halifemdir. Allah tarafından tayin edilen hidayet imamıdır. İlmimi toplayan, ümmetimin arasında iman eden kimselerin üzerinde halifemdir. Ey insanlar, ben hilafet emirini kıyamet gününe kadar imamet ve veraseti olarak neslime emanet ediyorum. Ali, Allah tarafından tayin edilen imamdır. Benden sonra Ali, Allah'ın emriyle sizin veliniz ve imamınızdır. Enteresan, bu topluluk bitiyor, bir ayet iniyor. O da biliyorsunuz Maide Suresi ayet 3. Cenab-ı Hak yani Hazreti Ali Efendimizin imameti, velayeti, irşat imamı olduğu, kendisinden sonra o nübüvvet nurunu devam eden velayet nurunu taşıdığını ortaya koyuyor. İlan ettikten sonra ayet, bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetlerimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Peygamberimiz Allahu Ekber diyor. Din kemale erdirildi, nimet tamamlandı. Yüce Allah benim risaletime, Ali'nin velayetine razı oldu. Şimdi kardeşim, geleceğiz şimdi aslında Hazreti Ömer Efendimiz ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'in kendi itiraflarıyla beraber bir şeye, sorunuza cevap vereceğim. Şimdi demek ki bir, nasıl peygamberler halkın, toplumun tercihi olarak değil, seçimi olarak değil de Allah sevmiş, seçmiş ve peygamber olarak yaratmışsa, Hatebül Enbiya'dan sonra o nübüvvet nurunun devamı olacak olan yolu Cenab-ı Hak kulların seçimine bırakmamış. Peygamberini seçtiği gibi en son Hatemül Enbiya'yı huzuruna çağırmadan Cenab-ı Hak bir görevim var demiş. Senden sonra kıyamet sabahına kadar bütün insanları kurtaracak yol, kurtaracak imamlar, onları ilan et, dinimi tamamladım. Ondan sonra malumunuz Hazreti Ali Efendimiz'i işte ilan ediyor. Şimdi bu bozuldu, evet. Şimdi sorunuz cevabı kısa. Ne oldu? Peygamberimizin, bunu ehli sünnet kaynaklarından söylüyoruz. Hiç kimse bizi efendim taraf olarak dinlemesin. Ben son nefesim için konuşuyorum. Bütün bu kardeşlerimiz bunun için konuşuyorlar. Hocam bütün hayatını, siyasetini, ilmini, her şeyini son nefes için. Bütün hayatını bunu dizayn etti. Bizim bir beklentimiz yok. Biz taraftarı toplamaya çalışmıyoruz. Ama bir hakikati tespit etmemiz lazım. Ha, o zaman demek ki peygamberden sonra gelecek olan insanlar bellidir. Başı İmam Ali Efendimiz'dir. İmam Aslan ve İmam Hüseyin Efendimiz'dir. 12 imamdır. Bu Kadirhum'da Peygamber Aleyhisselam'ın ifadesidir. Allah'ın emriyle beraber nasip edilmiştir. Peygamberimiz de bunu ilan etmiştir. Doğru mu? Bu kadar net bir şey. Peki ne oldu daha sonra? Burası insan ürperiyor ve şunu görüyoruz. Kim hangi asırda yaşarsa yaşasın insan nefis taşıyor. İşte burada Gazali'ye bağlayacağım bu işi. İnsan nefis taşıyor. Şimdi Sakife'de Peygamberimizin naaşıyla Hazreti Ali Efendimiz, İmam Hasan ve İmam Hüseyin Efendimiz uğraşırken Sakife'de bir ara geliyorlar. Sanki hiç Kadirhum da o hutbe irad edilmemiş gibi veya
Allah'ın tertemiz kıldığım, pislikten arındırdığım o Ehl-i Beyt ayetini hiç duymamışlar gibi. Hazreti Ali Efendimiz'e ilgili ayetler hiç duymamışlar gibi. Ve o Peygamberimizin Mekke'de, Medine'de derken yatağında yattığı için inen ayetleri hiç duymamışlar gibi bir araya geliyorlar ve halife seçiyorlar. Bu seçim demokratik bir seçimdir. Oysa Allah'ın irşatla görevlendirdiği insanların seçimle işi olmaz. Bunlar Allah seçer bunu. Nasıl peygamberler olduğu gibi. Burada bir yanlış yapılmış. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Bunu bak ben söylemiyorum. Bunu Hazreti Ömer Efendimiz söylüyor, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz söylüyor. Ben aynı okuyorum size. Kaynağı da var, hiç problem değil. Hepiniz biliyorsunuz. Ömer bin Hattab, Ali olmasaydı Ömer helak olurdu. Bunu biliyor muyuz? Peki Hazreti Ebu Bekir ne diyor? Hazreti Ebu Bekir seçildikten sonra o topluluğa hitap ediyor. Diyor ki, en hayırlınız olmadığım halde bu makama geçtim diyor. Bu da kim diyor? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz söylüyor. Şimdi bizim İmam-ı Azam'a, İmam-ı Şafii'ye, bütün imamlarımıza baktığımız zaman ve İmam-ı Gazali'de ne diyor? İşte hocamızın o Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt eserinde 222 tane işte Ali hocamın önünde var. İslam aliminin içinde Gazali'si de var, Mevlana'sı da var, Yunus'u da var, İmam-ı Şafii'si de var. Değil mi? İmam-ı Azam'ı da var. Onlar bu Kadir Hum'daki bu ilana inandıkları ve taraf derken hakkın yanında taraf oldukları için şey dediliyorlar. Onun için İmam-ı Azam da şunu söylüyor, ona bitireyim. İmam-ı Azam da diyor ki, evet diyor. İmamet ve velayet Hazreti Ali'nin ve evlatların hakkıydı ama nefislerine uydular. Bunu ben demiyorum ha. Bana kızmasın millet. İmam-ı Gazali söylüyor bunu. Teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa devam ederiz. Hiç problem değil. Doluyuz ve heyecanlıyız. Bugün bayram gerçekten. Şimdilik teşekkür edelim. Peki, ben teşekkür ederim. Yine stüdyoda birlikteyiz. Evet, Sayın Harun Kayacı, özellikle hilafet seçimi ve bununla beraber İmam-ı Gazali'nin ve İmam-ı Azam'ın bu konudaki görüşlerinden bizlere değerlendirmelerde bulundu. Hukukçu yazar Sayın Ahmet Erimhan, canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Ben de. Şimdi tabii Kadir Hum gerçeği her yönüyle ortada, açık. Ancak öyle bir zaman geliyor ki Hazreti Peygamber'in rıhleti sanki bir fırsata dönüştürülüveriyor ve ardından da malum Sakife'deki yaşanmışlıklar var. Biz bu konudaki değerlendirmelerinizi de sizden almak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir program Meltem TV tarafından geleneğe dönüştürülerek gerçekleştiriliyor. Sanırım 10 yıla yakın bir süreden bu tarafa hocamı rahmetle ve büyük bir özlemle hatırlıyoruz. Çünkü bu programların banisiydi. 10 yıla yakın bir süredir bir gelenek içerisinde son derece derinlikli, lezzetli ve ufuk açıcı programlar yapılıyor bu ekrandan. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Muhtemeldir ki bu programa katılan pek çok arkadaşım ayrıca hocama bu sebeple çok teşekkür etmiştir. Ben de sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten bu hakkı teslim etmeden bu programa başlamak caiz olmaz. Yani doğru olmaz. Çünkü biz Kadir Hum'u da Ehl-i Beyt'in o büyük hakikatini, Hazreti Ali Efendimiz'in, Fatıma annemizin mevzularını da, İslam içerisindeki yerini de, konumunu da, gerçek pozisyonunu da ondan öğrendik. Hocam bize hiçbir şey vermemiş olsa, bu topluma hiçbir şey anlatmamış olsa, sadece ve sadece Kadir Hum'un geniş kitleler tarafından duyurulması olmasını sağlamak suretiyle, bizlerin de oradan istifadesi suretiyle, sadece bunu yapmış olsa dünyalar kadar değerli bir iş yapmış olacak. O açıdan hocamı bir kez daha ben minnetle anıyorum. Elbette özlemle, hasretle de kendilerini yad ediyoruz. Dolayısıyla aslında söyleyeceğimiz her şey onun söylediklerinin tekrarıdır. Söyleyeceğimiz her şeyde hiç şüphe yok ki
onun o 12 ciltlik Ehl-i Beyt eserinden hani damıtılmış her birimizin kendi kabına, kendi kalbine göre idraki içerisinde algıladıklarının yansımasından başka bir şey olmayacaktır. Bu hakkı teslim etmemek doğru olmazdı. Bu hakkı teslim etmenin de benim açımdan bir değeri olmayabilir ama kamuoyuyla elbette bir kez daha paylaşmamız icap ediyor. Ne oldu? İşte ekranda arkadaşlarımız bunu ziyadesiyle anlattılar ama hani belki bir iki noktanın altını hani çizmem icap ediyor diye düşünüyorum. Birincisi Gadiruhum meselesini hani Hazreti Ali Efendimiz'e Hazreti Peygamber'in Efendimiz'in Peygamber Efendimiz'in Mevlası olduğu sevdiği için yapıldığı şeklinde hani o anlamı daraltan ve aslında anlamı buharlaştıran Hazreti Ali Efendimiz'in hani pozisyonunu bir şekilde ortadan kaldıran anlayışı en basit mantık kurallarıyla dahi kabul etmemiz mümkün değil. Gadiruhum biliyorsunuz konuşuldu sizin uzmanlık alanınız. Haçtan sonra bir dönüş başlıyor. 100 bin hatta bir rivayete göre 125 bin Hüccac hacı yani bir başka ifadeyle memleketlerine dönmek üzere Kabe'den ayrılıyorlar. Ve belli mesafeler kat edildikten sonra bahis konusu ayeti kerime Maide suresinin ilgili ayeti kerimesinin inmesiyle birlikte Hazreti Peygamber bütün o hüccaca yeniden haber yolluyor. Bu insanları yeniden toparlıyor. Bahsettiğim şey böyle bir yayla efendim bir turistik otel şehrin içerisinde gölgelik bir alandan bahsetmiyoruz. Çölden bahsediyoruz. Yani 40 derece 50 derecelik bir sıcakta hiçbir imkanın olmadığı bir yerde Peygamber Efendimiz Hazreti Allah'tan aldığı talimat üzere bütün o hüccacı yeniden topluyor ve onun ardından Hazreti Ali Efendimiz'le alakalı o benim halifemdir anlamındaki hutbesini irad ediyor. Yani burada soru şu, Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi ben seviyorum, beni sevenler Hazreti Ali'yi de sevsinler demek için bu kadar büyük bir merasim, bu kadar önemli bir hutbe irade eder mi? Yani evlerine, memleketlerine dönen, haçlarını tamamlamış insanları yeniden çöl vasatına toplamak, onlara bir hutbe irade etmek, bunu büyük bir heyecanla söylemek, ya bu mantık dışı bir şey. Yani Hazreti Ali'nin, Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'yi sevdiğini söylemesi hani orijinal bir şey değil ki. Hazreti Ali'nin kaderiyle Efendimiz'in kaderi zaten birlikte yoğrulmuş. Her an beraberler, her dakika birlikteler. Hayatı 360 derece birlikte yaşayan bir iki insandan bahsediyoruz. Ve onların birbirlerine olan sevgisi, sevdası zaten ortada. Bununla ilgili binlerce hadis-i şerif, binlerce hani söz, binlerce vaka varken hani ben Hazreti Ali'yi çok seviyorum ey insanlar demek için o kadar insan çöl ortasında efendim Gadiruhum'da toplanmaz. Orada olsa olsa ancak Hazreti Ali benim yerime imamdır, halifedir anlamında bir değerli söz için, bir kıymetli ölçü için o insanlar toplanabilir. Hani kimse bunu bize başka türlü algılatmaya, başka türlü tariflemeye, yani köy uyanıklıkları yapmaya kalkmasın. Yani bu çok açık bir şekilde ortada. Yani basit bir Aristo mantığıyla dahi biz bu büyük hakikati yakalayabiliriz. Benim çok takıldığım bir başka noktada şu hocam, onu hani ifade etmek isterim. Hani Gadiruhum'un zıddı neresi? Sakife. Sakife'de Gadiruhum iptal edildi, ihfal edildi, ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Kullanılan argümanlar çok enteresan. Diyorlar ki evet, hani Harun Bey demokrasi dedi, demokrasi de yoktu orada, bir darbe vardı Sakife'de, onun altını çizeyim. Yani demokratik usulle de bir imam seçilmedi orada, bir darbe yapıldı ve hiçbir mantığı olmayan bir darbeyle fiil gerçekleştirildi. Yoksa oradaki insanlar mesela şunu demediler Yavuz Hocam. Ya Hazreti Ali bu işe layık değildir. Yahut işte efendim Gadiruhum'da Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi nasip etmedi filan demedi oradaki insanlar. Ne dediler peki? Dediler ki evet biz Hazreti Ali'nin seçilmesi gerekiyor. Hazreti Ali var ama biz onu seçemeyiz. Niçin seçemeyiz? Çünkü dediler eğer işte Hazreti Ali'yi seçersek bu işte kabile kavgalarına sebebiyet verir. Hazreti Peygamber soyunun ardından yeniden Hazreti Peygamber sonrasının da aynı soydan devam etmesini
Arap kabilesi, Arap kabileciliği, asabiyesi ne derseniz deyin kabul etmez. Dolayısıyla Hazreti Ali seçmiyoruz, onun yerine işte şunu seçiyoruz, bunu seçiyoruz dediler ve kendi aralarında senin kemiğini kırarım, senin gözünü oyarım, seni yok ederim, sen varsan ben yokum. Yani orada bu neviden hani bir tırnak içi söylüyorum yani ancak aşağılık olarak ifade edebileceğimiz kelimelerle, kavramlarla ve bu söylediğim mantık üzerinden bir başkası seçildi. Yoksa onlar Hazreti Ali'yi inkar etmediler, edemezlerdi çünkü. Gadiruhum orada capcanlı duruyor. Orada Gadiruhum'u inkar eden bir tablo değil. Gadiruhum var ama biz bunu uyguladığımız takdirde şu olur bu olur filan. İyi de soru yine anında geliyor elbette. Yani siz Hazreti Allah'tan daha mı iyi biliyorsunuz bu işleri? Hazreti Peygamber'den daha mı iyi biliyorsunuz? Maide suresinden daha mı iyi biliyorsunuz? Neyin neyle sonuçlanacağını nereden bilebilirsiniz? Hani işte ne diyoruz? İşte kundaktaki bebekler katledilmeseydi nereden biliyorsunuz siz oradan belki de bütün bir dünyayı ihya edecek bir insanın doğmayacağını? Yani İslam'ın ruhuna aykırı, İslam'ın mantığına aykırı, gaybe imana aykırı, ölçüye aykırı, hukuka aykırı söylemlerdi bunlar. Ama o söylemlerin tamamı Sakife'de toplandı, bir araya geldi. Çok iğrenç cümlelerle, hiç yakışık almayacak, hiç izahı olmayacak birbirlerine karşı söyledikleri cümleler ve çok az sayıda insanın kurdukları bir sıkı yönetim düzeni üzerinden de bunu Mekke'ye kabul ettirmeleri sonucunda hani Gadiruhum iptal edilmiş oldu. Yoksa yani şey de tuhaftır yani Hazreti Ömer'e atfen anlatılan hani ya işte kim Hazreti Peygamber öldü dediyse ben işte şunu şöyle yaparım bunu böyle yaparım filan. Ya bu tuhaf bir cümledir. Niçin tuhaf bir cümledir? Çünkü yani Hazreti Ömer gibi Hazreti Peygamber'in yanında yer alan bir insan Hazreti Peygamber'in vefat edeceğini, dünya değiştireceğini bilmez mi? Bu sürpriz bir şey midir? Hayır değildir. Orada başka bir hikaye döndü. Orada Mekke'nin Hazreti Ali taraftarlarından uzaklaştırılması için kurulan darbenin sıkı yönetim düzeninin devam etmesiyle alakalı bir başka postmodern işgal gerçekleştirildi Mekke'de ve Hazreti Ali'nin hakkı bir sürü hani yanlışla üzerine kullanılan güç ilişkileri içerisinde bir darbe mantığıyla önü kesilmiş oldu. Ama Hazreti Ali şeydir hani son cümlem bu olsun iki tane anne bir çocuğa sahiplikle biliyorsunuz bir kadının yanına giderler. Derler ki kadıya işte iki kadın da bizim çocuğumuz bizim çocuğumuz. Kadı bakar ki işin içinden çıkamıyor. Her ikisi de çok iddialı bir şekilde çocukların kendilerine ait olduğunu söylüyorlar. Kadı bir çözüm bulur der ki tamam ey hanımlar der. Ben şimdi bu çocuğu ikiye böleceğim. Yarısını birisine yarısını diğerine vereceğim. Dediği an gerçek olan anne der ki hayır kadı efendi hayır bu çocuk benim değil diğerine ver. Kadı der ki ha işte gerçekten anne budur. Anne yüreği bunu böyle ancak kabul edebilirdi der ve çocuğu anneye teslim eder. Hazreti Ali Efendimiz'in kendisine ait olan iktidar vermesi bir annenin evladını koruma amacından başka hiçbir şey değildir. Yoksa Hazreti Ali o imameti de alırdı, o iktidarı da kurardı ve çok farklı şeyler olabilirdi ama işte değil mi hemen Hazreti Ali Efendimiz'in hilafetinin ardından o kurulan düzen, Cemel vakaları, Sıffin vakaları orada Hazreti Ali'ye karşı kurulan tuzağın da ne kadar büyük olduğunu ispat ediyor. Yani eğer Hazreti Ali o gün diğerleri gibi çocuk benimdir diye ortaya çıkmış olsaydı belki de bugün İslam ortaya kalmayacaktı. Ama Hazreti Ali'nin büyüklüğü, Hazreti Ali'nin velayetle alakalı en ciddi ithamı diğer meselelerle ilgili olarak onun İslam'ı koruma sadedinde sessiz kalmasına, zaman zaman göğüs germesine, zaman zaman ağlasa da kabul etmesine ama o yavruyu kurtarmaya dönük olarak sonuç itibariyle var olmasına sebep olmuş olan şeylerdir diyorum. Bütün hocalarımı da saygıyla sizlere de şükranla aynı şekilde anıyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gadiruhum'u bize kutlattığınız için, bayrama dönüştürdüğünüz için, ayrıca evlerimize taşıdığınız için de Meltem TV ekranlarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler dolayısıyla Gadiruhum bayramınızı biz de tebrik ediyoruz. Evet, yayınımız devam ediyor.
ekranlarda görüyorsunuz zaten. Ekranlarda yaptığı programlarla daha çok Haydar Bektaş hocamı takip ediyorsunuzdur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayramınızı tebrik ediyoruz sizin de. Bilmukabele tüm İslam aleminin hayırlı olsun inşallah. Şimdi Maide suresi 67. ayetle birlikte ilk Murat Çabas'la birlikte başlamıştık bu ayetle ilgili. Tefsirlerden Gadir Hum olayını buradan anlatmaya başlamıştık. Az önce Harun Bey de bu konuya giriş yaptı. Siz de Maide Sure 67. ayet-i kerimesinin aslında İmam-ı Ali Aleyhisselam'ın hilafetini emrettiğini, ifade ettiğini bizlere anlatacaksınız. Değerlendirmelerinizi alalım. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Öncelikle ben de bütün İslam aleminin Gadir Hum Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bize bunları tanıtan, bunları bize hatırlatan demeyelim. Bunları bize ilk defa ortaya koyup bizlere derken sadece yetiştirdiği kadroya değil, bütün İslam alemine 14. asırda, 21. yüzyılda nasıl hoş geldin Atatürk diyerek Atatürk'ü bu çağa taşıdığı gibi tevhidin merkezi Ehl-i Beyt'tir diyerek Ehl-i Beyt'i günümüze taşıyan ve İslam aleminin birliği, beraberliği söz konusu olacaksa bu ancak Ehl-i Beyt de olur diyen Profesör Doktor Haydar Baş hocamıza özlemle, hasretle efendim saygılar sunuyoruz, dualar ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz, Allah şefaatine bizleri nail eylesin diyoruz. Niye? Siz, biz ilahiyatçıyız. Okuduğumuz üniversitesinden lisesine kadar veya özel aldığımız bir takım eğitimlere kadar baktığımızda biz bunların hiçbirini üstadımız nedir bu diyene kadar hiç dikkatimizi çekmedi. Belki okuduk ama okuduk geçtik. Hani ya bakmak ve görmek diye bir olay var ya o manada. Onun için ben buradan başlayarak ve Ahmet Bey'in az önce ifade ettiği konuyu da birazcık dillendirmek isterim. Şöyle ayet-i kerimede Allah Teala iki şekilde ayet-i kerime var aynı ayet. Bir eşeddü olarak, bir ekberu olarak. El fitnetü eşeddü minel katl. Bir de yine el fitnetü ekberu minel katl. Yani fitne adam öldürmekten daha şiddetlidir. Veyahut da fitne adam öldürmekten daha büyük bir efendim beladır manasına iki tane ayet-i kerime var. Bu manada 14 asır boyunca efendim o Maide 67'ye rağmen, Maide 3. ayet-i kerimeye rağmen 300'ü aşkın Ehl-i Beyt'le ve İmam Ali ile ilgili olan ayet-i kerimeye rağmen çok kurnazca bir mantıkla beraber biz bu olayı gizledik. İslam'ın 3 büyük bayramı dendi ki üstadımız eserlerinde yine telifle yani kaynaklardan alıntıyla beraber İslam alimlerinin bazısı sıralama yapıldığında birinci sıraya Gadir Hum Bayramı'nı koyuyor. Bazısı da üç büyük bayram vardır diyor ve bir tanesi de diyor Gadir Hum Bayramı'dır. Ve bütün bunlara rağmen baktığımızda maalesef ve maalesef efendim 14 asır boyunca özellikle Sünni alemde bunlar gizlendi. Ne zaman ki 21. asırda bir efendim sultan çıktı, bir büyük İslam alimi, bu vatanın, bu İslam aleminin bir aksakallısı Profesör Doktor Haydar Baş Beyefendi çıktı ve böyle bir gerçek var. Bunu niye gizliyorsunuz? Bunu gündeme getirin. Bunu gündeme getirirseniz İslam aleminin birliğine, beraberliğine vesile olursunuz diye gündem yaptı. Efendim 13 cilt Ehl-i Beyt külliyatı, Hazreti Fatıma annemizle beraber 13 cilt, Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt 14. cilt ve Atatürk'ün seyit olduğu, peygamber soyundan olduğunun da ilan edildiği Hoş Geldin Atatürk adlı eserle beraber 15 ciltlik bir külliyat ortaya koydu. Ve o külliyatta özellikle efendim kaynak eserlerle ki Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt adlı eserde bu Gadir Hum olayı 222 tane Sünni kaynakla beraber ortaya koyuluyor. Zaman dar olduğu için aslında birkaç tanesinin altını çizdim. Onları hatırlatmak istiyordum ama giremeyeceğim oraya. Ama seçkin kitapçılarda yer alan bir eser Tevhid-i Merkezi Ehl-i Beyt adlı eser. Oradan alınıp efendim merak edenler
Orada o 222 kaynak nedir bunları görebilirler. Evet, Maide 67. Allah Teala orada Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben buyuruyor ki, önümde Kur'an-ı Azimüşşan, hemen Maide 67'yi, ben İsra suresi 71. ayeti açtım ama siz deyince Maide 67, ben direkt o Maide 67 ile beraber başlayayım. Niye gözlüğü taktım? Şunun için, bizatihi ayet-i kerimenin orijinaliyle beraber ben bu konuyu ele almak istiyorum. Ya eyyühe Resul, ey peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, belli tebliğ et, açıkla, ma unzileyleke min rabbik, Rabbinden sana indirileni insanlara ilan et, açıkla. Ve illem tef'al fema bellate risalete, eğer bunu yapmazsan peygamberlik görevini yapmamış olursun. Eksik yapmışsın, şu bu değil. Peygamberlik görevini yapmamış olursun. Bunu tebliğ etmezsen. Vallahu yasımuke minen nas, Allah Teala seni insanlardan koruyacaktır. İnnallaha la yehdil kavmel kafirin, şüphesiz ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Aslında ayet-i kerimenin son kısmı var ya, büyük bir efendim korku salıyor. Muazzam bir korku salıyor. Niye? Yani buna riayet etmez, bu olayı, bu gerçeği gizler, bu olayı gündem yapmazsanız, bu olayı diri tutmazsanız, bilmiş olun ki o hidayette nasibi olmayanlar sınıfında olursunuz. Ayetin sonu çünkü öyle bitiyor. Allah muhafaza. Onun için burada bu ayet-i kerimeyle, mesela İbn-i Mesud Hazretleri gerek bu ayeti, gerekse Maide en son inen ayet olan Maide 3'ü okurken buralara gelince diyor ki, bu ayetler İmam Ali hakkında ve İmam Ali'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den sonra, Efendimiz'den sonra, efendim müminlerin emiri, peygamberin vasisi, halifesi, müminlerin imamı olduğunu beyan sadedinde, ilan sadedinde bu ayetler inmiştir diyor İbn-i Mesud Hazretleri. Büyük efendim sahabeden, sadece İbn-i Mesud'da değil, Zeyd bin Erkam'ın rivayeti var. Bakıldığında burada pek çok sahabeden, 30'u aşkın sahabe bu olayı naklediyor. Ama az önce Ahmet Bey'in dediği gibi sakifeye geliniyor. Ne kadar zaman sonra? Ki bu ayet-i kerimeyle beraber hemen onu çok kısa olarak ele alayım. Hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Cuhve yakınlarında, Medine, Suriye, Mısır yol ayrımında hemen diyor ki, şurayı temizleyin, birkaç taş üst üste koyuyor. Efendim ileride olanlar geriye gelsin, geride olanlar ileri gelsinler. Öğle namazını cemaatle kılıyorlar. Ardından uzun bir hutbe. Aslında veda hutbesi, veda haccından dolayı o ifade kullanılıyor ama bir de en son irade edilen hutbe Gadir Hum hutbesi. Bu hutbeyi irade ediyor. Orada İmam Ali Efendimizin hilafetini, İmam Ali Efendimizin vasisi olduğunu, İmam Ali Efendimizin kendisinden sonra müminlerin emiri, peygamberin varisi olduğunu ilan ediyor. 6 defa pazusundan tutup kolunu kaldırarak. Aradan 2 ay, 2,5 ay geçiyor. Yok sakifede, şimdi fitne dedim ya, başta o fitne ayetiyle girdim ya, ne iddia ediliyor? Efendim, Evs'te Hazreç neredeyse birbiriyle savaşacakmış. Evet, İslam öncesinde cahiliye döneminde Evs'le Hazreç yüzlerce yıl birbirleriyle kan davası gütmüşler, birbirlerini öldürmüşler. Ama İslam gelmiş ve İslam onları kardeş ilan etmiş. Ve adeta, tabirimi hoş görün, kanka olmuşlar. Birbiriyle beraber etle tırnak gibi, etle tırnak gibi olmuşlar. Birbirleriyle beraber efendim kardeş olmuşlar. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı yok. Böyle bir iddiaları da yok. Ama sakifede bulunanların pek çoğu buna onay vermediği halde ve özellikle peygamber ailesinden hiç kimse orada yokken, niye yok? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İmam Ali Efendimizin kucağında, başı onun dizindeyken son nefesini, bir takım efendim ona sırları veyahut da bilinmesi gereken şeyleri ona iletiyor ve orada ruhunu teslim ediyor. Ve beni sen yıka diyor. Beni sen kefenle diyor. Ve benim namazımı sen kıl diyor. Bakın
hocamızın yine üstadımızın eserlerine bakıyoruz. İlk etapta kaç kişi kılıyor Efendimizin cenaze namazını? 17 kişi. Aman yarabbi. Bu ne kadar tehlikeli, ne kadar insanı ürperten bir olay. Böyle bir şey olabilir mi? Niye? Çünkü çoğu sakifede efendim ne diyelim makam derdinde. Ve yok efendim neredeyse savaşacaklarmış, fitne çıkacakmış. Fitneyi engellemek için işte biri diğerinin elini almış, ben ona tabi oldum demiş de öteki de şu bu, bunların hiçbiri. Halbuki aynı kişiler bakıyoruz, Kadir Hum hutbesinden sonra geliyorlar, Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi şahsiyetler, ne diyorlar? Heni en heni a, bekhin bekhin gibi ifadelerle, sana helal olsun, sana müjdeler olsun, ya Ali, sen bizim imamımız oldun, sen bizim önderimiz oldun, sen bizim liderimiz oldun diye onu tefsir ediyorlar, onu istikbal ediyorlar, onu kutluyorlar. Bütün bu kutlamalara rağmen bir bakıyoruz ki aradan 2-2,5 ay geçti, fazla değil. 2-2,5 ay sonra iş dönüyor. Hatta işi bizatihi orada bulunan pek çok sahabe dahi susuyor. Yani deniyor ki yok işte bu işe şahit misiniz? Sükut ikrardandır babında. Susarsam en azından şahit değilim gibi anlaşılsın mantığıyla beraber, Allah muhafaza. Ve sonuç, siz geldiğinize göre herhalde yavaş yavaş bağlayın manasınadır diye sonuca geliyorum. Ben İsra suresi 71. ayet-i kerimeyi açmamın sebebi şu, üstadım. Diyor ki orada Allah Teala, يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ. O gün, mahşer günü, her bir insanlık grubu, İnsanlar her biri, her bir cemaat önlerindeki imamlarıyla, öncüleriyle, liderleriyle, önderleriyle mahşer yerine gelecek. Yani bu manada baktığımızda, biz şimdi oraya vardığımızda, biz İmam Ali Efendimiz'i dışlamaya kalkarsak, Fatıma annemizi dışlamaya kalkarsak ne yapmış oluruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dışlamış oluruz. Allah Teala'yı haşa dışlamış oluruz. Üstadım, iman konusunda yanlış, itikat konusunda yanlış, imanı tehlikeye sokar. Amel konusunda yanlış, ne yapar? Günahkar yapar. Ama itikat konusundaki bir yanlış, imanı zedeler, imanı insanın elinden alabilir. Bu mantık nedir biliyor musunuz? Şunu söyleyerek bitireyim. Ahmet Bey'in anlatımından bir not almıştım da onu söylemezsem eksik kalır diye düşünüyorum. Olaydan 14 asır sonra bu ülkede bir dinler arası diyalog, bir FETÖ oyunları oynandı. Ve onların ilk yaptıkları şeyde toplantıda neydi orası? Bolu'nun Abant. Abant konsilinde, o ifademi hoş görün ama gerçekten konsil olarak yapıldı. Ne dendi orada? Akılla vahiy çatışırsa akıl tercih edilir. Bunu demekle Kadir Hum olayını dışlamak, Kadir Hum olayını gizlemek, yok o aslında peygamber rencide olmasın İmam Ali diye onun gönlünü almak, onu onore etmek için bunu yaptı gibi, haşa, peygamberi eyyamcılıkla suçlamaktır bu, Allah muhafaza. Aynı fitnedir, aynı mantıktır ve imani yanlış olur bu ve Allah korusun imanımızı tehlikeye düşürür. Burada bu ilan vahiyledir. Bu ilan nebevi ilandır ama Allah Teala'nın 67. ayet ve ardından da Maide 3. ayette kemale erdirdim. Ali'nin imametiyle beraber, Ali'nin velayetiyle beraber, Ali'nin hilafetiyle beraber dininizi kemale erdirdim. Hatta bir öncesinde sakın ha kafirlerden korkmayın, benden korkun diyor Cenab-ı Hak. Çünkü ben Ali'yi İmam olarak insanlığa peygamber ağzıyla ilan etmekle kafirler ümitsizliğe düştüler, korkuya düştüler. Artık dininize zarar veremezler. Ve ondan sonra ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti, nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı ve radlıytu lekum lislame dina, ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim diyor Allah Teala. Açık ve net ayet-i kerimeler bunlar. Ondan sonra 14 asır boyunca Muaviye İslam'ıdır, siyasal İslam'dır, şu yaptılar, bu yaptılar. Ama bunların her biri
Allah'ın ayetini, Allah'ın koyduğu ölçüyü dışa atmak ve insanların kendi akıllarından uydurdukları bir takım efendim hezeyanları gündeme getirmek içindir. Ve Allah korusun, bu mantık devam ederse imanla oynamış olur ve İslam'ın özü, İslam'ın ruhu, Ehl-i Beyt kaybedilmiş olur. Ben tekrar bütün İslam aleminin Ehl-i Beyt ve efendim Kadirhum Bayramı'nı kutluyorum. Soracağınız bir şey varsa sorun, yoksa bitireyim mi, devam edeyim mi diye de sorayım. Razı evet. olsun verdiğiniz bilgiler dolayısıyla. Tabii daha konuklarımız da var. Onlara da biz fırsat vermeliyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sayın seyirciler, Kadirhum Bayramı konusunda yaptığımız canlı yayın devam ediyor. Şimdi huzurlarınıza Muhammedi Alimler Birliği Başkanı Irak Felluce'den Abdülkadir Alusi'yi getiriyoruz ekranlarınıza. Kadirhum konusundaki bilgilerini birlikte takip edelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil halki seyyidina ve habibina ve mevlana Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd eder. Yaratılmışların en şereflisi Habibimiz, Mevlamız, Efendimiz Muhammed'e ve onun pak tertemiz Ehl-i Beytine, sahabesine ve onu tabi olanlara selam olsun. Min eyyamil ummetil muhammediyye. Yabka hazel yevm. Kadirhum günü ümmetin velisini ilan edilen İmam Ali Muhammed'i günlerden bir gün olan bu günlerde ve ihtilaf, İmam Ali ihtilaf olmadı. Ve bugün tarihimizde büyük bir gün olarak kaldı. Ve o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccından dönerken onlara büyük bir haberi duyurmak için ümmeti topladığı büyük bir gündür. Ümmetin geleceğiyle ilgili olan ihtilafları geride bırakarak ittifak ettiğimiz ilkelerde birleşerek diyorum ki muhakkak ki o gün büyük bir gündür. Bugün de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilan ettiği rivayetler günümüze kadar ulaşmıştır. Ve İmam Ali bu ümmetin Mevlası olduğu Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de buyurmuşlardır ki ben kimin velisi, Mevlası isem bu Ali de onun Mevlasıdır. Allah'ım ona dost olana dost ol, ona düşman olana düşman ol. Bu rivayetler bütün Müslümanların mezheplerinde mevcuttur. Bu rivayetle isnat ve metin olmakla en kuvvetli rivayetlerdendir ve tevatür derecesine ulaşmıştır. Hadis ilminden araştırmacıların muhakkisine söylediğine göre ihtilaf edilen Mevla ve Veli kelimeleridir. Ben sizlere bugün ehli irfanın, İslam ümmetinden irfan sahibi kişilerin görüşünü açıklamak istiyorum. Kalp ehli, gönül ehli olanların görüşünü açıklamak istiyorum. Ve onların İmamı Ali ile çok kuvvetli bağları var. Ve o irfan ehlinin ruhlarının dönüş yeri İmamı Ali'nin yanıdır. Ve onlar yollarıyla İmamı Ali'ye ulaşırlar. İmamı Ali'den ilmi, marifetullahı ve sülüku ahlakı almışlardır. Ve gerçek görüş onların görüşüdür. İmamı Ali aleyhisselamın vilayeti onların yanında bütün makamları ile, bütün tafsilatları ile, bütün manaları ile peygamberliğin varisliğidir. Ve peygamberin İmamı Ali'yi ümmetin velisi olarak ilan etmesidir. Peygamberin varisi olarak son olan bu ümmet, bu nübüvvetin varisi olarak devamıdır. Peygamberin varisi olarak son olan bu nübüvvetin varisi olarak devam etmesidir. Kesinlikle kolay ve basit değildir. Bütün gönderilen peygamberler ve nebiler son bulmasından sonra yüz binlerin önünde bunun ilan edilmesi ve İmam Ali Aleyhisselam'ın elini kaldırılması bütün ümmetin içinde bu vilayeti ilan etmesi, biz
bu vilayeti en basit şekilde ele almayacağız. Bilakis en yüksek mertebeyle, en âlâ dereceyle bu vilayeti ele alacağız. İrfan ehli İmam Ali Aleyhisselam'ın nübüvvetin varisi olarak görürler. Bilirler ruhen, ilmen, ahlaken, metod olarak. Evet, o hak üzeredir ve nübüvvetin temsil hakkı onundur. O yaratılıştan Allah'ın dostudur. Bilakis o yaratılışta Allah'ın ilk velisi dostudur bu ümmetten. Ve bu velayet ondan zincirleme, silsile ile devam etti. O imamların, velilerin babasıdır kıyamet sabahına kadar. Bundan dolayı İmam Ali biz sahabenin en alimi, en cesuru olarak görürüz, biliriz. Sahabenin en takvalısı, en zühdlüsü, en üstün olanı, edebiyatta onların en fasihi oydu. Ve bütün bu sıfatlar onda mevcuttu. İdareci iken, hakim iken adillik onun sıfatıydı. Bu sıfatlar ümmette hiç kimse de böyle toplanmadı. Ancak İmam-ı Ali'de toplandı. İşte biz bugün İmam-ı Ali'nin bu ümmete veli tayin edildiği günü yaşıyoruz, kutluyoruz. Vilaye ruhu bir mirastır. Onun iş başında olan bir imam olması veya iş başında olmayan bir imam olması hiç fark etmez. Aynıdır. İster hakim olsun, ister görünürde hakim olmasın. O, bu ümmetin velisidir. Bu ümmetin yaşam alanıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çadırından sonra onun çadırı toplanma, yaşama yeridir. Kalp ehli için İmam-ı Ali iman gemisinin kaptanıdır. Kıyamet saatine kadar. Evet, İmam-ı Ali peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin bakıp büyüttüğü onun öz olmayan oğlu idi. Nübüvvetin evinde büyüyen, vahye yakın olan, risalete yakın olan, bu nübüvvet ve risaletle eğitilen tek kişi oydu. Son peygamber tarafından eğitilen tek kişi. Evlerin en temizi bu evde olan bu adam gibi başka kim bu velayete hak sahibi olabilir? Ve bu evden, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinden bir parça olmaya hak kazanmıştır. Cennet ehlinin kadınlarının en üstünü Fatıma aleyhisselamın eşi idi. İmam Hasan ve Hüseyin de babalarıydı. Ve bu ev halkının ilahi muratla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaretiyle ilahi bir temizlik, ilahi bir paklıkla, Rabbani bir paklıkla Allah-u Teala tarafından indirilen ayet-i kerimeyle, ey ehli beyt, yüce Allah sizden her türlü günahı, haramı, fenalığı, çirkinliği, basitliği uzaklaştırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Birçok mütevatir rivayetlerde İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük ruknu kızı Fatıma'nın evine giderek onlara bildirmiştir. Bu hadis-i şerif her yerde mütevatir olarak geçmektedir. Bu ayet-i kerime bu evin tertemiz olduğunu bildirmiştir. Bu da kısa hadisinde, Aba hadisi şerifinde rivayet edilmiştir. İmam-ı Ali aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselamın kısa hadisinde emir buyurduğu İslam'ın erkanı olan beş kişiden biridir. Ve ayetin işaret ettiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de temiz evini soranlara gösterdiği ehli beyt, işte bu beş kişidir. Onlardan öğrenin ama onlara öğretmeyin. İşte mana ve muradı budur.
Peygamber Efendimizin bu ailenin örnek bir aile olmasını istemişti. Bu aile aynı İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi gibi, Hacer Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın Mekke'de Kabe'nin direklerini yükseltikleri zaman iman eden örnek bir aile olarak Allah-u Teala'nın emirlerine riayet eden, razı olan, itaat eden bir aile olarak ve Peygamber Aleyhisselam bu evin aynı bu şekilde iman eden örnek bir ev olmasını istedi. İmam Ali Aleyhisselam bu temiz evin babasıdır ki ondan iki kerim yol çıkar, İmam-ı Hasan ve İmam-ı Hüseyin soyu olarak. Ve bu soydan kıyamet sabahına kadar hayır ehli, ilim ehli, ahlak ehli, yol ehli, zikir ehli, barış ehli, temiz bir soy gelecektir. Onlar ümmetin her yerde en güçlüleridir. Her yerde her zaman en bereketlileridir. Onlar ümmetin her yerde en nurlularıdır, en imanlılarıdır. O zaman bu mübarek günü ümmeti Muhammed için mübarek olsun. Bugüne önem vermemiz bizim hakkımızdır. Çünkü bugün ümmetin velayetinin ilan edildiği, nebevi yolun risaletinin gidişatının belirlendiği gündür. Hepimize bugün mübarek olsun. Bizlere bugün de en güzel neticeler nasip etsin. Seyyiduna İmam Ali aleyhisselam ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Sayın Abdülkadir Alusi'ye çok teşekkür ediyoruz. Yine ekranlardan tanıdığınız ilahiyatçı Sayın Fikret İnan Hocam ekranlara geliyor. İnanan her müminin Ehl-i Beyt'i tanıması zorunludur. Bu sunumla beraber onu takip ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle stüdyodaki kardeşlerimize ve bizi izleyen dinleyicilerimize, dinleyicilerimizin Kadrihum Bayramı'nı kutlar, daha nice Kadrihum Bayramlarına ulaşmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek başlayalım. Tabii ki biz böyle bir bayrama hocamsız, Profesör Doktor Haydar Baş hocamsız giriyoruz. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin ve bize Ehl-i Beyt'i anlatan, Ehl-i Beyt'in mana deryasından istifade etmemizi sağlayan, onun vasıtasıyla birçok hakikatlere ulaştık. Cenab-ı Hak şefaatlerine hepimizi nail eylesin. Onun manevi füyüzatından cümlemizi nasipdar eylesin diyerek başlamış olalım. Değerli kardeşlerim, biz aslında Ehl-i Beyt'i birbirimize anlatmaya çalışıyoruz. Müminlerin Ehl-i Beyt anlayışı epey karartılmış, epeyce üstü örtülmüş, epeyce gizlenmiş. Dolayısıyla kitap dünyasında da, araştırma dünyasında da bu belgeler bol bol olmuş olmasına rağmen maalesef bizim dünyamızda müminlerin Ehl-i Beyt'ten habersiz yaşadığımız aşikar ortada. Halbuki Ehl-i Beyt'ten kaçmamalı, Ehl-i Beyt'e yanaşmalı, Ehl-i Beyt anlayışını esas kaynağından ve esas sahiplerinden öğrenmeliyiz. Ki her işte işin ehline müracaat etmek gerektiği gibi değerli hocamız da Ehl-i Beyt nefesi olması hasebiyle onun ortaya koyduğu tezlerle birlikte sizlere kısaca izah etmeye çalışacağım. Ehl-i Beyt, Kur'an-ı Kerim'de yine hocamızın da ifade ettiği gibi Şura Suresi 23. ayet-i kerimede bakınız Cenab-ı Hak ne buyuruyor. De ki, Muhammed'im,
Ben peygamberliğime, tebliğime karşılık sizden ehl-i beytini sevmemizden başka hiçbir ücret istemiyorum. Demek ki Cenab-ı Hak bu Şura suresi 23. ayet-i kerimede bizden ne istiyor? Ehl-i beytini sevmemizi istiyor. Onun için ehl-i beyti sevmek nedir? Farzdır. İşte biz bunu kendi gönül dünyamıza, akıl dünyamıza, fikir dünyamıza öyle bir yerleştirmemiz lazım ki hem Ehl-i Beyt'i seveceğiz, hem Ehl-i Beyt'in yolunda olanları sevmiş olacağız. Başka bakınız ne var? Yine Ahzab suresi 33. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, ey Ehl-i Beyt, ey Ehl-i Beyt, Yüce Allah sizden her türlü günahı, haramı, fenalığı, çirkinliği, basitliği uzaklaştırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Dolayısıyla Ehl-i Beyt demek ki nedir? Tertemizdir. Onlarda sıkıntı olmaz. Onlarda efendim eğilme olmaz, bükülme olmaz, haksızlık olmaz ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Ayet-i kerimesiyle birlikte de Ehl-i Beyt'in ve Ehl-i Beyt yolunda olanların Ehl-i Beyt nefesinin her halükarda doğruyu simgeleştirdiğini ortaya koymaktadır. Şunu ifade edelim. Yine biz her gün kıldığımız namazlarda Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed diyerek her namazda Allah Resulüne ve aline, Ehl-i Beytine ne yapıyoruz? Salat ve selam okuyoruz. Dolayısıyla her namazda salat ve selam okuduğumuz, Cenab-ı Hakk'ın da bu ayet-i kerimelerde onları tertemiz kılındı ve onları sevmemiz istenildiği halde Ehl-i Beyt'e niçin bu kadar uzakız? Neden bu kadar uzakız? Neden efendim bizim dünyamızda ki değerli hocamız burada Sünni dünya ile efendim Şia dünyasını bir araya getirerek innemel müminüne ihve, bütün müminler kardeştir anlayış içerisinde bunu çok net bir şekilde ortaya koymuş. İşte Ehl-i Beyt dik duruşuyla Ehl-i Beyt efendim haksızlıklar karşısında susmamasıyla efendim ortaya çıkmış ve Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Hüseyin Efendimiz ve 12 imamın efendim hemen hemen tamamının şehit edilmiş olması da efendim haksızlıklara karşı dimdik durmalarının efendim bir göstergesi olmuştur. Onun için değerli kardeşlerim tam bu noktada değerli hocamız Ehl-i Beyt'te buluşmamız gerekir. Ehl-i Beyt'i anlamamız gerekir. Ehl-i Beyt nefesini dinlememiz lazım. Neden? Çünkü bizim aramıza atılmak istenen nifak tohumları ancak ve ancak Ehl-i Beyt yoluyla birlikte giderilebilir anlayışını hep diri tutmuştur değerli hocamız. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Değerli kardeşlerim bakınız, özellikle kitaplarda, tercüme eserlerde maalesef kaynaklar karartılmış. Biz mesela ilahiyatçı olmuş olmamıza rağmen Sakaleyn hadisi denen bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif mütevatir bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Onlardan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Diğeri de ehle beyti ve ıtretidir. Ama ben İmam Hatip ve ilahiyat mezunu olmuş olmama rağmen İmam Hatip ve ilahiyatlarda bu ehle beyti ve ıtreti kelimesi maalesef yoktur. Size iki emanet bırakıyorum. Onlardan bir tanesi kitabullah, öteki sünnetimdir deyip geçiştirilmiştir. Sünnet de bize ifade edildiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, efendim fiilleri ve davranışlarıdır. Itreti ve ehle beyti ayrıdır. Halbuki tevatür derecesindeki hadis-i şerifin kaynağı ise budur. Ehle beyti ve ıtreti. Neden ehle beyti ve ıtreti? Çünkü o canlı Kur'an'dır. Bakınız bu hadis-i şerifte, bu hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnetinde, kitab-ı zühdünde mütevatir olarak zikredilmiş. Hatta bütün muhaddisler bu efendim hadis-i şerifi özellikle ne yapmışlardır? Kitaplarını almışlardı. Bu hadis-i şerif kitaplarını almayanlar aslında zayıf kitap kabul edilmiş. Çünkü öyle mütevatir bir hadis-i şerif ki
Onu herkes almış ama maalesef Mevla kelimesi üzerinde efendim oynanmıştır. Halbuki Mevla kelimesi sahip, idareci anlamındadır. Vali de buradan gelmektedir. Ben kimin Mevlası isem, Ali de onun Mevlasıdır. Hadis-i şerifindeki Mevla, efendim konuyu saptırmak isteyen kişilerin yorumlarıdır. Asıl kaynaklarındaki Profesör Doktor Haydar Boş hocamız, 220 sünni kaynakla birlikte bu hadis-i şerifin sünni alimler tarafından ortaya konulduğunu ifade buyurmuştur. İşte bu hadisten anlaşılacağı kadarıyla kıyamet kopana kadar kendisine tabi olunacak ıtretten bir kişinin var olacağı anlam kazanmaktadır. Kitap da, Kur'an da bu şekildedir. Dolayısıyla bunlar yani ıtret, yeryüzünün aman ve güvenidir. Eman ve güvenidir. Onlar olmazsa yeryüzündekiler de olmaz. Ki hadis-i şerifte bu ümmet içerisinde 40 kişi İbrahim Meşrebi üzerine, 7 kişi Musa Meşrebi üzerine, 1 kişi de Muhammed Meşrebi üzerine bulunur. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir. Ahmet bin Hanbel Kitab-ı Zühd mütevatir olarak bu da zikredilmiş. Peygamberler kainatın denge unsuru idiler. Peygamberlerden sonra Cenab-ı Hak ümmetten bir kısmını bunlara bedel kılmıştır. Değerli kardeşlerim, şimdi ben küntü Mevla fehâde aliyyüm Mevla hadisi şerifindeki bu Mevla kelimesi ile ilgili yine bir ayet-i kerime var. Onu söyleyeyim ve bitireyim kardeşlerim. Bakınız bu sözü duyan yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacdan dönüşünde Kadir Hum denen yerde bu hadis-i şerifi zikrettiğinde bu sözü duyan Haris bin Numan devesine binerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Ona der ki bize Allah'a iman ettin dedin Allah'a iman ettik. Namaz kıl dedin namaz kıldık. Oruç tut dedin oruç tuttuk. Hacca git dedin hacca gittin. Şimdi ise amcanın oğlunun elini tutmuşsun bize uzatmışsın ve o sizin Mevlanızdır diyorsun. Bu söz senden midir yoksa bu söz senden midir yoksa Allah'tan mıdır deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu söz Allah'tandır diyerek teyit aldıktan sonra kardeşlerim o yine söylene söylene şöyle der. Allah'ım bu senden gelen bir hak ise üzerime gökten taş yağdır ve azap indir diye Allah'tan azap ister. İşte Me'arij suresi 1. ayet-i kerimeyi açarsanız isteyen biri başına gelecek azabı istedi ayet-i kerimesi bu kişinin bu azabı istemesinden dolayı gelmiştir. Dolayısıyla bu mütevatir hadis ayrıca böyle bir mucizeyle birlikte de efendim ortaya konulmuştur. Değerli kardeşlerim, yine Kadir-i Hum bayramımız mübarek olsun. Ehl-i Beyt anlayışını anlamayı, yaşamayı hepimiz Cenab-ı Hak nasip eylesin. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın açtığı bu yolda, bu yolun maneviyatını yaşamayı, yaşatmayı, bayraklaştırmayı ve bütün dünyanın müminlerinin efendim Ehl-i Beyt etrafında birleşmesini bu Kadir Hum bayramı vesilesiyle efendim ortaya koyarak yeniden bir ve beraber olmak üzere Ehl-i Beyt'i anlamak üzere diyorum. İyi akşamlar diyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Biz de Fikret İnan hocama çok teşekkür ediyoruz. Bayramını tebrik ediyoruz. Canlı yayınımız devam ederken şimdi İlahiyatçı Sayın Hasan Aydın hocamı ağırlayacağız. Aynı zamanda malumunuz ekranlarda çok görüyoruz Hasan Aydın hocamı verdiği bilgilerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi İslam dünyası Ehl-i Beyt konusunda hangi noktada diye bir soru yöneltecek olursak, İslam dünyasının durumu aslında ortada. Mehmet Akif Ersoy'un da İslam dünyası hakkında yazdığı bir şiirde ne gördün ki diye başlayan bir şiiri vardır. İslam dünyası kan, İslam dünyası gözyaşı, İslam dünyası işgali yaşıyor ve dünya haritasına bakıldığında en büyük, en çok
kırmızıya boyanmış olan yer İslam ülkelerinin olduğuna şahit oluyoruz. Tabii Şii-Sünni ayrımı yapmak birilerinin işine geliyor ve ne yazık ki Müslümanlar Ehl-i Beyt ortak paydasına buluşması gerekirken aralarına bir şekilde ayrılık tohumları ekiliyor ve kan akmaya devam ediyor. Bu konuda neler söylersiniz Hasan Hocam? Bütün seyircilerimize ve stüdyodaki arkadaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Gadir Hum bayramlarını kutluyorum. Gerçekten çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Katılımcılara da teşekkür ediyorum. Şimdi gerçekten biz değişmeyecek olan da tek şey Kur'an-ı Kerim'dir. Elbette ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözler şayet kendisine aitse onlar da değişmez. Onlar da mutlaka kabul etmemiz gereken sözlerdir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bir ayette Allah Teala tarafından kendisinde bir bilgi olup da onu gizleyenden daha zalim kimdir? Bu hatırlarsınız bu ayeti. Ve men azlemu mimmen keteme şehadeten indehu min Allah diye bu ayet var. Bir başka ayette de Allah'ın indirdiğini gizleyenler karınlarını ateşle dolduranlardır. Allah onlara kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları tezkiye etmeyecek ve onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır buyuruyor. Bir başka ayette de bütün lanet edicilerin laneti diyor onların üzerine olsun. Kim? Allah'ın indirdiği hakikatleri gizleyenler. Şimdi bir başka ayette de hani siz kan dediniz, gözyaşı dediniz. Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Buyuruyor ki Sadbillah. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Kitabın bir kısmını inkar edip bir kısmına iman edenler, onların dünyadaki cezası rezillik, ahirette ise onlara şiddetli bir azap vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi maalesef Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın tertemiz olarak beyan ettiği o Ehl-i Beyt'i biz anlayamadık. Onları kavrayamadık. Kavrayamadığımız için de maalesef İslam dünyası şu anda bu hali yaşıyor. Zeyd bin Erkam hani Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da şehit ediyorlar. Bilirsiniz bu olayı. Şehit ettikten sonra Ubeydullah bin Ziyad'ın huzuruna mübarek başını getiriyorlar. Ubeydullah bin Ziyad Hazreti Hüseyin'in dudaklarına değneğiyle değdirir. Zeyd bin Erkam dayanamaz der ki çek o odunu. O dudakları ben Hazreti Peygamber öperken gördüm. Ubeydullah bin Ziyad da diyor ki dua et ki yaşlısın yoksa seni şuracıkta öldürecektim diyor. Ve Zeyd bin Erkam orayı terk ederken diyor ki ey Arap toplumu siz bundan sonra gözyaşı bekleyin, kan bekleyin, fakirlik bekleyin, yoksulluk bekleyin. Çünkü siz Mercane'nin oğlunu yani babası belli olmayan Zeyd bin Ebihi başınıza tac ettiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torununu öldürdünüz. İşte İslam dünyasının kana bulanması, İslam dünyasının yoksulluk içinde olmasının sebebi budur. Şayet biz Ehl-i Beyt'i anlamış olsaydık, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın tertemiz olarak beyan ettiği, bizim de sevmemizi emrettiği o Ehl-i Beyt'i sevseydik, onlara yardımcı olsaydık, onlara dost olsaydık, onları yalnız bırakmasaydık, İslam dünyası şu anda efendim bir eli yağda, bir eli balda olacaktı. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Esadübillah ennel erze yerithuha ibadiye salihun. Arzın varisleri salih kullardır diyor. Ama maalesef biz o Ehl-i Beyt'i Emevi anlayışına uyarak Ehl-i Beyt'i dışladık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra imam olarak seçtiği, halife olarak seçtiği Hazreti Ali'yi Gadir Hum'da kabul ettik ama daha sonra şeytan ve nefis devreye girerek maalesef o verdiğimiz sözü, o tebrik ettiğimiz Hazreti Ali'yi unutur olduk. Ve Medine'ye geldikten sonra Sakife'de bir seçimle beraber Hazreti Ali'yi yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden sonra tayin etmiş olduğu, halife olarak tayin etmiş olduğu Hazreti Ali'yi tanımadık. Esasen bizi seyredenler şunu iyi bilsinler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi Gadir Hum gününde seçmedi. Gadir Hum gününde
onu ilan etti. Bütün Müslümanlara tebliğ etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi kendisinden sonra vasi olarak, kendisinden sonra imam olarak, kendisinden sonra halife olarak ta Müddessir suresi indiği zaman, hani ya eyyuhel müddessir kum fe endir ayeti indiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarını Hazreti Ali'ye toplatıyor ve onlara diyor ki ben size desem ki şu dağın arkasında bir düşman ordusu var. Geliyor desem inanır mısınız? Diyorlar ki evet, sen Muhammedül Emin'sin. Sen asla yalan konuşmasın, elbette ki inanırız diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu beyan ediyor ama hiç kimse kabul etmiyor. Hiç kimse kabul etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada diyor ki bu görevi benimle beraber benden sonra yürütecek kim var diyor. Hazreti Ali çıkıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her peygamber kendisine bir yardımcı seçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Hazreti Ali'yi kendisine yardımcı olarak seçmiştir. Yani orada kendisini seçti ama işte Peygamber Efendimiz hac görevini yaptıktan sonra efendim son tavafını yaptıktan sonra efendim Medine'ye yola çıkıyor. O Gadir Hum dediğimiz o yere geldiklerinde bütün arkadaşlar bu ayeti okudular. Ben de tekrar etmiş olayım. Hani Maide suresi 67. Ya eyyuhar resul, ey peygamber, belli tebliğ et ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ve in lem tefal, şayet bunu yapmazsan fema bellagte risalete, risalet görevini yapmamış olursun. Devam ediyor. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacak. Bak Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme koruma garantisi verdikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Gadir Hum dediğimiz o yerde yüksekçe bir yere çıkıyor. Orada Hazreti Ali'yi elini kaldırıyor ve diyor ki ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır. Yani ben kimin nesi isem Ali de odur. Bir tek istisna var. Hazreti Ali peygamber değil. Onun dışındaki bütün görevler, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde ne görev varsa aynı görev Hazreti Ali'de de var. Ancak peygamberlik görevi yoktur. Tek istisnası budur. Hani hatırlarsınız Peygamber Efendimiz Tebük seferine çıkıyor. O Tebük seferine çıktığı zaman Hazreti Ali'yi nereye bırakıyor? Medine'ye bırakıyor. Münafıklar geliyorlar, diyorlar ki ya sen her savaşta en öndeydin. Şimdi Medine'de kadınların, çocukların başında mı kaldın diyorlar. Hazreti Ali hemen yetişiyor Peygamber Efendimiz'e. Durumu iletiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye. Ya Ali, sen Hazreti Harun'un Hazreti Musa'ya nisbeti neyse sen de bana olsun. Ama benden sonra peygamber gelmeyecek. Şimdi bunu özetledikten sonra şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Biz ilahiyatçılar olarak, biz imam hatipler olarak, biz Diyanet Camiası olarak acaba Gadir Hum hutbesini duymuş muyduk? Merhum Profesör Doktor Aydarbaş hocamız bunu ortaya koymamış olsaydı bu gerçeği biz duyacak mıydık? Böyle anlatabilecek miydik? Halbuki 220 tane Sünni alim Gadir Hum hutbesini kitaplarında ona yer vermişken ama birileri tarafından maalesef bu gizlendi. Üstü örtüldü. Gerçekler efendim anlatılmaz oldu, saklanmış oldu. İşte ne zaman ki Profesör Doktor Aydarbaş hocamız ortaya çıktı, Gadir Hum hutbesini irad etti ve arkasından da Gadir Hum bayramını bütün dünyaya deklar etti. Anladık ki bizim sadece Ramazan bayramımız, sadece Kurban bayramımız yok, bir de Gadir Hum bayramımız var. Bütün inananların bu bayramını da tebrik ediyoruz. Evet, bizim dini bayramlarımız var. Ayrıca milli bayramlarımız da var. Biz milli bayramlarımızı da, dini bayramlarımızı da önemseriz, kutlarız, onlara gerekli değeri veririz. İşte şu anda Gadir Hum bayramını kutluyoruz. Bütün Müslümanlara Cenab-ı Hak hayırlı eylesin, uğurlu eylesin, mübarek eylesin. Ama şunu bilelim. İnananlar kardeştir. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes Müslümandır. İsterse Alevi olsun, isterse Sünni olsun, isterse Bektaşi olsun hiç fark etmez. Değil mi ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor, o Müslümandır. O bizim kardeşimizdir. Asla
insanları Alevi, Sünni, Caferi, Bektaşi diye ayırmaya kimsenin hakkı yoktur. Müslümanların tek ismi var. O da Müslümandır. O ismi onlara, yani inananların ismi Müslümandır. O ismi onlara veren de Cenab-ı Hak'tır. Geçmişteki inananlar da ortak adı Müslümandır. Şimdiki inananların da ortak adı Müslümandır. Ben fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bilmiyorum zamanımı geçirmek istemem. Şunu ifade etmek istiyorum. Uluslararası bir sempozyum vardı. Milli Ekonomi Modeli Sempozyumu vardı. Orada Rusya'dan katılan Viktor Minin diye bir profesör vardı, hatırlarsınız. Ben bunu hiç unutmuyorum. O Viktor Minin, Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın yazmış olduğu Milli Ekonomi Modeli kitabını aldı. Dedi ki, Profesör Doktor Haydarbaş hoca insanlığı bu milli ekonomi modeli teziyle karnını doyuracak, sırtını giydirecek dedi. O dönemde yeni daha o Ehl-i Beyt külliyatından İmam Ali yazıyordu. Henüz yeni çıkmıştı. O İmam Ali kitabını da alarak dedi ki, bu İmam Ali kitabı ile beraber de Müslümanlar arasındaki ayrımları, ayrık tohumlarını bertaraf edecek, Müslümanları bir edecek, beraber edecek. Yani merhum Profesör Doktor Haydarbaş hocamız Ehl-i Beyt külliyatıyla Müslümanları kardeş yaptı. Alevi-Sünni ayrımını asla kabul etmemiz mümkün değil. Biz kardeşiz. Caferi, Bektaşi ne olursa olsun efendim Alevi onlar bizim kardeşimizdir. Çünkü onlar La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar. Onlar bizim kardeşimizdir. Onlarla beraber asla bir problemimiz yok. Bunun yanında bunlar bizim kardeşimiz. Diğer taraftan insanlık adına da Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın ortaya koymuş olduğu milli ekonomi modeli tezi var. Her ikisini de sarılacağız ve inşallah o merhum hocamdan sonra bu görevi layıkıyla biz elimizden gelen bütün gayretimizle ortaya koyarak yerine getirmeye çalışacağız diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Hasan Hocam. Yine ekranlarda görüyorsunuz Sayın Hüseyin Kuloğlu var. Efendim hoş geldiniz. Kadir Hun Bayramınızı tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi biz hocamdan çok sıkça duymuştuk. Türk milleti başka bir millettir derdi hep. Türk milletinin karakteristik yapısından bahsederken ona bu ruhu verenin aslında Ehl-i Beyt nefesi olduğunu hep altını çizerdi. Biz buradan yola çıkacak olursak, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin çok hoş bir ifadesi vardır. Bizim erkanımız ahlakı Muhammedi ve edeb-i Ali'dir. Şimdi biz bu Ehl-i Beyt nefesiyle Türk milletinin iç içe geçmiş olduğu şu karakteri, şu kişiliği, şu kimliği bugün nasıl anlamalıyız diyelim. Bu şekilde değerlendirmelerinizi almak istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben orada stüdyoda bulunan bütün arkadaşlarım, yayında, yapımda emeği geçen bütün emektarların, ekranları başında takip eden seyircilerin ve bütün İslam aleminin Kadir-i Hun Bayramı'nı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Evvela şunun altını çizelim. Türk kelimesi mana itibariyle bir Turani kavimi ifade etmekte olan bir kelime değil. Türk kelimesinin ilk ortaya çıkışı, ilk kullanılışı Hazreti Nuh'un torununun ismi olmasıyladır. Hazreti Nuh kendisine şeriat verilen ulul azim bir peygamber. Onun oğlu Yafes ve Yafes'in oğullarından birisinin adı Türk. Türk kelimesi ya da Türkiye tabiri onun gibi inanan, yaşayan, onun izinden giden manası taşır. Bu manada Türk kelimesi tevhid inancı taşıyan, İslam ahlakıyla ahlaklanan insan modelini tarif eder. Ancak daha sonraki yıllarda Hazreti Adem'den Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar değişik peygamberlerle gönderilen şeriatlar ile din zaman zaman Cenab-ı Allah'ın bildirdiği hükümlerle bir takım uygulamalardaki değişikliklerle devam etmiş. En son ahir zaman peygamberimiz ile tamama ermiş, kemale kavuşmuştur. Bu haliyle Türklerin buluşması ise Ehl-i Beyt ve onların evlatları zamanında olmuştur. Resulullah Efendimiz zamanında da Müslüman Türklerle temaslar olmuştur. Şöyle söyleyelim, ilk Müslüman kadın şehit Hazreti Sümeyye annemiz, onun ismi Pamuk'tur ve kendisi Türk'tür.
Yine Hazreti Hüseyin'in yanında Kerbela'da şehit olan insanlardan birisi de Vasi isimli Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kölesidir. Bu kişi de bir Türktür. Ancak bizim İslam ile Türklerin buluşmasından kastımız kitleler halinde Müslüman olmalarıdır. Bu dönem ise Abbasiler zamanına kadar gecikmiştir. Emeviler zamanındaki temaslar, özellikle Emevilerin şövenist Arap milliyetçiliği tavırları, insanlar içerisinde Müslümanlar olanları içerisinde Arapları, Arap olanların içerisinde Emevi sülalesinden olanları kayırmaları, ayrımcılığa tabi tutmaları, baskıcı yöntemleri sebebiyle cihat tebliğ anlayışı yerine ganimet, yağma, doyumluk, cizye gibi başka anlayışların ön plana çıkması Türklerin İslam ile şereflenmesini biraz geciktirmiştir. Abbasiler 750 yılında Emevileri görevden uzaklaştırıp kendileri bu merceğe oturduklarında ise onların ılımlı politikaları sayesinde Türkler ile Abbasiler arasında münasebetler daha olumlu bir seyirde gelişmeye başlamıştır. 751 yılındaki Talas Savaşı'nda o zaman doğuya doğru İslam'ın yayılışının önünde Türkeşler, onlardan sonra da Karluklar Araplarla muhatap olmuştu. Çinlilerle Türklerin sıkıntıları, sorunları var. Araplar da eğer Türkler ile birlikte hareket etmezlerse Çinlilerle muhatap olmak durumunda kalacaklar. Ve bu sebeple Türkler ile iyi münasebetler kurmak Arapların da işine geliyor. Bu arada Çinliler ile Abbasi orduları arasında yapılan savaşta Karluk Türkleri Abbasi ordusunun yanında kalabalık Çin ordusuna karşı onlara destek olup savaştan zaferle neticelenince o zamanki Abbasi yönetimiyle Türkler arasında çok iyi ilişkiler gelişmeye başlamış. Türkler gitgide itibar kazanarak hassa görevlerinde, yani halifenin yanında koruma görevlerine alınmış. Daha sonra sınır boylarında, özellikle Bizans boylarındaki şehirlerde kale komutanlığı, ordu komutanlığı görevlerine getirilmiş. Kısa sürede çok kritik makamlar, görevler, valilikler kazanmışlar. Hatta öyle ki bu münasebet 751 yılında başlamış kabul edersek, şayet iyi ilişkilerin başlangıcını, Tolun oğulları ve Akşit devletleri aşağı yukarı bundan 100 yıl sonra, 150 yıl sonra kurulmuş ve kurucuları da bu Abbasilerin görev verdiği, kendi hizmetlerine aldığı valiler Türkler olmuşlardır. Türkler Abbasiler zamanında Bağdat'ta öylesine bir itibara sahipti ki atlı ve silahlı gezmenin pek serbest olmadığı, özellikle yabancılara serbest olmadığı o günlerde Türkler atlı ve silahlı olarak Bağdat sokaklarında istedikleri gibi dolaşır olmuşlardır. Bu arada sırf Türklerin istihdamı için Samarra şehri kurulmuştur. Samarra şehrini kuran da bir Türk komutandır. Abbasilerin görevlendirdiği bir Türk komutan. İsmi de Aşnas. 836 yılında kurulan bu şehir 892 yılına kadar Abbasilere başkent olmuştur. Yönetim merkezi Samarra kenti olmuştur. Dikkat ediniz, burası Türklerin ikameti için oluşturulmuş bir şehir. Bu arada ben bir şey daha paralellik kurmak açısından tarihi süreç içerisinde işaret etmek istiyorum. Resulullah Efendimiz'in evlatlarından, Ehlibeyt imamlarından 8. imam, İmam Rıza, 770 yılında Medine'de dünyaya gelmiş, 818 yılında Horasan bölgesinde gözlerini yummuştur. Kabri de bugün İran'da, Horasan bölgesinde, Meşet şehrinde, Tuz yakınlarında, Senabat köyünde, Horasan'da. Ve Horasan'da Ehl-i Beyt evlatları etrafındaki insanlarla münasebet kurarak dini tebliğ ediyorlar, yayıyorlar. Etrafındaki insanlar da ağırlıklı olarak Türk. Böylelikle Türkler orada İmam Ali Rıza'nın kendisiyle, evlatlarıyla, torunlarıyla, sevenleriyle münasebet kurarak İslam'ı Ehl-i Beyt yoluyla aldılar. Diğer taraftan Arapların kendi yönetim merkezlerinde istihdam ettiği Türkler de oradaki Ehl-i Beyt evlatlarıyla münasebetler kurdular. Dikkat ediniz, 12 imamdan 10 ve 11. imamlar, yani İmam Ali Naki ve İmam Hasan Askeri'nin de kabirleri Samarra şehrindedir. Oradaki Türkler de
Samarra'daki Ehl-i Beyt imamları ve onların sevenleriyle münasebetler kurdular. Bu münasebetler neticesinde bizim Horasan erenleri diye tabir ettiğimiz, Hoca Ahmet Yesevi ile başlayan, Yesevilik ekolü diye bildiğimiz akım, İslami bir eğitim terbiye metodu gelişti. Bu özellikle Türk nüfus arasında yayıldı. Horasan erenleri daha sonra 840 yılında kurulan Karahanlılar, ki bunları içerisinde Kur'an boylar, Çiğil, Yağma ve Karluk Türkleridir. Ardından Gazneliler ve Selçuklular, Oğuz boyları kitleler halinde İslam olarak devletler kurmaya başladılar. Gazneliler Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek orayı Müslümanlaştırdı. Ve Horasan erenlerinin önemli bir kısmı da Hoca Ahmet Yesevi'nin işaretiyle Anadolu'ya göç etti. Daha önceden Abbasilerin sınır boylarında Bizans'a karşı görevlendirdiği Türklerin yanında bu 1071'de Selçukluların zaferiyle Anadolu'ya gelen insanlar ve bunlarla birlikte devam eden Horasan erenleri bu bölgedeki her çeşit etnik kökenden insanı İslamlaştırdı. Ve Hacı Bektaş Veli bunlara Türk adını verdi. Dikkat ediniz, Hazreti Nuh'un torununun ismini bu insanlara verdi. Bunlara İslam oldunuz, Müslüman oldunuz demedi. Avrupalılar da aynı şekilde kendi dünyasından insanlar din değiştirip İslam'a geçtikçe bunlara siz Müslüman oldunuz ya da İslam oldunuz demediler, Türk oldunuz dediler. Hindistan'daki diğer inanışlara sahip insanlar da öyle. Orada İslam'ı seçen insanlara onlar da aynı tabiri kullandılar, Türk oldunuz dediler. Çünkü oraya da İslam'ı Türkler götürdü. Şimdi Ehl-i Beyt nefesiyle İslam'ı öğrenen Türkler, İslam'ın güzel ahlak boyutunu, hani Cibril hadisinde vardır ya, iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir sorularına Resulullah Efendimiz'in verdiği cevaplar, işte orada daha çok ihsan nedir sırrını yakalayarak Ehl-i Beyt'in ibadet hayatını, takvasını, itikadını, amelini güzel ahlakıyla birlikte yaşayıp onlardan öğrendikleri şekilde aşk ile, vecd ile dini diğer insanlara taşıdılar, anlattılar. Ve Türk kimliği, Türk medeniyeti bu şekilde oluştu. Müslüman Türk kimliğinde Peygamber Efendimiz'e iman var. Ehl-i Beyt'e muhabbet var, sevgi var. Güzel ahlak var, medenilik var, İslam'ı tebliğ etmek var, paylaşmak var. Yani güzel ahlak adına olan her şey Ehl-i Beyt yoluyla Türklere ve Türklerin de ulaştırdığı Müslümanlara bu şekilde aktarılmış oldu. Bizlerin hayatında, İslam anlayışında, yaşayışında aşk, vecd, ibadet, taat, tutkunluğu Ehl-i Beyt'ten gelir. Resulullah Efendimiz de onun aile efradıyla, onların torunlarıyla münasebet kurarak İslam'ı öğrenen dedelerimizden bize miras kalmıştır. Ve bu bizim manevi kimliğimiz, örnek Türk İslam modeli, Türk beyefendisi ve Türk hanımefendisi ahlakı üzere gençlerimize yetiştirmek için de bizlere birer numunedir, ışıktır diyorum. Ben tekrar sizlerin ve ekranları başında takip eden seyircilerimizin, bütün İslam aleminin Kadir-i Hum bayramını tebrik ederek sözlerimi burada noktalıyorum. Yani çok güzel bir Türk kavramı üzerinden Ehl-i Beyt'le alakasının Hazreti Peygamber döneminden, biraz daha geriden Hazreti Nuh'un torunu Yafes'le beraber devam eden süreci hakikaten çok güzel anlattınız. Yani ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Kadir Hum Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, Sayın Hüseyin Kuloğlu, Ehl-i Beyt nefesiyle nefeslenip de Türklerin İslamlaşma sürecini bir manifesto niteliğinde bugünlere kadar getirdi. Sağ olsun, var olsun. Şimdi İlahiyatçı yazar Sayın Yüksel Durak Hocam ekranlarımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bayramınızı bulduk. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi İmam Ali'nin şu sözüyle ben sorumu sizlere yöneltmek istiyorum. Biz Ehl-i Beyt'i anmak pisliğe, hastalıklara, şüphe ve günah vesvesesine şifadır ve bizim sevgimiz Allah rızasıdır. Kadir-i Hum hutbesinde İmam Ali Aleyhisselam'ın vasıfları nelerdir? Bunu sizden almak isteriz.
Çok teşekkür ediyorum Yavuz Hocam. Tekrar sizlerin ve bütün katılımcı arkadaşların ve izleyenlerimizin ve İslam dünyasının bu mübarek bayramlarını tebrik ediyorum. Ve bizi bu bayramla tanıştıran ve bu güzel günü yaşamamıza, kutlamamıza vesile olan çok muhterem Profesör Doktor Haydarbaş hocamıza şükranlarımı ve minnetlerimi arz ediyorum. Hakikaten ufkumuzu her konuda açtılar. Efendim, yepyeni bir dünya önümüzü açtılar. Ehl-i Beyt gibi bir dünyayı önümüze açtılar. Şayet bu hakikati tanımazdan biz bu alemden göçecek olsaydık, gerçekten işimiz çok zordu. Ama bu Ehl-i Beyt'i tanıdık ve bizi az evvel Hüseyin Kuloğlu'nun belirttiği Nuh'un gemisine bizi aldılar. İnşallah o gemide olarak, o gemide kurtulanlardan olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Şimdi bugün Zilhicce'nin 18'i ve Gadir Hum Bayramı. Malumunuz veda haccından Allah Resulü dönerken arkadaşlarımızın vurguladığı Maide Suresi 67. ayet nazil oluyor. Ya eyyühe'r resul belliğ ma unzile ileyke min rabbik fe in lem tef'al fe ma bellagte risaletehu vallahu ya'simuke minen nas diye devam eden ayeti celile nazil olunca, tabii ki Allah Resulü bu veda haccına çıkmazdan evvela Cebrail Aleyhisselam kendisine nazil olarak, ey Muhammed, sen bugüne kadar 23 yıl zarfında dinin anlatılması gereken bütün boyutlarını anlattın, ümmetine öğrettin. Şimdi yapman gereken iki vazifen kaldı. Birincisi, tıpkı namazı öğrettiğin gibi, orucu öğrettiğin gibi, efendim zekatı öğrettiğin gibi ümmetine hac ibadetini öğretmen. Onlara bunu talim etmen ve ümmetini toplayarak hacca gitmen. Ve umumi bir davet yapılıyor. Yaklaşık 120 bin, 130 bin sahabeyle Allah Resulü veda haccını ifa ettikten sonra dönüş yolunda Gadir Hum denilen mevkide ki Mısır'a, Irak'a, Yemen'e, efendim Medine'ye, Şam'a yolların ayrıldığı bu kavşakta ayeti celile nazil oluyor. Bunun üzerine işte ikinci görevi olan senden sonra ey Habibim, ey Muhammed'im, velayetin başı olan İmam Ali'nin velayetini ve imametini ümmetin senden sonra önderi ve lideri olacak kişiyi de ilan etmen gerekiyor, açıklaman gerekiyor. Birinci vazifesi olan haccı ümmetine talim etme görevi yerine getirilmiş. İkinci görev olan kendisinden sonraki vekili, vasiyi ve imamı tayin edeceği vazifeyi ifa etme anı gelip çatmıştı. İşte Gadir Hum denilen mevki bu görevin tevdi edildiği, bu velayetin efendim ilan edildiği yerin adıdır. Bu bayram ismini bu mekandan almaktadır. Ve ileri gidenleri geri çağırıyor, geride kalanlar bekleniyor ve yüksek platformlar oluşturularak efendim sesleri birbirine iyi iletecek iletişimler kurularak Allah Resulü İmam Ali'yi yanına alarak oluşturduğu o yüksek platformda o İmam Ali'nin ellerinden tutarak, kolundan, pazusundan tutarak, yukarı kaldırarak ey ümmetim, ey ashabım, bu gördüğünüz Ali'dir. Benim amcamın oğludur. İçinizde benden sonra ilk iman edendir. İlk namazı kılandır. Efendim, benim vasimdir. Efendim, ilmimi toplayandır. Kur'an'ı en iyi bilendir. İçinizde Allah'ın kendisini imamete tayin ettiği, velayete tayin ettiği zattır. İşte
bu hutbenin tam 7 yerinde Allah Resulü İmam Ali'nin imametini, velayetini çok ciddi cümlelerle vurgulayarak ümmete, ashabına tebliğ etmiştir. Tabii ki onun bu vasıfları anlatılmakla, sıralamakla bitmez ama şöylece hülasa edersek de anlaşılacak bazı cümlelerin altını çizmiş oluruz. İmam Ali Efendimizin şefaatlerine sığınarak bunları da ifade edelim. Bunları saymadan evvela şöyle bir soru soralım. Ümmet şunu biliyor. Hazreti Adem'in bile vasisi vardı. Hazreti Nuh'un vasisi vardı. Hazreti İbrahim'in vasisi vardı. Hazreti Musa'nın vasisi vardı. Hasılı bütün peygamberlerin vasisi vardı. Kendisinden sonra efendim bu görevi ifa edecek, ümmete önderlik yapacak vasileri vardı. Peki Muhammed ümmeti şu soruyu sordu mu? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden sonraki vasisi kimdi? Elbette soranlar var ama büyük bir çoğunluğun bu soruyu sormadığını ve bunun cevabını aramadığını görüyoruz. Bu büyük bir noksanlıktır, büyük bir eksikliktir. Dinin yarısından haberdar olmamak anlamına gelir. Eğer bu cehaletle yapılıyorsa derhal dönülmeli ama bilinçli olarak yapılıyorsa bunun adı dinde ihanettir, inkardır. Ümmete bu yakışmaz. Şimdi elbette ki bu sorunun cevabı Hazreti Muhammed Mustafa'nın kendisinden sonraki vasisi de İmam Ali'dir. İmam Ali'nin vasıflarından şöyle vurgulayarak onu biraz açmaya çalışalım. Cenab-ı Hak şefaatlerinden bizi ayırmasın. O velayetin başıdır. Tasarrufu kıyamete kadar devam edecek olan zattır. O ilmin kapısıdır. Nitekim Allah'ın Resulü, ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Kim bu şehre girmek isterse Ali kapısından gelsin. Yani Hazreti Ali'ye uğramayan yol Allah'ın Resulüne gidemez. Hazreti Ali'yi kabul etmeyen bir ümmet Muhammed Mustafa'dan istifade edemez. Ve ben kimin Mevlası isem der Muhammed Mustafa, Ali de onun Mevlasıdır. Ali Allah tarafından seçilmiştir. O hidayet imamı ve hidayetin önderidir. Kur'an'ı toplayan ve Kur'an'ı en iyi bilen kimsedir. Kahramanlığın abidesidir. Gadir Hum Bayramı gibi önemli bir gün onun hürmetine ümmete bahşedilmiştir. O en âlâ derecelerin sahibidir. O velayetin başı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de nübüvvetin başıdır. O imamların ve velilerin babasıdır. Bu hal kıyamet sabahına kadar da böyle devam edecektir. O sahabenin en faziletlisiydi. O bu sıfatları sadece İmam Ali kendinde toplamıştır. O nübüvvetin evinde büyüyen alemlerin efendisi tarafından yetiştirilmiştir. O cennet ehlinin en üstünüydü. Cennet ehlinin en üstünü sayılan Hazreti Fatıma'nın eşidir. Cennet ve İmam Hüseyin'in babasıdır. Ayetle tertemiz olduğu övülen ve beyan edilen 5 kişiden birisidir. Cömertliği Allah tarafından ayetlerle ifade edilmiştir. Temiz sülbünden kıyamet sabahına kadar örnek bir nesil gelecektir. İmam Ali'yi sevmek Allah ve Resulüne imanla eş tutulmuştur. İmam Ali'ye düşmanlık yapmak, Allah ve Resulünü inkar etmek, onların karşısına geçmek ve onları reddetmekle eş tutulmuştur. Peki bütün bunları inkar edilirse ne olur? İşte bugünkü gördüğümüz tablolar gündeme gelir. Yokluk, fukaralık,
kargaşalar, katliamlar, savaşlar, işgaller. İşte ümmet İmam Ali'nin imametini kabul etmemenin bedelini uzun yıllar, yüzyıllar boyunca yoklukla ödemiştir. Fukaralıkla ödemiştir. İşgallerle ödemiştir. Birbirini katletmekle ödemiştir. O ümmet nasıl birbirini katlediyor? Aman Allah'ım. Peki soruyorum size. Ümmet nasıl birbirini katleder? Ve men yaktul müminen müteammiden fe cezaühu cehennem haliden fiha. Kim bir mümini kasten öldürürse onun yeri ebediyen kalacağı cehennemdir. Ve gazıballahu aleyhi ve le'anehu. Allah ona kızmış, gazap etmiş o kişiye ve ona ebediyen lanet etmiştir. Ve e'adde lehu azaben azime. Ona ebedi bir azabı hazırlamıştır. Sözlerimi şöyle toparlıyorum Yavuz Hocam. Şimdi ümmet şayet İmam Ali'nin imametini kabul etseydi ve Allah'ın tayin ettiği imam olduğunu kabul edip onu baş tacı edip Muhammed Mustafa'ya inandım dediği gibi, inandığı gibi diyemiyorum çünkü Muhammed Mustafa'ya hakkıyla inansaydı bir ümmet, onun benim imamımdır, benden sonra velimdir, vasimdir, Allah'ın üzerinize tayin ettiği imamdır dediği İmam Ali'yi de bu ümmet kabul ederdi. Demek ki Muhammed Mustafa'yı kabul etmekteki eksiklik buraya da sirayet etmiş. Çünkü dinimiz bir elmanın iki yarısı gibi düşünülürse, bunun bir yarısı Muhammed Mustafa ise, diğer yarısı velayet yolundan oluşan İmam Ali ve onun imamlığıdır. Şimdi dolayısıyla şayet İmam Ali'nin imamlığını bu ümmet kabul etmiş olsaydı, kıyamet sabahına kadar hiçbir yoklukla karşılaşmayacak. Fukaralık yüzü görmeyecekti. Gök gökten yağdıracak, yer yerden bitirecek. Bu ümmet fukaralık nedir, savaş nedir, katliam nedir, işgal nedir, yokluk nedir, adaletsizlik nedir? Bunlardan habersiz olacak. Peki bugün dönüş yapsa, bu Kadir Hum bayramını vesile bilerek bugün ümmet dönüş yapsa, geçmişine tevbe istiğfar etse, umulur ki Allah bugünden sonra da dünyamızı da cennete çevirir. Hem dünyamızı hem ahiretimizi cennete çevirir. Kurtulanlardan oluruz. Cenab-ı Hak ümmeti olarak Muhammed Mustafa'ya ve onun Allah'ın emriyle kendinden sonra tayin ettiği İmam Ali'ye tabi olup ona uyan ve onun velayetini kabul ederek o yolu temsil eden bahtiyar kullardan olmayı hepimize nasip eylesin diyorum ve tekrar hepinizin Kadir Hum bayramını tebrik ediyorum hocam. Teşekkür ediyoruz. Biz de bayramınızı tebrik ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi yine bir konuğumuz var. Sayın Doktor Nuri Kaplan, imanın ve İslam'ın şartları konusunda iki mezhebin görüşü konulu bir sunumu var. Birlikte izliyoruz. Efendim iyi akşamlar. Öncelikle stüdyodaki tüm konukları ve sizleri, tüm izleyicilerimizi saygılarımla selamlıyorum. Kadir Hum bayramımızın tüm İslam alemi için hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum. Sizin ifade etmiş olduğunuz başlık, yani imanın ve İslam'ın şartları hususunda iki mezhebin görüşü çok ciddi ehemmiyet taşıyor. Zira hem Şia dünyası hem Sünni dünya mensupları bunu çok iyi bilmeli ve içselleştirmeliler. Hemen ben bu konudaki vereceğim malumata geçecek olursam, bildiğiniz üzere Ehl-i Sünnet'e göre imanın şartları 6. Birincisi Allah'ın varlığına, birliğine inanmak. Bildiğimiz Amentü'deki sıralamada 2 meleklere inanmak, 3 kitaplara inanmak, 4 peygamberlere inanmak, 5 ahiret gününe, ölümden sonra dirilmeye inanmak ve kadere inanmak, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. Bu Sünnilerin Amentü'deki her gün okuduğumuz, bildiğimiz iman şartları. Şimdi gelelim kıymetli izleyiciler, Şia'nın iman şartlarına. Şia'nın iman esaslarında da bir, tevhid, yani Allah'ın eşi ve benzeri olmadığına, tek olduğuna inanmak. 2, nübüvvet,
Allah'ın peygamberlerine inanmak, bizim peygamberlerimize iman gibi. Üç, me'at, yani ölüme, ölümden sonra dirilmeye, kıyamet gününe ve kıyamette insanların dünyada işledikleri amellerinden dolayı hesaba çekileceklerine, adaletle hesaba çekileceklerine inanmak. Dördüncüsü Şia'nın iman şartı adalet. O da Allah-u Teala'nın adil olduğuna, tek yaratıcının Allah olduğuna, hayrın Allah'tan, şerrin şeytandan olduğuna inanmak. Yine Şia'nın iman şartlarında beşinci şart var. O da imamet hususu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İmam Ali'nin imametine ve hilafetine inanmak, diğer 11 imama inanmak şeklinde özetlenebilir. Yani iman şartlarında hemen hemen bütün hususlar aynı, imamet hususunda bir nüans farkı var. Yine İslam'ın şartlarını ele alacak olursak, Sünnilere göre İslam'ın şartları, yine hepimiz biliyoruz bunu ilkokuldan itibaren, hatta okula gitmeden itibaren çocuklarımıza öğretiyoruz, öğreniyoruz. Bildiğimiz üzere namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek Sünnilere göre İslam'ın şartları. Şimdi Şia'ya göre İslam'ın şartlarını da ele alacak olursak şayet, biraz daha fazla madde karşımıza çıkıyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac, buraya kadar aynı. Zaten kelime-i şehadet var. Burada Şia'ya göre İslam'ın şartlarında farklı artı maddeler de var. Humus, cihat, emri bil maruf, nehyi anil münker. Yani bunlar Şia'ya göre İslam'ın şartları kıymetli izleyiciler. Tevella, Allah'ın sevdiğini sevmek. Teberra, Allah'ın düşmanına düşman olmak. Bütün bunları yapabilmek, yani iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, Allah'ın sevdiğini sevmek, Allah'ın düşmanına düşman olmak İslam'ın şartlar içerisinde sayılıyor Şia'da. Görüldüğü üzere gerek Şiilikte gerek ehli sünnette imamet konusunun dışında bütün kurallar aynı. Netice olarak şunu diyebiliriz. Sünni ve Şii dünya imamet meselesinin dışındaki hemen hemen bütün konularda aynı akaidi ve aynı İslami esasları paylaşmakta ve bu şekilde yaşamaktadırlar. Gerek benden önceki konuşan arkadaşlarımız, gerekse biraz sonra konuşacak olan arkadaşlarımız bu imamet konusundaki zaten ayrıntıya girdiklerinden dolayı ben o husustaki nüans farkının ayrıntısına girmiyorum. O halde gerek Şii dünyanın gerek Sünni dünyanın bir ve beraber olmaması için, kardeş olmaması için hiçbir sebep ortada mevcut değildir. O halde bizim gerek coğrafyamızda, gerek vatanımızda, gerek zenginliklerimizde gözü olan dünyaya karşı Şia dünyası ve Sünni dünya bir ve beraber olmak durumundadır. Bakın bunun da ortak paydası Ehl-i Beyt'tir. Her iki dünya Kur'an ve hadislerin beyan ettiği Ehl-i Beyt görüşünde ve yaşantısında bir ve beraber olmalıdır. Her iki dünya Ehl-i Beyt merkezinde akaidini ve İslam'ın şartlarını yaşamalıdır. Çünkü ayrılık gayrılık söz konusu değildir. O zaman hem siyasette hem kültürde hem medeniyette çok ciddi bir kardeşlik, birlik ve beraberlik havası oluşacaktır, ortaya çıkacaktır. O halde Şii ve Sünni dünya birbirinin kardeşidir. Zira hem haçta hem Medine'de peygamberimizin huzurunda hem namazda hangi mezhepten hangi meşrepten olursa olsun insanlar bir ve beraberdir. Aynı saftadır. Aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba, aynı dinin mensup olarak inanmaktadırlar. O zaman bu vücuda gelecek olan kardeşlik, ki bu kardeşliğin adına İslam kardeşliği diyecek olursak, İslam dünyasının canına, malına, namusuna, din ve vicdan emniyetine savaş açan dünyanın, nedir bu dünya? Haçlı dünyasıdır. Müslümanları sevmeyen, Müslümanlara düşman olanların dünyasıdır. Onların karşısında bir bilek, bir yürek olarak durmayı sağlayacaktır. O zaman biraz önce saydığımız can emniyeti, mal emniyeti, namus emniyeti, din ve vicdan emniyeti çok rahatlıkla ortaya konup sağlam bir şekilde devam ettirilecektir. Bu hususta ben sizlere bu konuyu aktarırken kıymetli izleyiciler, merhum Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt kitabından faydalandım. Kendisi hacim olarak belki küçük bir hacim gibi gözükse de mana ve ehemmiyet olarak çok geniş bir umman derecesinde bir eser. İzleyicilerimizi, sizleri bu eserden maksimum derecede istifade etmeye bu vesileyle çağırıyorum ve Kadir Hüm Bayramımızın tekrar
bizlere, milletimize, İslam alemine hayırlı, uğurlu, mübarek olmasını diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, Sayın Doktor Nuri Kaplan'a teşekkür ediyoruz bu vesileyle bizlere verdiği bilgiler dolayısıyla. Ali Hocam, sizinle nihayete erdiriyoruz programı. İlk başta zaten bu oturumda siz konuşuyordunuz, başlamıştınız ama devamı gelmemişti. Neticede araya bağlantılar girmişti. Kadir Hum hadisini nakleden Ehl-i Sünnet kaynaklarından bizlere neleri aktaracaksınız? Şimdi ilk başta selam verdik ama izleyicilerimiz unuttular. Ben bundan tekrardan selamı tekrar etmek istiyorum. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i rahmetle, minnetle, özlemle yad ederek ben bu programa başlamak istiyorum. Ve bu bayramın bütün İslam ümmetine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Şimdi bayram bayram diyoruz. Neden dolayı bu bayram? Hepimizin malumu bir kurban bayramı, bir Ramazan bayramı var. Bu bayram Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra gerçi bütün konuşmacılarımız bunun üzerine durdular ama ben kısa bahsetmek istiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra kapanan nübüvvet kapısının sonrasında velayet kapısının kimle devam edeceğinin ilan edildiği Allah Teala tarafından Maide 67. ayet-i kerimede ya eyyühe'r resulü belliğ ma unzile ileyke min rabbik ayet-i kerimesiyle Allah Teala'nın peygamberine emrettiği ve o emirle beraber Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tebliğ ettiği ve ilan edildiği gündür. Mesela bizde bayramlarımız çok var. İşte Cumhuriyet Bayramımız var, Gençlik Bayramımız var, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı var. Bu bayramlar nedir? Hem dini hem milli şuurun yerleşmesi için önemli günlerdir. Bu günlerde insanlar onun şuuruna vakıf olurlar. Eğer biz de hilafetin, imametin şuuruna vakıf olabilirsek, işte Ümeyye oğullarıymış, Abbasi oğullarıymış, Memlüklülermiş, şunlarmış, bunlarmış, aralarında savaş biter. Zaten savaş şu ana kadar neden dolayıydı İslam ümmeti arasındaki kanın dökülmesinin, gözyaşının dinmemesinin sebebi iktidar mücadelesiydi. Ama Allah-u Teala iktidarı kime verdiğini söylüyor. Ha, burada diyebilirler Allah-u Teala peygamberleri seçer, ailelerini seçmez diyebilirler bazı insanlar ama ayet-i kerimede Allah-u Teala اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلِ اِبْرَاهِيمَ وَآلِ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ Yani Allah-u Teala yalnız Adem'i ve Nuh seçmiyor. İbrahim ailesini ve İmran ailesini de seçiyor. Ayrıyetten de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendi Ehl-i Beytini seçiyor. Bu bayram Ehl-i Beytinin kıyamet sabahına kadar iktidarında, onların imametinde Müslümanların huzur, rahat, mutluluk içinde Yüksel Hocamızın dediği gibi bir elleri yağda, bir elleri balda yaşamalarının bayramıdır. Eğer biz buna dönebilirsek, evet Müslümanlar kıyamet sabahına kadar huzur içinde yaşayacaklar. Ve buraya gelmişken ben yine kaynak okumak istiyorum. Çünkü bu kaynaklar Profesör Doktor Haydar Baş Bey Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt kitabında bunlardan o kadar bahsediyor ki bu sünni alimlerin nasıl bunları ortaya koyduğundan bahsediyor. Ve bunlara birileri, neden biz bunların üzerinde duruyoruz? Birileri bunlar işte yoktur diyorlardı. Ama biz bunlara girince nasıl var olduklarını gördüler, nasıl var olduklarını görüyorlar ve göreceklerdi. Göreceklerdi. Bunların hepsi sünni kaynaklar. Biz bunlara tek tek giriyoruz. Burada daha bir sene oldu biz bunları anlatalı ama daha 70'te 80'deyiz. Bunlar 222 tane. Onunla da durmuyor. Çok eser var. Ve bu akşam İbni Ebu Hatim'in eserinden Tefsir-i Kur'an-ı Lazim, evet arkadaşlar öbürünü pardon, Salebi'yi verdiler. Salebi önemli bir müfessir. Hocası Sülemi ve talebesi de Vahidi.
hocası Sülemi, büyük müfessir. Talebesi de Vahidi, o da büyük müfessir. Esbab-ı nüzulünden biliyoruz biz. Maalesef Türkçelerinde bunların büyük eksikler var. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde 2'yi alalım. Evet. Ve baktığınız zaman Ebu Cafer Muhammed bin Ali'den geliyor. Belliğ mâ unzile ileyke min rabbik ayeti kerimesinin diyor manası, iniş sebebi Ali bin Ebi Talib'in faziletleri hakkındadır. Ve bu ayeti kerime indiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam İmam-ı Ali'nin aleyhisselamın elini aldı ve men kuntu mevlahu fealiyum mevla, ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır dedi. Pekala bu nerede inmiş? Diyor ki kitabımızın yazarı Salebi, lemma nezelna ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hüccetil veda, veda haccında Peygamber aleyhissalatu vesselamla bir Gadiruhum'a indiğimiz zaman Peygamber Efendimiz cemaatle namaza bizi çağırdı ve Peygamber Efendimiz'e bir çadır kuruldu, bir örtü kuruldu ve Peygamber Efendimiz iki çadır, iki ağaç arasına serilen bu yerde İmam-ı Ali'nin elini aldı ve dedi ki elestu evla bil mu'minine min enfusim, ben Müslümanların nefislerinden daha evla değil miyim? Ve oradaki bulunan kalabalık da dediler ki bela ya Resulallah, bilakis öylesin. Ve ondan sonra dedi ki elestu evla bi kulli mu'minin min nefsi, ben bütün Müslümanların nefsinden daha evla değil miyim? Dediler ki evet ya Resulallah, siz öylesiniz. Ondan sonra Peygamber Efendimiz dedi ki bu benim Mevlam'dır ve ben kimin Mevlasıysam ya Rabbi onu, ona dost olana dost ol, ona düşman olana da sen düşman ol dedi diyor. Ve İbn Abbas ne diyor? Fi kavlihi ya eyyuhar resulü belli, bu ayet-i kerime kimin için inmiştir diyor? Ali radıyallahu anhu için inmiştir. Peygamber Efendimiz ne yapmıştır? Bunu, bu ayet-i kerimeyi İmam-ı Ali için tebliğ etmiş ve ondan sonra onun elini alıp demiştir ki men kuntu mevlahu fealiyum mevla, ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır diye buyurmuştur. Salebi büyük bir müfessir. Yani Keşf vel Beyan eseri çok büyük bir eser. İlklerden, ilk yazılan tefsirlerden ve ana eser. Ve İbn Kesir tefsirini yazarken Salebi'den örneklerini almış. Ne hazindir ki Salebi Maide 67'yi bu şekilde anlatırken İbn Kesir bunu anlatmamış. Bu önemli bir özellik. Ve bunu da anlattıktan sonra dörde geçebiliriz arkadaşlar. Dörde geçebiliriz. Evet, dört. Ve İbn Hatim'in tefsiri, Tefsiril Kur'anil Azim, büyük bir çalışma. İbn Ebu Hatim'in eseri. İbn Ebu Hatim 240 yılında, Hicri 240 yılında doğmuş. En erken müfessirlerden biri. En erken müfessirlerden biri. Ve bu eser İslam dünyasında, tefsir alanında ana eser kabul ediliyor. Ana eserlerden biri. En temel eserlerden biri. Çünkü çok erken yazıldığı için, Hicri 3. asra denk geldiği için en erken yazılan eserlerden biri. Ve yazarımız İbn Ebu Hatim'in babası da hadiste Şeyhülislam olarak tanınıyor. Kendisi hem büyük bir muhaddis, hem büyük bir müfessir. Bunun yanında zühdüyle, yaşantısıyla insanlara örnek olan bir insan İbn Ebu Hatim. Ve Zehebi'nin çok büyük bir alim, alimlerin Şeyhülislamı dediği bir insan Zehebi'nin. Bunun yanında İbn Ebu Hatim'in çok büyük bir özelliği var. Babası gibi hayatı boyunca İmam-ı Ali Aleyhisselam'ı Hazreti Osman'dan üstün görmüş.
böyle büyük müfessir. Bu üstünlüğünden dolayı da Şiilikle itham edilmiş. Şiilikle itham edilmiş. Şimdi arkadaşlar beşi alalım. Bu eserde Mekke Mükerreme Üniversitesi'nde tahsih edilen bir eser. Suudların bastığı bir eser. Suudi Arabistan'ın bastığı bir eser. Muhammed Tayyip'in çalışması. 10 ciltlik bir eser. Ve burada da hemencecik gelecek, kısa olarak geliyor. Nezelet hazil ayah ya eyyuhel resulü belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Bu ayet-i kerimeyi diyor. Bu ayet-i kerime Ali bin Ebi Talip hakkında inmiştir. Bu eseri tahsis edenler, basanlar Mekkeli, yani Vahabi zihniyeti diyelim biz buna, onların bile sektiremediği, göz ardı edemediği bir yer. Çok önemli eserler ve bu eserlerin kapısını açan bize çok kıymetli üstadımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey ve bugünü bayram olarak yaşatan, bizlere bildiren, gösteren çok kıymetli üstadımıza buradan teşekkürlerimizi, bir borç biliyoruz. Bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz de bütün arkadaşlarımıza katılan değerli katılımcılara teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 4,5 saat gibi bir süre içerisinde başta Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın Gadir Hum konulu yaptığı kapanış konuşmasıyla başladık. Neticede Ali hocamla beraber nihayete erdirdik. Tabii hepimiz milletçe ve İslam dünyası olarak Gadir Hum'dan nasiplenmeliyiz. Bu bayramın kıymetini, kadrini bilmeliyiz. Birliğimize, beraberliğimize harcı olmasını diliyoruz. Ve kapanışı bugün Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş'ın Gadir Hum Bayramı dolayısıyla yayınlamış olduğu mesajla bugünkü bu birlikteliğimize, bu özel programımıza son vermek istiyoruz. Hepiniz Hakk'a emanet olunuz efendim. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Hicri ayının 18. günü Gadir Hum Bayramı olarak kutlanmaktadır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı sonrası Mekke'den Medine'ye dönerken ashabını Gadir Hum denen yerde toplamış ve Hazreti Ali'nin imametini ilan etmiştir. Ayette sabit olan ve tam 220 sünni kaynak tarafından da doğrulanan bu olay Gadir Hum Bayramı olarak kutlanmaktadır. Maalesef bu önemli gün ülkemizde geniş kitlelerce bilinmemektedir. Bunun da nedeni İslam tarihinin belli kesitlerine asırlarca uygulanan bilinçli bir karartmadır. Bu karartma Emevi karartmasıdır ve ne yazık ki günümüze kadar gelmiştir. Neyse ki merhum genel başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş tarihi gerçeği ortaya koydu ve böylesine hayati bir mesele daha fazla gizli kalmadı. O bugünü 2008 yılındaki mesajında şu şekilde izah etmişti. İslam dünyasında bırakılan en değerli miras Gadir Hum gününe aittir ve tüm ümmete bırakılmış, emanet edilmiştir. Zira Gadir günü Hazreti Peygamber kendisinden sonra ümmete kimin halife kalacağını ilan etmiştir. Bu vesileyle ortaya koyduğu Ehlibeyt külliyatıyla gerçek İslam'ı insanlığa anlatan ebedi genel başkanımıza sonsuz hürmetlerimizi arz ediyoruz. Profesör Doktor Haydar Baş'ın tevhidin merkezi Ehlibeyt'tir duruşu bugün kaos içindeki İslam dünyasının aradığı reçetedir. Müslümanlar ayrışarak değil, Büyük Orta Doğu projesi önünde birer saman çöpü gibi sürüklenerek değil, gerçek İslam'ı temsil eden Ehlibeyt ortak paydasında bir bilek, bir yürek olarak izzet ve şerefine kavuşacaktır. Bu vesileyle tüm Müslümanların Gadir Hum Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere tüm Ehlibeyt'ten şefaatçimiz olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.